الحبيب الذي ترجع شَفَاعَتُهُ لكل هول من الاهوال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مزاد الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم لي ولا تكفرون صدق الله العظيم اللهم أنفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا موت أبدا ve la kuvvete Bu gece niye bu kadar kalabalık geldiniz? Niye? Allah'tan korkunuz ama 14 maddan korkunuz ama. Yani bizi seven, sevdiği için gelseydiniz her hafta gelirdiniz. Ya öyle yok. Her hafta gelenler arasına gelen bir değil. İnşallah yerimiz rahat olacak inşallah. Tabi Ramazan ikincisi fethi namazına kılacağız inşallah. Ziyaret ettik. İlk olarak ayağımız inşaata değdi. En üst kata kadar çıktık. En üst kattan bir taraf Yavuz Selim Camisi'ne doğru bir resim çektik. Bir taraf Fatih Camisi'ne doğru gö görüküyor bir cemme çektik. Onların Yunus paylaşacak inşallah. Silsilemizin yazıları hazırlanıyor, hattatlar. Efendim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Sıddık Efendimiz'in hatları yazılmış. Onu denedik, yerlerine koyduk. Bir metre kırk santime. Silsile hepsi yazılacak inşallah. Efendi Hazretlerimiz 36-37 Hazreti Mehdi yazılıyor. Tam da o kadar binada 36 Efendi Hazretleri 37 Hazreti Mehdi'ye yer kaldı. Sağlı, sol. Daha da yer yok. Silsileye ilave yok. Efendimiz Hazreti buyurdu ki, benden Mehdi'ye kalacak. Efendimizin kaç yerde bu beyanı var, kaç kişiden dinledim ayetten şahitler var ki, e, Hazreti Mehdi'ye, yani Rabıta Hazreti Mehdi'ye devam ediyorum. Hazreti Efendi hocamızı e, kabul etmediğimiz anlamına gelmiyorum. Birbirine karıştırmayalım lafları. Rabıta Efendi Hazretlerinden sonra nerede bitecek rabıta? Hazreti Mehdi'de bitecek. Son rabıta yapılacak saat bizim silsilemiz için konuşuyorum. Başka tarikatları bağlamaz. Mahmud Efendi Hazretleri. Benim imanım, itikadım budur. Bunu bozanları bozarım. Bunu bozanların oyunlarını bozarım. Efendiler bana böyle buyurdu. Bu bir. Ondan sonra Şimdi tabii önce şey yapalım ya da en sona bırakalım ki sohbeti dinlesinler. 14 Mart işini en sona mı bırakalım? Tamam. Arkası birkaç saat sonra. Dinleyin sohbet. Biraz ayet hadis dinleyin ya. Ölecek miyiz? Kalacak mıyız? Öleceksiniz. İnneke meyyutun. Habibim sen de öleceksin. Ve innev meyyutun. Onlar da ölecekler. Kullu nefsin zaykatül mü? Her canlı ölümü tadacak. Mühim olan imanlı mı ölmek, imansız mı ölmek? Nasıl ölmek? Tabii insan bir mezarım olsun ister. Tabii insan denizde balıklara, hamsilere yem olmak istemez. Sesi kısma, kafamı bozma. Bugün sinirim bozuk zaten. Sesi kısma. Boğazım çıkmıyor zaten bir de sesi kısıyorsun. Muhterem ya. Kim olduğunu bilmediğim için konuşuyorum. Nasıl yüzünü görsem fırça attığım kimi belli değil. Onun için mahcup olmam. Efendim kardeşlerim, sesim çok sıkıntı o etti. Ferahat gecesine kadar dua edin, tutturalım. Bu cuma gecesi tutturalım inşallah. Hepimiz öleceğiz. bana bizim korkumuz imansız ölmek, abdestsiz ölmek, kusursuz ölmek. Yani abdestsiz, kusursuz da bir insan ölse, tabii ki namazlarını kılan bir insansa, namazı geçirmemişse, onda da bir sıkıntı yok. Onda da bir sıkıntı yok. Çünkü yatsı yıkıldı, abdestin bozuldu. Efendim gece dörtte daha imsak olmadan deprem oldu, enkazda kaldı. Şimdi abdestsiz öldü Veya hanımınla kusül icap etti. Yorgundun, kuslu sabah namazından evvel alacaktır Bunlarda da Müslümanlara bir zarar, İslam'a göre bir sorun yoktur. Ancak abdestsiz ölen, abdestli ölen de bir avantaj var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki abdestli ölmeye yani abdestli durmaya devam edin ve abdestli bulunmaya devam edin. Ee, bunun tabi başka faziletler de var. Rızık bakımından ömre bereket, rızka bereket vesaire de var. Çünkü korkarım sizin biriniz bunun kaynağını bulsana obet Hoca. Yemutu ve la cenazeti Cibril olacak. Ben gördüm sahih kaynaklarda. Korkarım sizden biriniz e, vefat ederse abdestsiz Cebrail Aleyhisselam cenazesine gelmez. Abdestli ölende cenaze namazına kim geliyor? Cebrail Büyük iş. Büyük iş. O bakımdan abdestli ölmeye gayret eder. Bu mübarek ede de sohbete gelenler, uzaktan yakından dinleyenler, amin diyenler ve bundan sonra da amin diyeceklerle Allah cümlemizi Allahum salli ala seynem Muhammedin ve ala alihi ve sellem. İmanlı ölmek nasip eylesin. Amin. i sünnet itikad üzere ölmek nasip eylesin. Amin. Abdestli ölmek nasip eylesin. Amin. Namazda ölmek nasip eylesin. Amin. Secdede ölmek nasip eylesin. O biraz zorsa Allah'a zor değil de bizim için. O biraz zor mu? Denk gelim, denk gelmez mi? Zikirde ölmek nasip eylesin. En son isteğimizde kelime-i şahadet nasip eylesin. Amin. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah Displaysiz... ve eşhedü Muhammeden <müldüler> La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. <müldüler> Amin. Şimdi efendim sohbetin sonunda 14 Mart'ta ilgili ben geçen sohbeti dinledim. Hakan Ural mı? Bir sanatçı var. Ural mı? Ural mı? Hakan Ural. E, o dün aradı. İlle de bir ziyarete gelmişti. Benim bir e, eski kayınpederin cenazesinde ben sohbet etmiştim. 30 seneden fazla. O da yanımda oturmuştu. Sohbeti çok iyi dinlemişti. Bu bakımdan ee, öyle bir şeyimiz oldu. Bir bayağı bir sohbet Dinlediler o sohbette çok ağlayanlar oldu. Ve eski sohbetlerde ağlatıyorduk, şimdi güldürüyoruz yani tabii ki. Çünkü ağlama para etmiyor, güldürürsen dinliyor adam şimdi. Eskiden ağlayanlar gelirdi. Şimdi böyle bir acayip memlekete kaldık. Neyse. Allah gizli ağlayanlardan eylesin. Amin. Gece gizli ağlayanlardan eylesin. Amin. Amin. Bu da aradı işte şey yaptı yani. Ya dedi ben anlayamıyorum. Burada bir kargaşaya verdiler. Ee, halbuki dedi sizin geçen sohbetinizi dinleyen, biraz daha kültürü olan, affedersin öbürlerine kültürsüz demiş oluyorum doğal olarak, biraz da kültürü olan, bütün dediğinizi anlar dedi. Ama dedi niye böyle yapıyorlar? İşte böyle bir kargaşa yapıyorlar. Artık hakimler mahkemede işte bir şeydi mahkemede bulunduk dün bir vesileyle. Efendim biraz da sert bir hakim meç attık falan ama gibi görüntü vardı hemen. Mahkeme bitti. Hocam dedi 14 Mart'tan ne olacak? <laughs> Bazı savcılara gittik, oraya gittik, buraya yani ben bir çayımı içsin demişti rica etmişler. Ziyaret ettik, önemli savcılarımız. Allah hepsini hizmetlerinde muvaffak etsin. Amin. Adaletle kaim ve daim etsin. efendim, e, tabii biz onlara duacıyız. Devletimizin vazifelerini yapıyorlar, kamu vazifesi yapıyorlar, hep dua ettik. Hepsi 14 dört madden olacak. Allah Allah. Ya kardeşim. Biz dedik, ne dedik, ne olacak ve ne yapmamız gerekiyor? Bunun sohbetin sonunda anlatacağım. Sohbeti de Allah'tan iyi günüme sizin için iyi, benim için iyi değil. Sesimin bozuk olduğu bir şey rastladınız. Onun için çok uzun beklemeyeceksiniz. <laughs> Amin. Şimdi bunları efendim o da tv haber yapmış bilmem ne bunlara cevaplar vereceğiz inşallah ee, Bunlara ait. biz şimdi size vaat ettiğimiz üzere kitabı da okuyun şaban ayının e, faziletlerinden hiç bugüne kadar görmediğim bir e, hadis-i şerif yazma eserlerden zühretür riyaz ve nüzretül miras miraz. Süleyman bin Davud Es-Sivari en-Nesefi Hazretleri eski çok. Hani kaç şu anda burada yazmamış. Bunları yazmak lazım ama efendim e, kıymetli bir alim düşünün ki 700 sene evvelki alimler bundan kaynak veriyor. 700 sene, 800 sene belki alimler. Ruhul beyan tefsirinde defaatle İsmail Hakkı Hüseyin Hazretleri bu eserden defaatle e, bahsetmiş. Safuri Hazretleri 5 e, yerde bahsetmiş İmam Safuri. O 700'lü düşünün. Ruhul beyan sahibi 20 yerde. Ruhul beyan tefsirinde 20 yerde geçiyor bu eser. Onun için kıymetli bir zattır yani onu demek istedim. Burada geçen uzadı sohbet diye okuyamadım. O şerifi okuyacağım şimdi. İnşallah Rahman Şaban Şerif ayının faziletlerine Rabbim nail eylesin. Amin. Berat gecesine sıhhat, afiyet ve ibadat taatle tembelliği, gevşekliği izale ederek ulaşmayı nasip eylesin. Amin. Namazlarına 100 rekat namazını eda muvaffak eylesin. Bursa'da olacağız inşallah. Ben akşam namazında olacağım çünkü akşamı kılar kılmaz benim mecburen yer değiştiremeyip namazlarım var. O, onu başka yerde yapsam sohbete yetişemem. Bir saat kadar zikirler var biliyorsun, okumaları var. 3 Yasin Şerif, 6 rekat namaz, 10 kere dua. Ben de biraz yavaş kılıyorum, okuyorum. O bakımdan geçen Ulu Cami'de yapayım dedim. Fakat Ulu Cami'de mevlüt başladı falan. Bu sefer okurken insan, e şimdi onlar da Kur'an okuyor. Sen de Kur'an okuyorsun, karıştı iş. E o bakımdan bu sene onu yapmayalım dedim. E, akşam namazın cemaatle size iftarlık vereceğiz. Yani gelenlere iftarlık verilecek yani. E ben o iftarlık doyu, onu iftarlık doyurmuyor beni. O iftarlık doyurmuyor dersen yanına istersen bir öküz al beni alakadar etmez. İftarlığını yanına al. Ama orada gelenlere iftarlık çorba bir şeyler verilecektir. Sohbet 6 Mart pazartesi saat 20.45. Lale Gül TV, Lale Gül Efendim YouTube kanalımızdan canlı olarak yayınlanacak. Hanımlara zaten yer var şeyde. Bursa'da hanımlara geniş yer var. O sohbet yapılacak inşallah. rahmet amin deriz, dualar ederiz. Ee, çok da uzun sohbet olmaz çünkü yüz kat namazı var. Ehemmiyetine binaen bir sohbet ve dua berekatıyla sohbette uzun yapmamak kararındayım. Çünkü ibadet gecelerinde sohbeti çok uzatmamak lazım. İnşallah diyelim de Allah sözümüzde durmaya muvaffak eylesin. Amin. Önümüzdeki sohbet pazartesiyi salıya bağlayan geceler. Bursa'da çok geniş var. var. Bizim Haydar bu işlere girmek istemiyor ama siz bölgesel olarak bölgelerden gelmek isteyenler var. Otobüs tutabilirsiniz. Eskiden külliyeyi öyle yapardınız. Minibüs tutabilirsiniz. 10-15 kişi bir Müslümanın minibüsü olur. Siz de para toplarsınız, benzin koyarsınız. Bu şekilde 3-5 gelmek isteyen Müslümanı da kadınlar mahremsiz gelmesin. Bursa seferi mesafedir. Mahremi olan oğluyla, kocasıyla, amcasıyla, dayısıyla olan bir hanım kardeşlerle gelebilir. Bu şekilde biraz teşkilatlanın. Yani eski şuur gitti. Teşkilat sıfır oldu. Ben diyorum maddi sıkıntınıza. Anladım ama maddi sıkıntı şimdi yolda gittisi geltisi diyelim kaç lira? Bilmiyorum şu anda ben e, bilmem e, Osman Gazi Köprüsü ne kadar onları tam bilmiyorum. Şimdi bir insan buradan Bursa'ya geldi gitti. Benzin ne yakar? Arada da şeyler var. Egeseler mi? hekeseler mi? Ne var? Bunların meblağı nedir? Bilmiyorum. 3000 tutar mı? 2000 3000 bin, bin tutar mı? Bilmiyorum. Bu kaç lira tutuyorsa, bilmediğim için konuşuyorum. Sizin de geleceğiniz yere bağlı. Edirne'den mi geliyorsun, Silivri'den mi? Ona bağlı şimdi onun fiyatını ben bilmem. E bu bölüşülürse yani 20 30 kişi 100 lira 200 lira verebilir. Ama bir kişi onu belki 2000 lira 3000 lira zor verir. Yani Allah razı olsun biraz hareket ya. Yani hiç hareket Bak hareketsiz su kokar. Bu hareketsizliğinizi iyi görmüyorum. Çünkü Allah için adım atma kalmadı. Allah için ilim meclisine, zikir meclisine katılma diye bir şey kalmadı. Bu beni mahvediyor, beni öldürüyor. Ben 20-30 sene bu enerji, feyizle, bereketle yaşadım. Akın vardı. Ne oldu bu şimdi? Paranız yetmeyebilir. Bu televizyon, bu radyolar sizi siz sohbet ehli, ilim ehli, ehli sünnet ehli insanlarsınız. Bu televizyon, radyoları biz gelemeyene, gidemeyene, bu yolda olmayanlara ulaştırmak için yaptık. Siz evde oturun, çay içerek sohbet için yapmadık kardeşim. Çay içerek ilim meclisinde oturulmaz. Sigara içerek sohbet dinleyen sevabı olmaz. Siz zikir ehli, ilim ehli olun. Biz sizden anlaştık, vaatleştik. Ben ölene kadar hizmet edeyim size, İlim meclisi kuralım. Siz de bu ilim meclisine katılın gelin ve siz ahirette ulema ile haşrolun. olun. Televizyondan dinleyerek ulema ile haş olunur mu ya? İlim alırsınız. Sevap alamazsınız. Feyz alamazsınız. Bereket alamazsınız. Adım atmanın kefaretten alamazsınız. O kadar zararınız var ki evden arabadan dinlemekle. Yapmayın bunu kardeşim. Ben sizin iyiliğinizi istiyorum. Ben niye geliyorum o zaman? Ben de o zaman evde yapabiliyorum. Yazık günah değil mi? Burada can tehlikesiyle geliyorum ya. Yani Allah rızası için. Eski şuuru işleyelim. Bu berab gecesinde kazalardan, belalardan sakınmak, hayırlı kaza ve kaderler istiyorsanız bir sene boyunca belalardan niyet edin. Minibüs tutun, otobüs tutun. Herkes kendi dernekleri var. Herkesin bizim cemaatin binlerce dernekleri var. Herkes kendi bölgesinde bir faaliyet yapsın. Haydar buradan 10-20 otobüsü organizesi zor oluyor. Ama herkes kendi derneğinden bir otobüsün organizesi kolay oluyor. Öbür türlü birinin abdesti bozuluyor. İneyim diyor, bineyim diyor. Bir otobüsü şey yapıyor. 20-30 otobüsü biz birbirine bağlarsak iyi olmaz. Ama herkes bölgesinden bir minibüs, iki minibüs Otobüstense minibüsler belki daha taşı olabilir, bilmiyorum. Çünkü ne bakımda ne kadar az insan o kadar sorun az oluyor. Aramak, bulmak, birbirini konuşmak, görüşmek. Geldin mi Hacı abi, gelmedin mi Hacı E bir fakir vardı, ve ben veremiyorum, 200 lira isteme düştü. E onu da bir Müslüman o 200 lirayı, ben sana hediye edeyim, gel sohbete gel. Onun da sevabını al. Ya e bunları yapıyordunuz siz. Ama sizin bir, bir eski nesil, sizden bir geri yapıyordu. Ben 3 nesille çalıştım. Şu anda siz üçüncü nesilsiniz. Ben yetmişlerdeki sohbetlerimden itibaren iki nesil vefat etti. ortalama yaşları zaten o zaman da 50 60 Böyle gençler, talebeler yoktu. Yoktu. Siz üçüncü nesilsiniz bende. Onun için o tahammülleri bilmeyebilirsiniz. Ama yani haberlere girseniz okursunuz. Külliyelerin yolları... O... iki köprü tıkanıyor yollar tıkanıyor. E neredesiniz ya? Onun için tabii siz de diyorsun ki ya buraya gelip sokakta mı kalayım? Haklısın. Biz de size yer yapıyoruz. 3000, 4000 kişi bir anda dinleyeceksiniz. İnşallah yer, yer. onun için yapıyoruz. Külliyeye de yardımlarınızı eksik etmeyin. Dernek zaten bir yandan deprem bölgesi konteyner onlarla çalışıyor. Hatay'da devlet hastanesinin önünde şey kuruldu. İşte merkez kuruluyor oralara daha kalıcı çünkü öbür türlü gezdiler tabii. Elbistan'a gitti. Şimdi Kır Kırıkan'dayız. İşte böyle geziliyor şimdi Hatay'a. O yardımlar devam ediyor. Külliyenin de iç işleri başladı. Esas parayı yiyen kısmı neresidir? İç işleri başladı. Biz lükse israfa kaçmıyoruz. Ama mecburen jeneratörün en iyisi olması lazım. Ceren kesilirse ne yapacağız? Havalandırmanın en pahalı, en kaliteli sistem olması lazım. Çünkü nefes alamazsak camlar da yok. Nefes sorunu çok büyük bir sorun. Onun en iyisini yapmak zorundayız. Klima, sıcakta bu rafati, basık Hava gelmiyor. Hava gelmiyor, binalar kapatmış. Ee, onun en iyisini yapmak zorundayız. Çünkü onlar, bak ben mermer bile sokmayın diye arkadaşlara tembihat ver. Yani mermerin haricinde bir şeyler yapmak istiyorum. Hadis-i Şerif'te mermer sıkıntı diye. Ee, dolayısıyla, yani ben mermer olsun, pahalı olsun, lüksünde değiliz. Bu ümmetin parası, bu sizin paranız. Hava atmak için, caka satmak için olmaz. Kendi paran varsa, zekatını, sadakanı veriyorsan, kendin bir Kaliteli bir şey aldın evine, ben ona karışmam. Zekatını verene, sadakasına ben haram demem. Ama ben ümmetin malıyla topladığım yerde kuruşuna kadar abdest yerlerinin temizliği, muslukların düzgün akması, e, sağlık, sıhhat ve güvenceli şeylere bakarım en iyisi olsun. Çünkü orada tavize verilmez. Havalandırma, halının mikrop tutmaması, halının mikrop tutmaması, bu pahalıysa da bu yapılacak. Çünkü bütün millet ayağıyla basıyor sonra secde yapacak. Ha bunlar sizin sağlığınızı düşündüğüm için. Ben oradan geliyorum, burada kendime bir şey sererim, kılarım. Ama hepinizi tek tek düşünüyor. Şu anda mermerler küçük olmuş şu kadar şey. Mermer yok da şey, beton, e, merdiven diyecektim. Merdiven şöyle küçük olmuş. Benim terliğim zor sığdı. Dedim buradan insanlar tökezler. Benim en sinir olduğum iştir arkadaşlar. Biz de geç kaldık. Keşke evvelden şeydi. 10 ee, dediler 5 santim ee, üzerine konulacak malzemeyle uzatacağız falan. Aman dedim bak insanlar bir kişinin tırnağı taşa değmez. Ben sizin için yaşıyorum. Ben vakıf malıyım. Orada tabi iskan ve belediyenin şartlarına uymamız lazım. Ben de bundan zerre kadar taviz vermem. bir santim bile belediye ne derse o yapacak. Ben bunu baştan beri söyledim. Onun içindir ki tabii istediğin gibi de proje çıkmayabiliyor. Burası Fatih. İstediğin gibi proje çıkmasa da elhamdülillah. Alt katta 900 metre kadınlara sohbet Üst katta 450 metre bir daha kadınlara sohbet Sizin erkeklerle buluşacağımız yer mahfelle. Mahfelden ben de görecekler aynı. Orada öyleydi ya. Mahfelden görecekler. 1400 metre sırf sohbet 1400 metre sohbet Elhamdülillah Allah nazardan muhafaza eylesin. Şerlerden muhafaza eylesin. Şimdi onun için dediler ki arkadaşlar ben bilmiyorum. Ben dernekte bir resmiyetim, bir şeyim yok. Yardımı bilmem, geleceğe bilmem, gideceğe bilmem ben. Teşvikçiyim. Geçen gün sırf içiyle ilgili işte 10 milyon bir günde gitmiş. 10 milyon. Çünkü artık içine başlayacaklar ya. Para harcanan yerler arttı. Külliyemizin de yerimiz, yuvamızdır. Bütün ümmet orada. Gece bile kalacaksın, itikaf yapacaksın, hıfız namazına eve gitmeden temiz abdest yerlerine çıkacaksın. Koca avlu var, hava tar, üstü açık, her imkan var. Hiç dışarı çıkmadan, komşularımızı rahatsız etmeden, kendi bünyemizin içinde, külliyemizin içinde, gece diyelim ki hıfız namazı var, dört buçukta. Beşte hıfız namazı var. Ben de onu biraz imsan geç olduğu geceler yapıyorum. Yedi. Her sene yedi kere hıfız namazı yapacağız inşallah. Arada tesbih namazları yapacağız inşallah. Arada hacet namazları yapacağız inşallah. İsteyen oturabilecek, zikir yapacak, yatacak, itikaf yapacak. Gecen dördünde, beşinde araba bulamam diyen. Bura sizin yeriniz. Bura ümmetin yeri. Kadın hoca efendiler sohbet yapıyorlar. Bu vesileyle trafik kazası getirmiş. Ee, bir şey olay, elhamdülillah tehlikesi çok, bir tehlikesi yok Allah şifa versin. Ee, hoca hanım, kardeşimiz e, burada şu anda siyer ve tarih dersleri yapıyor. Çok güzel anlatıyor. Kadınlar doluyor buraya. Sığmıyorlar burada, izlam çıkıyor. Ee, hoca hanım kaza gelmiş. Allah ona da acil şifa ihsan eylesin. Amin. Amin. Onlar dolduracaklar, icazet yapar. Kadın hocalar. Şey, Fatih'te böyle bir yer bir daha yok. Camiler izin vermiyor. Hoca hanımlara hangi cami izin e Kadınlar kendi arasında icazet yapıyor, sohbet yapıyor. Anladın mı sen? Efendisine bağlı olan, efendiye rabıtayı devam ettiren, fitne çıkartmayan, işi karıştırmayan hoca hanımlar tabii. Her hoca hanımlar olmaz. Her çarşaflı olmaz. Rabıtayı efendiye devam etme şartı bende var. Bundan sonra rabıta su mecrasını bulur diye karıştıranlarla işim yok hayatta da mematta da Efendinin yanından ayrılmayacağız ve onda rabıta işini karıştıranlardan manen beriyim. Hiçbir işlerinde de yokum ben onlara. Efendi vasiyetlerini bozanlar. Onu konuştu, karıştırmayalım. İşte böyle kıymetli hoca kardeşlerimiz, hacı annelerimiz de meclisler yapacaklar. Burası sade benim bir günkü sohbetimle olmaz ki yani. Yazıktır yani. Fıkıh ihtisası kuruluyor güzel hoca efendiler, Hüsamettin Hoca, Fatih Karinder, Hoca ile onlardan da yardım olarak onları yetiştirdikleri var. Bu şekilde Allah tamamını erdirsin. Ay. Herhalde Kadir Gecesi'ni falan bu durumda yapamayız. İçinde ilk gece sözümüz fetih namazıdır. Herkes set cadesini alıp gelecek. Biz de altına asır çereceğiz. Nasıl olsa yağmur çamur üstümüz kapalı. Üstümüz kapalı olduğu için set alacağız. Fetih namazında Ramazan-ı Şerif'in e, ee, i̇lk gecesi. İlk gece demek Şaban'ın son gecesi yani. Yanlış anlama. Oruçsuz olan gün. Ne günü o? Gün tam belirlemiştik. Ş Bakın, bakarak konuş. Ramazan'ın biri perşembe mi? Ramazan'ın bir oruç mu? Biri oruçsa çarşambayı perşembe tam da koruma lazım olan gece. Çarşambayı mı dedin? Perşembe'ye bağlayan gece teravi var. O gece teravi var. Sohbet yapamayız. Sohbete söz vermiyorum. Ee, şey yapacağız. Ne onun adı? Ee, kılacağız. Teraviden sonra da fetih namazı kılacağız. Yalnız fetih namazına da zam geldi. Paraya zam gelmedi. Para mara yok. Bedava ya. Ne zam geldi? İmam Gazali'nin bir kitabında Hazinetül Esrar sahibi Muhammed Nazili Nazili mübarek zat. Onda gördüm ki her rekatta inna fetehne okursa biz inna fethane ikiye bölüyorduk iş kolaydı. Şimdi namazda okuduğumuz dört buçuk sayfaydı. Şimdi namazda okuduğumuz dokuz sayfa olacak. Onun için ben okuyacağım inşallah. Sizi bilmiyorum ne yapacaksınız ya. Yani. Ya dedi, yük benim sırtımda, size ne oluyor dedi Yani. Ee, onun için e, sohbet işine girmeyelim. Efendime sana söyleyeyim. İmam Gazali'de de, Hazreti Resulat gördüm ama e, dedim yani belki istinsakta yanlış bir şey, fikirli eklediler falan. Şimdi İmam Gazali'de de görünce, yeni gördüm. Onu da kaynakledim. ekledim. İşimiz sağlam olsun. Bu fetih namazı nasıl bir şey biliyor musun? Hufiza zalikel am. İbn Mesud radıyallahu anh dayanıyor. Onun torunu Mesudi radıyallahu anh'tan geliyor. Yüzde yüz garanti bir sene, bir daha sene Ramazan'ın ilk gecesine kadar Allah'ın sigortasındasın. Öyle bir namaz. Siz inna fetehnâyi ben kendim namazda okurum, iki rekatta da iki kere okurum diyorsanız gelmenize gerek yok. Gece kendi kılsanız da eftal. Ama Taliminiz var mı? Tecvidiniz var mı? Bir de dokuz sayfayı namazda okuyacak hafız bile kalmadı şimdi hemen hemen. Onun için e, buluşuruz inşallah. i̇nşallah. <laughs> Onu da demiş olalım. Külliyemize bir an evvel e, ilgilenin. Hayder'in sitesindeki e, yapım ile ilgili herhalde son halini, resimlerini koyuyorlar. Bilmiyorum koyuyorlar mı koymuyorlar Son payrak tepeye tepeye kadar çıkıldı. Koyuyorlar mı koymuyorlar mı da bilmiyorum. İçine başlıyoruz. Çok büyük masraf var. Bir an evvel sohbeti orada başlamamız için bak gün veremiyorum. Yani fetih namazını orada kılacağız ama sohbet ses sistemi, şu sistemi, bu sistemi dolu sistem ister yani. Onun için burada hazır bir düzen var. Gün veremiyorum. Çünkü bir depremin olmasından dolayı doğal olarak yardımlar deprem bölgesine aktarılması icap eder. Bu gerekli. Bundan dolayı aksamalar ee, kaçınılmaz. Kaçınılmaz ama siz de bir e, deprem belgesine de uğrarken, geçerken de bir de siz de ne yapıyorsunuz? Bir selamun aleyküm derseniz yine bu külliyemiz de o arada çünkü külliyemiz olursa bütün Müslümanların hizmet yeri olacaktır inşallah rahman. Ama ağırlık tabii ki deprem bölgesinde çadırsız, konteynersız bir vatandaş kalmayana kadar yardımlar oraya yönelmesi lazım. Bunu da söylüyorum. buyuruyor ki ve fil haberi haberde variz olmuştur ki haber efer manasına geliyor. Efer nakledilen rivayet manasına geliyor. Şimdi burada şu sahabiden şu hadis-i şerif olarak gelmiyor. Bu şekil geliyor. Burada muhaddislerin muhaddisleri söylüyorum mevizeci hocaları söylemiyorum. Muhaddislerin kaidesi şudur. Eğer muteber alimlerin işte i̇hya gibi bu züret Riyaz gibi, Ruhul Beyan gibi falan. Alimlerin tam yüz binlerce, milyonlarca var bu alimler tabi, ehl Sünnet. Bunların kitaplarında bir rivayet görürseniz bu rivayete hadis demezse ama içeriye bakarsanız içerik haber veriyorsa yani içtihat ve görüşle bir alimin e, istinbat edip e, bu ayetten hadi sen yorum çıkarttım, şu hükme vardım müçtehitlerin yaptığı gibi bir durum değilse, mesela İmam-ı Azam Efendimiz, diyelim en büyük müçtehit radıyallahu teala yarın kıyamette efendim şöyle olacak böyle olacak, kıyamet günü işte efendim, e, ateş üç şubeye ayrılacak. İşte o şubeler bir münafıkların başına gelecek gibi bir konuyu mesela diyorum. İmam-ı Azam bile nakletse. Biz düşünürüz. En büyük müştehittir ama bu rivayet ettiği konu kendi görüşüne göre düşünüp de bulacağı bir şey midir? Değildir değil mi? Yok İmam-ı Azam ne kadar düşünürse İmam-ı Azam adetten, hadisten fetva çıkarabilir. Ama hiç böyle bir konu hatta hadiste olmasaydı. İmam-ı Azam düşünüp de mahşerde üç tane bulut gelecek, şu şunun üstüne gelecek, bu bunu, bunu. kendi kafasından diyebilir mi? İşte bunu diyor mesela, Beyhakî bu usta şöyle diyor. Mesela buna hep kafanızı anlayacağız bir misal verin. Cennette Recep ayının tümünü oruçlu geçirenler veya ekseriyetini oruçlu geçirenler için özel bir köşk var. Recep Köşkü. Irmak da var. Ama ırmak hakkında hadis-i şerif var. Recep Urma. Köşk hakkında hadis-i şerif yok. Kim söylemiş? Ebu Kılabe. Radıyallahu anh efendimiz. Ebu Kılabe kim? Biz o kadar onları tanımayabiliriz ama Beyhakı'yı tanıyoruz. Beyhakı büyük marka muaddis. Bir de ben diyor uydurma hiçbir rivayete kitaplarımda yer vermedim garanti vermiş. Şimdi diyor, fil cenneti kasrun li suvemi racebe, suvem, sahibin cemidi suvamun ve suvemin nussarun ve nussarun var ya, cennette ne var? Recep ayında oruç tutanlara bir kasır var. Köşk var diyor. Ebu Kılab'ın orada. Şimdi altına Beyhekî demiş ki, ve Ebu Kılab'ete min kibarit tabi'in demiş ki, ve bu, ve bu rivayet Cennette köşk var Recep oruç tutanlarına. Bu rivayet fi hükmül merfu'i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e isnat edilen hadis hükmündedir. Yani bunu hadis diye inanabilirsiniz diyor. Çünkü muhaddislerin kaidesi var. Bunu zayıf hadis kitabı çıkaracağım şimdi. Onlar da bu hadisçiyim geçinenler. Zaten dergide de yazdım ama onun üstüne dolu ilave ettim. Yere serilecekler, tuş olacaklar. Fişeden haberleri olmadıklarını kendileri de anlayacaklar. Şimdi hadisçilerden gideceğim ama. Hadis ulemasının görüşleriyle onları bitireceğim. İmam-ı Gazali Abdülkadir bitirmeyeceğim. İbn Hacer'le bitireceğim. Aliül Kari ile bitireceğim. Irak'ı ile bitireceğim. Öyle. İbn Arrak'la bitireceğim. Öyle. Bunları hazırlayacağım inşallah. Çünkü bunlar çok hadislere imanı perişan ettiler. Ehli sünnet hocalar. Bunu da yapan ehli sünnet hocalar. Ama çok sıkıntı çekecekler ahirette bu işten dolayı. Ama eli sünnettirler. Ben bir şey demiyorum. Siz bazılarını tanıyorsunuz. Biliyorsunuz onlar kim oldu. Hani ne dedi? Berat gecesi namazı kılacağına zina edenler bunlardan iyi iş yapıyor dedi. Yani. Böyle. Evet. Bunları biliyorsunuz siz. Şimdi kardeşlerim ee, burada niçin merfu hadis hükmündedir diyor Beyhaki? Çünkü Ebu Kilabe denen zat tabiinin büyüklerindendir. Tabiin kimler? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görenleri görenler. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en hayırlı olarak kimleri belirlemiş? Hayrul kurun karni benim asrım sahabe. Sümmelediine lunum sonra onları takip edenler tabiin. Sümmelediine lunum sonra onları takip edenler tebe tabi. Bu üç asrın ehlinin bu ümmetin en hayırlılar olduğunu beyan etmiş. Onun için sahabeden sonra en hayırlı kimlerdir? Tabiindir. Şimdi tabiinin de nesi var? Küçükleri var, büyükleri var. Çünkü çocukken sahabeye yetişenler, çocukken sahabeye yetişenler, tabi tabiinin büyükleri şeyine tasnifine giremez. Çünkü çok az sohbete gelebilir. Çocukken çok az rivayet ezberleyebilir. Ama sahabeyle 20 sene, 30 sene, 40 sene geçirenler bunlara ne deniyor? Tabiinin büyüklerinden. Şimdi Ebu Kulabe kimmiş? Tabiinin büyüklerinden. Peki ne diyor? Cennetteki bir köşkten bahsediyor. Ve misluaza bu gibi bir rivayet la yukalu kafadan söylenemez. Çünkü cennette sen Allah'ın ne yarattığına dair bağlayıcı kendini bağlayıcı Allah adına bir hüküm veriyorsun. Cennet senin belediyenin arazisi değil ki oradaki projeyi gördüğünde konuşuyorsun. Cennet Allah'ın yurdu. Cennette Allah kime ne yapacağını e, ayetle hadisle bildirir. Ayetle hadisle bildirilmeyen hiçbir şey e, rüya gördüğün mü kendini bağlar. İlim ifade etmez. Bu gibi şeyler ancak söylenir ham belagin. Bir üstüne ulaşmadan söyleyemez. Tabiinden biri asla hangi sahabemiz Ebu Kulabe kim bilir onlarca sahabeyle görüştü. Hangi sahabeden aldı? Bunu orada yazmıyorsa da bu mümkün değil. O onu kafadan uyduramaz. Şimdiki hocalar olsa uyduran kaydırana. Ama şimdi tabiim bu? Peki tabinin üstü kim? Sahabe. Peki sahabeden biri cennette şöyle ya bana bir köşk var diye Allah'ın sevap müjdesini kendi kafasından nasıl görüşünü düşünüp de bir görüş yapabilir oraya? Mümkün mü ya? Allah buna bu sevap verecek. Nasıl dersin ya? şahıs konuşmuyorum. Zaten bu adam Recep orucu tuttu. Onun için buna köşk verecek diye şahsi zaten konuşamazsın. Kabul olmuş mu olmamış Onu konuşmuyorum. Ama Recep ayını oruçlu geçirilen cennette köşk var. Ben buna e, vallahi derim ya. Niye? Beyhakî de ki şu kardeş. Kim rivayet? Ebu Kulabe ya. Ebu Kulabe kim? Tabi'nin büyüklerinden. Kaç tane sahabe görmüş. Peki o sahabeden duymadan diyebilir mi? Beyhaki diyor ki, usul hadisçilerin kaidesidir. Diyemez. Zaten oyunu diyebilen biri ise onu rivayetini cerh ederler, kitaplara kaynak vermezler. Beyhaki öyle bir adamdan kaynak almaz. Böyle bir açığı olandan. Bu iş böyle sıkı, sıkı tutuldu. O zaman nereye gitti iş? sahabeye gitti. Peki sahabeden biri tabiinden daha hayırlı. Bu ümmetin en hayırlısı. Sahabe mesela sahabede günah işleyenler oldu mu? Olmuştur. Masum değil. Çünkü biliyorsunuz had cezasıyla eli kesilen de olmuştur. Recm de olmuştur. Yüz sapa yiyen de olmuştur. Siz anladınız. Detaylarına arızım yok. Birkaç tane böyle bir vaka şeriat had cezalarının tatbikinin icrasından anlaşıldığına göre sabit olmuştur. Ama yine de bu had cezasına tabi olmuş. Yani ne yaptığını düşün. Had cezasını demin söylediklerimden amelini siz anlarsınız. Abdülkadir Geylani o sahabeye makamı yetişebilir mi? Veysel Karani tabinden hayırlısı sahabeden olmadığı için o yetişebilir mi? Yetişemez. Sahabenin makamını farklı tutun. Gün işlemesi kendine göre ama had cezası uygulanarak zaten Ahirete bir hesap kalmamıştır, temizlenmiştir. Temizlenmiştir. Peki, adalet ve güvenilirlikte İmam Rabbani Hazretleri beyan eder. Bütün tabi müştehitlerin sözüdür. Es-sahabetu kulluhum udûlün. Sahabenin hepsi, bak hiçbiri günah işlememiştir diyemeyiz. Ama hepsi de adaletlidir ayet ve hadis rivayet ettikleri zaman asla zerre kadar şaibeli değildir. Bak size el üstüne de itikat dersi yapıyorum şu anda. Hiçbiri günahsızdır denemez ama hiçbiri yalan rivayet yapmamıştır. Bütün rivayetlerinde güvenilirlerdir, sikalerdir deriz. Bilmiyorum, anlıyorsunuz değil mi ne anlatıyorum? Ben Allah'tan biraz Türkçe iyi konuşuyorum da anlatabiliyorum şey diyor. Yani onu diyor. Hakan Ural Beyefendi de öyle diyor. Yani bu kadar lafları anlatıp da yani bu insanların en efendim zekası diyelim seviye olarak herkesin farklıdır. Zeka testleri de yapılıyor yani. Efendim. Herkesin anlayacağı şekilde bunu nasıl anlatabiliyorsun diyor. Bunu, burayı çözemedim diyor. Onu Hüseyin Avni Hoca da diyor. Yani benden çok alimler var. Ama Şimdi zor meseleleri milletin anlayacağı dilden konuşup anlatabilmek ayrı bir Allah vermiştir. Efendi Hazretlerimizin elidir, himmetidir, bereketidir. Sohbetleri madem bizi görevli kıldı, o zaman da o şeyi verirler. Yük verdiklerine güç de verirler. Yani atlamazsan ortalığa, müritliğini bilirsen, haddini bilirsen, vekilim, bölge başkanıyım, şuyum, buyum, kalifeyim bu demezsen, müritliği Allah becettesin dersen, adama himmet ederler ama kendini öne çıkardığı zaman sana da al kendi kal kendi başına derler. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Rabıtayı bozarsan helak olur. Bir de kendine rabıta yaptıran serseri tundurnalar var. Kabirde nasıl yatacaklar bunlar? Ben böyle bir şey yapıyorum. Zuhuratta gördüm, Efendi Hazretleri geldi, bana şehitlik verdi. Sonra da rabıta sana yapılabilir dedi diyor ya. Allah belanı versin. Amin. Allah kahreylesin. Sen efendiye nasıl iftira ediyorsun? Bu silsileye nasıl kendini kattın ya? Biliyorsunuz kimi kastettiğim işte. Evet. FM'ciler bilmem neciler. Allah muhafaza. İşleri karıştırmak isteyen çok var da. Hele biz Allah için, Allah bizi var etsin de. Dualarınızla da. İnşallah. Bu batıl eline yol vermeyeceğiz. İnşallah. Şimdi ne anlatıyorum? Ben size Şaban-ı Şerif'in fazileti hakkında bir rivayet söyleyeceğim. Şaban-ı dolu fazileti anlattım. Kitaplar dolu. Bu, Şaban kitabım özellikle. Mutlaka okuyun bu birkaç gün içinde. 6 Mart'a varmadan ben detayları anlatacak halim kalmadı. Kitap yazdım. 20 kişi af olmayacakları. Kısaca maddeleri geçeceğim. İçeride dolu hadis ve rivayet var. 30-40 sayfa. Bak 6 Mart'a kavuşmadan o 20 kişiden biriyseniz tevbe-i nasuh ile dönerseniz berat gecesi affınız kesin. Cehennemden beraat dosyanız çıkar. Ve hayırlı kazalar, kaderleriniz nasip olur. Yok. Bunlardan birini bile yapıyorsanız berat gecesi de size müjdelere dahil olacağınıza dair bir teminat veremem. Çünkü bunlar af olmayacak diye hadis-i şerif istisna etmiş. Ben ne bileyim daha. O düşün, onun sayfasını şimdi söyleyeceğim size. Hatta hemen söyleyeyim, sonra ben oraya bakıp bulurum bulurum. bilmiyorum. Berat gecesinde affolunmayacak kimseler. Sayfa 232. 232'den başlıyor. 259. Kaç sayfa? 200. Küçük sayfa bu. Bu kitap uzun boylu kitap değil. He? 20, 27 sayfa sizin için benim için hayat memat meselesi. Bunlardan bir günahtan nasıl tövbe de tövbe ettin İstersen berat gecesinden evvelki ikindiden sonra yap. Ama berat gecesine bu günahlarla girme, tövbesiz girme, özel tövbe eyle Kemal günahlarda özel tövbe şart, sakairde şart değil. İki namaz arası sildiriyor. Cuma cuma arası sildiriyor. haç ümre arası, ümre ümre arası sildiriyor. Büyük günahlarda ehli sünnetin cumhuruna göre, ekseriyetine göre özel tevbe ismiyle şu günahtan heykel yapıyorduysan heykelcilikten, sihir yaptırıyorsan sihir yapmaktan, namuslu birini iftira attıysan o iftiradan ismiyle özel tevbe ne demek anladın mı sen? İsmiyle şu günahtan Gusül abdest alırsan çok iyi olur. Mümkünse mutlaka abdest al. Ve iki rekat tevbe namazı kıl. İkinden sonra da nafile kılınmaz. Berat gecesi 6 Mart ya. 6 Mart'ın son payınızı koyun. O zamana kadar günah işleyebilirsiniz demedim ha. Tövbe estağfurullah. Onu da yanlış anlar bunlar. Der ki son payım şuraya kadar ne yaparsam yapayım. İki zina fazla yapayım der. Allah tövbe yarabbim. Ne dunduna insanlar olabilir yani? Ahmak insanlar olabilir. Kimseye şahıs isim vermediğimiz için Ekremoğlu gibi ceza yemeyiz değil mi? İmamoğlu ceza yedi. Yeşakaya, ahmak dedi ya. Yasaka'ya ahmak dedi. Nasıl dersin adama ahmak ya? Adam bürokrasi hem de onların kararını anayasa mahkemesi bozamıyor yani. Adamlara ahmak dedi. Ekrem İmamoğlu ceza yedi. Ben de ahmak diyorum ama isim vermiyorum. Kimseye ahmak demiyorum. Kim derse ki o saate kadar günahları artıralım anlıyorum ben bundan. Ahmak oğlu kal kaleli ahmak. Taberani Mucemi, Kebir'de rakam efendim. Cildi yazmamış hocam. Kaçıncı cilt olabilir? Rakam hadis rakamı 65. Ha cilt ha yani 25 alır. 25'e 36 Tabarani Muce bir 25 cilt. Ben bizde var. 25. cildin 36 sayfası hadis rakam 65'te buyuruyor ki Fele Cibril e, ya bu neye Ey benim olacağız. in la tusalli e, fefal. E, namaza devam edebildiğin kadar devam et. Ya bu neye ya? İni istidate la tebit illa fefal. Gece yatarken mutlaka abdestli yatmak ama uyurken abdestin bozuldu. Uyurken abdestin bozulduysa o zarar vermez. Abdestli yattın ya. E zaten uyku abdestini bozuyor kendisi. Onun için abdestli olarak sabaha çıkmak ve abdestli uyuma gücün yettiği müddetçe bunu yap buyurur. Bu taberani Mucem-i Efsan'da bu hadis-i şerif 123'ün sayfada. Diğer hadis-i şerifte Korkarım sizden biriniz abdestsiz ölürse Cibril cenazesine gelmez. Demek ki abdestli ölenlerin hepsinin cenazesine Cebrail Aleyhisselam bulunuyor. Abdestli öldüğünü bildiğimiz bazı insanlar var. Biliyoruz onu yani. Oruçlu abdestli pat diye öldü. Haber geliyor ya ailesi diyor ki abdestliydi diyor. Ölürken diyor. Öyle insanların cenazelerine özellikle gitmek lazım ama işte ilan da onda söylesen çok. Çünkü neden? O cenazede kim var? Cebrail Aleyhisselam. Hadis. Tabarani kaynak. Ha ama sen yatsını kılmışsın. E, abdestsiz uyumuşsun veya cünüp uyumuşsun. Sabah namazdan evvel de kalkacak, kusül edecek, abdest alacaksın, namaz kılacaksın. Böyle bir Müslümanın kusülsüz bile ölmesi, onun ahirette ona zarar verir mi hiç? Vermez. Vermez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dahi kuslu geciktirdiği Bukhari'de sabittir. Bazen. Bazen kuslu kusül kuslu geciktirdiği sabit. Nereye kadar? imsa kadar. İmsak olduğunda. Çünkü teheccüdünü kılardı. Teheccüden sonra diyelim bir hanımıyla haceti var. Teheccüden sonra. Teheccüd kaçırdığı yok. Teheccüd ona farz. Teheccüd kaçırdığı yok. Bir hanımı hacetini giderdi. Biraz yattı. İmsaktan sonra kalkıp ya imsak olduğunda kusledip gelecek. Öyle mi? Adamdan da sohbet ediyor. O zaman kadınlara sohbet ediyordum perde arkasında. Bu hocalar da kadınlara perde arkasından sohbet yapmaları lazım. Yani şey olarak aynı böyle bu ortamdaysa şeyden görüyorlar ekrandan ekrandan o televizyondan da artık Onu bir şey demiyorum. Ama şeyde çünkü Risale-i Kutsiye'de de böyle söylüyor. Risale-i Kutsiye'de mektubattan alıyor. Çünkü tarikat dersi zikir öğreten vekiller e İmam Rabbani'de nas var. Mektubatta e, nas var. İsmet Garibullah oradan ibareyi Arapça almış. Nas var. Şimdi İmam Rabbani buyuruyor ki tarikat ders mers, zikir öğretecekse bir vekil anladın mı sen? Ne yapacak? Mahremiyseler perdeye lüzum yok. Zaten annesi, teyzesi ama e, ve illa yakun e, efendim perdenin arkasına oturacaklar diyor. Çünkü efendimiz şimdi hanımlarına sahabe-i kiram perde hati hicap nazil ol. Bir, çok okudum onu. Onun için perde arkasında. Buna da maalesef vekillerden bazıları riayet etmiyor. Kimisi demişler ki 40'tan sonrası perdesiz yapabilir, 40'tan öncesi perdeli. Geç o işleri. Geç. Mektubat varken, Risale-i Kutsiye varken ne konuşuyorsun? Bunu da bir sohbette İsmaila'da e, ee, güzel bir bindirmiştim. Onun videosunu bulursak paylaşırız. Delilleriyle. Perde işi e, efendim lazım. Nereden geldi buraya? Adabazan'a perde arkası. İşte o zaman efendi e, bana müsaade etmişti. Ya ben tüyüm çıkmamışken kadınlara sohbet yapıyordum. Ama gözünü kapatıyordum. Efendim senin emri üzere hiç gözümü açmıyordum. Fakat sonra İhsan Efendi hocamız dedi. Ya bu dedi bana da yakışıklı dedi. Hiç de yakışıklı bulmuyor beni hanımım falan hiç yakışıklı da bulmuyorlar ama nasıl iştir bilmiyorum ben yakışıklı değilim yani. şey Bir de 90 kiloydum, bir yüzüm şişikti gençlik resimlerimde. Sonra indi sonra kilolarım değişti Hastalıkla yani gel. Ben hiç yakışıklı bulmadım halde efendim. İhsan efendi öyle dedi. Bu dedi bunu yüzü kadınlara gösterir mi dedi ya? Bu kapa gözü kapatıyor dedi. Onlar kapatmıyor dedi. İhsan Efendi bu işi getirdi. Mektubattan Risale-i Kudüs'e Efendi tamam dedi. Ondan sonra Efendi kendi kürsüsüne Yavuz Selim'de perde koydu. Pazartesleri kendi olmadığı zaman Ömre'de hem i çıktı zaman Hilmi Efendi, meşhur Hilmi Efendi hocamız yapardı. Perde arkasından ki o zaman bile en azından 60 yaşındaydı, 50-60 yaşındaydı. Ne kırkı ya! Ee, Şehit Bayram Hoca yapıyordu bazen. O da perde arkasından. Çünkü Efendi o perdeyi koydurmuştu oraya. Şimdi perdeyi kaldırmışlar. Bunlar yanlış işler. Ben yanlışa yanlış derim. Mektubata istisale bir şey muhalif. Efendimiz'e muhalif. Karar böyle alındı. Ondan sonra biz tabii çok sene evveli konuşuyorum ben bunu. 30 seneden fazla konuşuyorum. İhsan Efendi vefat edeli zaten ne kadar oldu ya. Efendim 20 seneden belki de fazla. He? İhsan Efendi hocamız. 28 sene mi olmuş 95 sene? Tamam. 28 sene, 29 sene olmuş. Hicri'de 29 olmuş. Dolayısıyla e, o da İhsan Efendi'nin sağlığında kaç sene evvel ki iş oturuyoruz. Bundan dolayı bu şeyi anlattım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yani bazı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir şey demedi şimdi. Artık o oflu muydu? Ekseriyetle ya Trabzon yarizeydi yani. Şive'den öyleydi de ben şiveden de anlarım kimin ne olduğunu ama e, şimdi 30 sene ge geçmiş işleri e, tabi şive hatırımda değil. E, tam da sıfır izdiham var. Orada da yollar doluyor falan. Perden içinde benim yerim geniş. E, şeyde, hava da alamıyorum, nefes alamıyorum. Artık çıkmadan evvel o adet suyu sıkıyorum, böyle kovaya döküyoruz yani. Çünkü hiç hava yok. Bir de perdeyi kapattık. Ben nasıl dayanayım ya? Klima yok, bir şey yok o zaman. Bir pervane koyduk öyle. Onlar da üzeri şimdi her hafta iki kere doktora gidiyoruz o yüzden işte. bir her yer tutulmuş kireç. Ondan sonra e dedim yani sahurdan evvel kalktınız. E, 15 dakika var. Ya gusül ya yemek. Yemeği tercih edin dedim. Çünkü sabah namazı geçmiyor. İmsaktan sonra gusülünü rahat rahat alırsın. Çünkü savursuz yemek hem gücün olmaz, hem savur sünneti çok önemli bir sünnet. Yemeğinizi yiyin dedim. Ondan sonra ama dedim elinizi yıkayın bir de ağzınızı üç kere çalkalayın. Elinizi ve ağzınızı üç kere çalkalarsanız cünüpken yemek yiyebilirsiniz. Ondan sonra o da tam önde oturuyor. O kadar da değil dedi. <laughs> ne diyeceğim hacı neneye şimdi? Hem Cübbeli Hoca diye güvenmiş, sohbete gelmiş. Hem de havasını attı. Bana da bir fırça çekti. O kadar da değil. Ha bu milleti de dedi. Ha böyle laflarla dedi. Bozma dedi. Yani yanlış fetva veriyorsun diyor bana. Halbuki sünnete uygun bir fetva verdin. Buhari'de olan bir kaynak. Böyle şey olur mu ya? Resulullah'tan daha mı takva? Bazıları Resulullah s.a.v'den de daha takva ya. Birisi ne dedi biliyor musun? Yine bizim etkalardan. Etkalardan bir de dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yapıyordu. Resulullah da öyle yapmamalıydı dedi ya. E, çüş! Bir de yuh! İşte neyse. Allah bazı kullarına bu sabah edebilir. Çünkü yani çok yaşlıdır. Şırdır. Hani bazı hadislerde var ya. Ya Rabbi diyor işte senin saçlarını tarayacağım. Ayağını yıkayacağım. Sana şöyle hizmet edeceğim. Bedevinin biri Allah'ı bilmeden Müslüman olmuş, Allah'a hizmet yapacağım diye bunları konuşuyor. E şimdi allah Teala buna kızdı mı? Kızmadı. Çünkü bilmiyordu. Sonra sahabeden olduğu için e, öğrendi. Böyle laf denir mi? Allah'ın saçı olur mu? Aşağıda ya olur Sen ne yapıyorsun falan? Estağfurullah dedi. Ben ne bileyim dedi. Ha Allah Celle Celaluhu bazılarına müsamaha yapabilir. Bilmiyor diye. Aklı basmıyor diye. Zekası kıt diye. Zaten cennete girenlerin eksi Ekserisi aklı kıt olanlar biliyor. Ya hadis var. Hadis var. Bu olayda da Efendimiz'in rabıtası olayında İsmail'da bazı hocalarla tartıştım. Yüksek seviyeli birisi heyette mesela. Tartıştım. Sonra onlar hakkında bir şey söyledim. Birisi de anlamadı. Dedim ki, şimdi ben bunu bunun eblehliğine veriyorum dedim. Karşı taraftaki arkadaş da ya niye böyle diyorsun? Çok büyük bir hoca dedi. Ya çok büyük hocası benim talebem. O onu itiraf ediyor zaten. Benim talebem. Çok büyük hocadır dedi. Bunu diye diyorsun? Baksana dedim bir hadis sokayım. Efendi Hazretleri bu hadisi çok okurdu. Ekferu ehlil cenneti bülhün ve illiyyune lizevil elba. Bunun adı ne? Ramazan hoca. Duymuş muydun benden bunu senin için? Allah Allah, sen de duymadıysan hiç demedim o zaman. Kayıtlara baktırıyorum yoksa 2000 sohbetimi taratalım şimdi. Sana soruyorum, sen de duymadıysan eski cevap. Cennete girenlerin eksi, ek ekserisi eblehlerdir. Bu ebleğin manası için lukata bakın. Bir manası demeyeyim ben, lukata bakın. Niye ebleh biliyor musun? Niye ebleh? cenneti istemiş, bütün amelleri cennetin sevaplara göre yapmış. Bana seni gerek, seni makamına ulaşamadığı için yüksek seviyedekilere göre nisbi olarak işte beyaz vesairelere göre nisbi olarak ebleh olmuş. Ve illiyyûne illiyyin var ya, âlâ illiyyin. İnne kitâbe lebrâle fi illiyyin. وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ merkûm, يَشَدُّوا mukarrabûn. Cibril Mikail'in hazır bulunduğu mukarreb meleklerin yanında bulunduğu Yüce Divan diyorum ben ona. Uliyin, <laughs> en büyük dosya derler defasında. Yani amellerin yazıldığı. Uliyun. <laughs> o kime mahsustur? Halis akıl sahipleri. Ülül Elbaba mahsustur. Yani cennette mertebeler var ekseriyetin seviyesi illi yine gidemediği için bir kısmı zaten cehennemden çıkıp gelenler. Eble olmasa baştan cehenneme girmezdi. İkinci seviye orta ameldekiler. Orta ameldekiler de cennet için yapmış, cehennemden korktuğu için yapmış. Tamam Allah kabul etmiş. Ama bana seni gerek seni yani ben cennet vermesen de, cehennemden çıkartmasan da ben bu ibadetlerimi fazlasıyla aynen yapardım diyen Efendi Hazretleri gibi zatlar. Ben o makamda olduğumu iddia edemem. Ben eblehlerde görülüyorum şu anda. Belki yaşlandıkça makamım, kafam basar. Ama Efendi de ben onu gördüm. Şu anda Efendi ne kadar ibadet yapıyordu? Peygamber, bir peygamber Amerika'da yapıyordu. Görüyorduk ya. Yani. Yapabilir de veliler bir peygamber kadar. Derecesi aynı değil ama görünen amel, rekat sayısı, okuması aynen yapabilir bir veli. Bu el üstünde de göre caiz bir şey. Yapıyordu. Ama vallahi diyorum, bak billahi diyorum, ben Efendi'ye çok yanda bulundum. Eğer Efendi'ye rüya gösterilseydi, hatiften nida gelseydi, en açık delillerle sen cehennemliksin denseydi, Yine Efendi Hazretleri benim Allah'ım bu ibadete layıktır diye Allah'ı o kadar seviyordu ki Celle Celaluhu, ibadetinden bir rekatı bile eksik etmezdi. Çünkü biliyorsunuz Efendi Hazretleri çok anlatırdı. Evliyadan birine bu hasıl oldu. Çok ibadet ediyordu. Aşırı ibadet. Büyük de velilik görüntü bu öyleydi. Ondan sonra kendisine hatiften nida geliyordu ses geliyordu. İnne kemin ehlin Sen cehennem elindensin diye. O hiç ibadetleri eksiltmiyordu. Allah benim sahibim istediği yere atar. Ben Allah'a kullukla mükellefim diyordu. Ben Allah sevdiğim için yapıyorum diyordu. Sonra bu zata keşfini açtılar. Levh-i mahfuz gösterildi. Biliyorsunuz Muhittin İbn Arabi de levh-i mahfuzu görenlerdendir. Abdülkadir Geylani de levh-i mahfuzu görenlerdendir. Ker Ahmet haktır peygamber için sahih olan her husus veli için de sahih olur. Ehli sünnetin itikat maddelerindendir. Yani bir peygamber ölüyü diriltebildi mi? Diriltti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diriltti. İsa aleyhisselam Kur'an'da geçiyor diriltti. Bir veli de ölüyü diriltebilir mi? Keramet olarak. Peygamberinkine mucize denir. Velininkine keramet denir. Bu kadar. Ama aynı şey. Yaratan ancak Allah olduğuna göre. Ölüyü dirilten peygamber de değil, veli de değil. Yaratan ancak Allah olduğuna göre peygamberin elinde de o mucizeyi izah edebilir. Bir velinin elinde de o kerameti ikram edebilir. Anladın mı? Ve ma nebiyine ve nebi yine mucizeten veli yine kerameten ibaresi budur hakaitte. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve gördü mü? Görmez olur mu ya? Mevla'yı gördü ya. Cebrail Aleyhisselam bile Mevla'yı göremedi hiç. Levi Mahfuz'da da kısıntılı görüyor. Kendiyle ilgili birimi görüyor. Bütün Levi Mahfuz'u bilmiyor Cibriyaz. Yani. He? Allah Allah. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sen, sen ne konuşuyorsun ya? Levi Mahfuz'da il ol, Levi Mahfuz'daki ilimleri biliyor hepsinin. Levh-i yazmayan bazı ilimleri de biliyor. O ilimleri Cibril bile bilmiyor. Kaside bir dede ne söylüyor? Efendimiz'in şiirlerini bitirdim elhamdülillah. Birinci illim, orada sayfalarca bunun delillerini yazdım. Efendinin okuduğu kaside bir dede bir beytti. Neydi? Ve min ulumike ilmel levhi vel kalemin. Fe inne min cudike dünya ve darrata. Ve min ulumike Dünya bütün ikramlar senin cömertliğindendir. Allah seni yaratmasaydı onları yaratmayacaktı. Senin hürmetine bize veriyor. Ağır bir ibare. Buna İmam-ı Busiri gibi birisi allame söyleyebilir. Bir de ne diyor? Lev-i Mahfuz'daki ilimler. Allah'ın kalemiyle, kalemi hala da Lev-i Mahfuz'a yazdığı bütün ilimler senin ilimlerinden bazısıdır. İşte burada Vahabiler İmam bu sayriye müşrik dediler. Ama kendileri burada şirke düşerler. Çünkü neden? İbn -i Hacer -i Temiden bütün ulemadan oran izahını yazdım. Çünkü o beyte sade mana verip geçemez. Bütün izahlarını yazdım. Orada yazdım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle ilimler verilmiş ki hadis-i şeriflerde falimci tüm göklerde yerlerde ne varsa ben onların hepsini bildim vesaire vesaire. Oradaki delillerde bu hadis şeriflerden anlaşılıyor ki levh-i mahfuza bile yazılmayan Allah'ın sır bir bilgisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e özel vermiştir. Ama Allah bütün ilimlerini Efendimiz'e vermemiştir. Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bildiği her şeyi biliyor, yok. Ama hiçbir peygamberin bilmediğini biliyor. Hiçbir meleğin bilmediğini biliyor. Levh-i mahfuzda yazılanlardan fa farklı yani yazılmayanı bile bazısını bazısını biliyor. Anladım. O bakımdan Allah'tan sonra Allah'tan sonra Allah katmayalım o Celle Celal yaratan kullar içinde en büyük alim kimdir? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu mübarek Şaban ayı onun ayıdır. Rabbim şefaatlerine ne Amin. Şimdi onun için kardeşler efendim burada nereden nereye 40 tane şey anlattım şimdi size. Ne anlatıyorum ben son? Efendim, e, e, dur hele siz durun da ben hatırlayayım. E, efendim, e, dedim ki, e, efendim Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin e, den daha takva, e, şey, yani Resulullah da bunu e, efendim, böyle yapmasaydı diye, ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem masumdur, her şey vahiyle müeyyettir sallallahu aleyhi ve sellem. Hele ki din hususunda hiçbir hatası, e, zellesi bile istat edemeyiz. Yoktur. allah Teala e, onu her türlü şeyden korumuştur. Ve geçmişi gülazada mağfurdur. Mesela bu laf denmez. Ama işte Allah bazı kullarını e, dedim e, mazur görebilir belki. Ama biz onlardan değiliz. De, o bakımdan Allah'ı e, Celle Celaluhu sevdiğin için ibadet yapacaksın Dedi derken oraya geldim. Şimdi Gefe gibi zatlar dedim e, cehennemlik olduğunu bilse Yine ne yapmaz? ibadetten bir eksik yapmaz. İşte o şey efendiye levh-i mahfuz gösterildi dedim. Levh-i mahfuz gösterildi mi? Gösterilmez mi? Oradan devam ettim. Şimdi e, levh-i mahfuzda gördü ki ismini e, cehennemliklerden yazıyor. Onu da gördü. Yine ibadete devam ediyor. Müritlerinden birine de bunu söyledi. E, o da taçup etti. Herhalde dedi. Yani biz bunu asbel kadar bağlandık. Biraz daha devam edelim bakalım bunun da sonu ne olacak ama dedi. Bakalım bir değişiklik hayatında olacak mı? Baktı 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 bayağı bir zaman hiç ibadetinde bir eksiklik etmiyor ki çok ibadeti var. Ondan sonra dedi Efendi Hazretleri dedi ya dedi nasıl da azminiz, şevkiniz hiç kırılmadı mı? Maşallah dedi böyle yani bir laf soktu yani. Ondan sonra dedi evladım dedi. Ben dedi, dua yapıyorum, bir şey yapıyorum. Lebbek diyorum. Bana ses geliyor, la lebbek. Seni kabul etmiyoruz. Ben yine lebbek de devam ediyorum. Cehennemlik gösterildin. İbadetine devam ediyorum. Niye? Başka kapı mı var dedi. Allah'ın ortağı mı var evladım? Bu Allah'a kızdırdık da haşa. Gidelim öbürünü razı edelim de kurtaralım. Başka kapı mı var evladım? Biz bu kapıda devam edeceğiz dedi. İşte o anda nida geldi. Lebbeyk seni kabul ettik. Büyük bir imtihan atlatmış. Yani bizim makamımız değil bunlar. Konuşuyoruz acayip acayip. Zaten cehenneme gireceksem zinaya devam, işkiye devam der adam yani. Ama iş öyle değil. Sen Allah'ı sevdiğin için haramlardan sakınacaksın. Kardeş. Bundan dolayı e, nereye geliyoruz yine geri dönüyoruz. 6 Mart'ın en geç ikindi namazını kılmadan bu 20 günahtan biri bizde varsa tevbe edeceğiz. İki şey, gusül veya en azından taze abdest. Taze abdest. Ta niye taze abdest diyorum? E ben öğleni kılmıştım zaten. Ya öğleni kılmıştın da ondan sonra gidiyorsun iki saat sonra tevbe namazı kılacaksın. Tevbeye taze abdest. Çünkü usta da Ebu Bekir Sıddık'tan radıyallahu hadis-i yani bütün uzuvlardan sularla beraber günahlar dökülüyor. Bir özel nasuh tevbesinin abdestini alacaksın. E sen öğleni abdestli kıldın ama arada da abdest bozmadınsa da kaç tane kadın mı gördün, Kıybet mi yaptın, birini hakaret edip kalbini mi kırdın? Biz durmuyoruz ki. Seri imalat üretim çalışıyoruz. Onun için taze abdest, iki rekat tevbe namazı, birinci rekatta kulüya kafirin okunacak, ikinci rekatta kulüya Allah'a ehed okunacak, bu namazdan sonra işte Estağfirullah lezi la ilahe 3 4 5 tane daha değişik istiğfarlar var ama hele ki şimdi Şaban Şerif'teyiz o uzunu yapın. onun bilmiyorum şeyini söylemiştim size belki. Recep ayında kitapta vardı derken. Tevbe de Abdülzalim. Bunda da var. Şaban Risalesi önümde. 279'un sonunda. Bu istiğfar 7 kere yapılıyor. Şaban ayındayız. 3 ayların istiğfarı bu. 279 mu derim? Evet. Ne dedi? 779. Son Estağfurullah'tan başlıyor. Bunu yedi kere okuyun. Ondan sonra özel tevbe ne demek? Bu 20'den birisi veya ikisi veya üçü varsa isimlerini sayarak bunlardan tevbe ettim, bir daha yapmama azmettim, karar verdim diye karar verir. O an için karar verin tamam Allah bir daha nasip etmesin. Amin. Karar verin. Akşam ezanından berat gecesi girdiğinde tecelli başlıyor zaten. Var mı istiğfar eden, var mı isteyen? 70 istiğfarı 6 Mart'ın günü ikindiden sonra güneş batmadan, akşam ezan okumadan 70 istiğfar. Estağfirullah, estağfirullah. 70 istiğfar çok önemli. Berat gecesinde tevbeli gireceğiz. Çare yok. O 27 de bir şey dedim. Kendini korur, canını, malını çözüyor. O da ayrı. Yaparsanız yolun. 70 istiğfar. Bir de onu el kaldırarak bir, bir şey var. Recep'te yine Tergide yazmamıştı. Hazan Hoca'ya kızmıştım. Ömrede şimdi de rahat konuşuyoruz. Aramızda kalsın. Rabbi gfirli ve tüm aleyye miydi? Ee, onun sayfasını tam bilmiyorum. İki el kaldırılıp yetmiş kere Rabbi gfirli ve tüm aleyye inne kentet tevvab Onu olmazsa işte yazarız. O yetmiş estağfurullah lüzum yok o zaman. Ya onu da yapsan daha iyi olur da. İstersen bu lafız varit olmuştur. Rabbi gfirli ve tüm elini kaldırıyor. 70 kere. 6 Mart akşam ezandan evvel defteri temizleyelim. Berat gecesi kadar önemli gece yoktur. Kadir gecesinden daha önemlidir ne bakımdan? Kadir gecesi günahlara sevap 80 seneden fazla ibadet katlamaları tamam. Ama hayırlı kaza ve kaderlerin meleklere teslimatı var. Yazılması var. Bazı rivayetlere göre Berat gecesi yazılıyor. Kadir gecesi teslimat veriliyor. Mühim değil. Yazı nerede bağlanıyor? Berat gecesinde. Ecel de berat gecesinde. Hepsi berat gecesinde. Depremin altında mı kalacaksın? Berat gecesinde. Zelzelede mi, yangında mı gideceksin? Berat gecesinde. Hepsi berat gecesinde. 6 Mart'ta. O sonra ki bana 6 Mart'ta ne? Kardeşim ben 6 Mart'ta bir şey gibi olacak demedim ki. Bir de 6 Mart'ı da çıkarttılar. Ya 6 Mart zaten berat gecesi. Senin bir senelik kaderinin takdir gecesi. Sen bu seneye kadar uyanmamışsın. Bu depremi görünce şimdik Berat gecesinden haberin oldu. Mübarek adam. Şimdi ben e, her sene Mart'ı söylüyordum. Hiç kimse merak ediyor muydu? Bütün Türkiye şu anda bunu konuşuyor biliyor musun? Bütün Türkiye. Solcusu, sağcısı, kimisi dalga geçiyor, kimisi bilmem ne yapıyor. Kimisi de ya ya doğru çıkarsa diyor bilmem ne. Ya ben Yüzde yüz doğru çıkıyorum. Çünkü ben kitapta gördüm, zikir yap diyorum. Ben bir şey ki. Onun için benim yalan, yanlış konuşma payım yok. Ben kitaptan zikri tavsiye ediyorum. Kurban kesmeyi tavsiye ediyorum. Efendim, hacet namazı tavsiye ediyorum. Bunun neresinde ne var? Bunu diyene sen ne diyebilirsin ya? Ben bilmem ne, neydi o Ercan? E, efendim bilmem kadınlara tecavüz ettiler, asker inmedi dedi, işte gözaltına aldılar. Şeyle Ahmet Ercan nedir? Ben böyle bir paylaşım, böyle bir bilmem ne bir şey yapmıyorum ki ne? Ben sana namaz kıl zikret diyorum şimdi. Şimdi ne diyeceğimse, Efendim burada e, Berat gecesi sizin bir senelik bütün muhafazanız, bütün korumanız, ekonomik mesele. E, Yasin okuyorsun üç Yasin. Birinin için okuyorsun? Ee, efendim, ömür uzunluğu, bereketi, kötü ölümden korunmak. İkinci Yasin'in için okuyorsun? Altı rekat namaz. İmanla ölmek, son nefeste imanı kurtarmak. E ölürsen de imanla öleceksin, o da garantisi var Allah'ın izniyle. iman. kafir ölmekten korunuyorsun. Birinde de ne var? Bela ve musibetlerden, bela ve musibetlerden muhafaza korunmak. E şimdi e, onun için hepinizin her sene berat getirdiğine çok önem vermez gerekiyor. Ben size bunu 30 senedir anlatıyorum. Onda bir meselemiz, farkımız yok. Şimdi, şu rivayeti hemen okuyorum. O rivayete nereden geldim? Şuradan geldim. Buna haber dediyse de hadis-i şerif hükmündedir. Çünkü güvenilir alimlerin kitaplarında geçen ahirete müteallik bir şey ise hiçbir müçtehidin iştahatıyla çözülecek iş değildir. E, mutlaka o kendinden üstten gelen bir rivayete dayalıdır. Burada da buyuruyor ki şimdi geldik oraya. Açtığımız şeyleri kapattık mı? Dosyaları. 10-20 dosya açmıştık. Kapatıyoruz dosyaları. Çünkü bilgisayar kasma yapıyor bu sefer. Benim bilgisayar değil de sizin bilgisayarlar kasma yapıyor. Neredeydik diyor adam böyle bir bakıyor. Yani merak etme biz seni geri getiririz. Bindirdiğimiz yere indiririz. Allah'ın izniyle. Şimdilik aklım yerimde. اِذَا كَانَ kıyameti, Kıyamet günü olduğu zaman يَجْمُعُ اللّٰهُ الْاَوْوَل۪ينَ bir بِسَعِيدٍ وَاحِدٍ Öncekileri ve sonrakileri. Yani Adem Aleyhisselam ilk insan e, ondan son insana kadar hepsini Allah toplayacak. Nerede? Tek bir düzlükte. Oraya ne diyoruz? Toprakta. Ne diyoruz? Yani toprak olduğu rivayetlerse gümüş gümüş olduğu rivati ar basıyor da mesele zemin, arsa. Bunun adına ne diyoruz? Arasat. Arasat meydanında diyoruz. Mahşer diyoruz. Arasayı mahşer diyoruz. Arsa Türkçeleşmiş, arsa. Yani yer. Ve tednüş şemsu min ruusi. Onların başlarına güneş yaklaşacak. Bu zaten sahih hadis-i şeriflerde var. Ayetlerde bile toplanacağı var. Efendim, tavan şurada veyahut da üç metre daha yukarıda olsun. Tavan boyu güneş için ne demek? Güneş yaklaşacak. Artık tasavvur edin insanlar ter göllere bak. Ve tebrucul Cehim ve tüberrazül cehim de olabilir. Burası burada. Hat müsait değil ama bunlar evet, ya. Hattatlar hatta çok yanlış yazıyor. Çünkü şu ayetten çıkarıyorum. Ve bir rizetil limen yara da var. <laughs> Lil gavin de var. Birkaç yerde ayette var. Cehennem azgınlar için açığa çıkarılıyor. E zaten ve rabbuke ve ciye yevmeydin bir cehenneme. O gün cehennem getirilecek. Bu ayet. Kaç bin melek Cehennemin şeyler var. Potaların çekecekleri olduğu gibi. Cehennem çekilebilen bir şey. Cehennem ne kadar büyük? Cehennem ne kadar büyük biliyor musun? Güneşle ayı birleştirecek ikisini birden dünya güneşle ayın ikisini birleştirecek cehenneme atacak sayhatiz. Ve cehennemde ne kadar kalacak? En büyük sahradaki misket kadar kalacak. Güneşle ay. Cehennem o kadar büyük. Güneşle ay dünyadan ne kadar büyük? Ay bilmesem de güneş dünyadan ne kadar büyük? Şu bilim adamları açıklıyorlar. Kitaplarda da var 160 kat vesaire ama tabii şu andaki astrologlar, şey, uğraşanlar ne diyorlar onu bilmiyorum. Dünyadan yüzlerce kat büyük cehennem. Şey güneş. O güneş cehennemde ne kadar kalacak? Misket kadar. kalacak. Bunlar hep sayı hadisler. Ayetten delil getiriyor. Cehennem o gün getirilecek. Yani seyyar. Cehennem seyyar. Ya Allah için her yer seyyar. Gökler seyyar zaten dolaşıyor feleklerde, meleklerde. <laughs> her şey yer, her şey seyyar. Mevla'nın taşıyam taşıtmayacağı bir şey var. Ondan sonra 70 bin yuları var, zimam. Yukadü <laughs> cehennemu bi sev'ine elfe zimamin. Sayı hadisleri i̇bn Kesir'de de var. 70 bin yularla her bir yulardan 70 bin melek çekiyor. Çünkü o kadar büyük bir yere melek kuvveti lazım. Bir meleğin kuvvetine kadar misal olarak hadis-i şeriflerde, tefsirlerde geçenden veriyorum. 7 kat yerin dibine kanadını takıp söküp 7 kat yeri birinci kat kadar çıkarıp ters çevirecek kuvveti, kuvveti var. Bundan 4 milyar Kaç milyon ediyor? 70 bin ile 70 bin. Kaç kere yaptık onu? Biriniz de ezberleyin daha ya. 4 milyar 900 bin mi ne? 4 milyar 900 milyon. 4 milyar 9 milyon 70 bin. Bu sayı hadis. Sayı yani 70 bin, 70 bin çarpabilirsin. Hesap kafada değil. 4 milyar 900 900 milyon milyon 4 milyar. Bu kadar melek çekecek. Bu cehennemde nereye çekilecek? Mahşere doğru çekilecek. Niye? Cehennemlikler için yaklaştırılıyor. Bir de onun sıcaklığı basacak. Yahu bir demir potası ben işte babamın oradan biliyorum. 2-3 metre ötesinden kaçıyorduk. Çıkarttıkları zaman, potanın kapağını açtıkları zaman. O cehennem gelirse mahşere yakın. Ne hararet basacak oraya? Şuraya bak. Bir de güneş de tavan boyu yaklaşmış. Buradan alttan cehennem yaklaşmış. Herkes yanmış. Allah'ın gölgesine giremeyen mahvolmuş. Ölüm olsa su olacak bir anda su. Su olacak içecek. Ama ölüm yok. Ter. E nasıl ter atacak? Şimdi bir insandan kendi topuğuna kadar, göbeğine kadar işte adamına göre muamele hadis-i şerif tek tek anlatıyor. Bazısının başını geçecek kendinden çıkan ter başını geçecek kadar su çıkarsa bu insanın yaşaması mümkün mü ama ölüm yok diye yaşayamazsa ne olur azap çeker ne olacak susuzluk çekecek çünkü o kadar su çıkandan ne ciğer kalır ne bir şey kalır ama ölmüyor öldürmeyen Allah çektirmek ve tetişte aleyhim harrul kıyameti Kıyametin bütün harareti artık şiddetini artıracak. Fehrucu'nkum minen narkuzulleti. O sırada cehennemden böyle bir şeyler çıkıyor yani diyor. Şimdi vinç gibi bilmem ne bir kafa, bir boyun ve gerdan gibi bir şey çıkacak. Bir kelle çıkacak. Yani hani şimdi böyle bazı yerlerden bir şey çıkıyor da böyle, kameraman önce şey, çekim yapıyor, bir şey yapıyor. Şey, Şeylen oynuyor ya böyle dolaşıyor, her tarafa bakıyor. Öyle bir şey çıkacak. Cehennemden. Dron Göl, gibi. he? Dron gibi, bilmem ne gibi bir şey çıkacak. Ama hadis-i şerifte yani bu rivayette yine tabirde bir gerdan, kelle gibi bir şey çıkacak. Bir gölge gibi, çok büyük o da. Sümme münadi. Sonra bir dellal bağıracak, münadi bağıracak. Ya maşar al ey bütün mahlukat, cemaatleri, güruhları, insanlar orada, cinler orada, Melekler orada. Her mahluk orada canlılar. Nüfusa bak. İntaliku ila zilli. Şu gölgeye doğru gidin. Denilecek. Ama bu boşta oraya, o sıcakta da insanlar gölge arar zaten gider yani. E bir de yol vermişler. Seve sevgiler. Gidecekler. fe ne vahum selâs firak. Üç fırkaya ayrılacaklar. Üç kesim insan ayrılacak her biri bir tarafa. Yani hepsini bir toptan göndermeyecekler. Munafığı var, kafiri var, mümini var. Bunları ayıracaklar. Firkatün bir fırkası lil kafiri Kafirlere mahsus bir cemaat bir gölgenin altına doğru gidecek. Sonra ve firkatun bir fırka lil münafıkın. Münafıklar bir fırka ayrılacak, gidecek. Ve firkatun bir fırka lil mümini. Mümine ait. Üç grup halde gönderilecekler. Feyda idâ sâral ila zilli. Tabi bir yeri geçecekler. Yani o gölgeye tam üç fırka yaklaşacaklar. O zamana kadar gölge tek pare, yekpare. Ama tam onlar altına gelince sonra zillu gölge Gölgede kaça ayrılacak? Üç bölüm ayrılacak. Cehennemin üstünde. Yani cehennemden çıkıyor ama o işte, Turon gibi dediğim onun için. O böyle ne yapıyor? Geziyor. Gezdiği için mahşere gel. Ama çıktığı nokta neresi? Cehennemden çıkıyor. Oradan mahşerin üstüne geliyor. Onun için gezen dediğim, onu anlatmak için. Millet cehenneme giriyor de anlamayın diye çünkü müminler de var. Maşere geliyor. Kısmun lil harareti. Gölgenin bir kısmı sıcaklık gölgesi. Daha bedel gölge ama şeye hararete hararet basıyor. Ve kısmun lit duhan. Bir kısım duman. Bulut dumanı gibi duman oluyor ikinci fırka oraya giriyor Ve kısmı nur üçüncü kısım da gölgenin üçüncü kısmı ayrılan parçası nur gibi parlamaya başlıyor. Mahşerdeki durum bu. Fezalike kavlu teala işte Allah Teala'nın ayet kelimesinde geçiyor. İn daliku ila zillin di şuab bir ayet kerimede buna işaret var. Öyle bir gölgeye doğru yürüyün gidin ki diyor. Mahşerde buyuracak. Öyle bir gölgeye doğru yürüyün gidin ki onun üç şubesi var. Şuab, şuubenin cemi. Ayet bu. Zî selâz şuab. Gölge ama diyor hadi siz gidin de diyor kafirlere, münafıklar görün diyor. La Hiç de sizi gölgelemeyecek. Ve la yughnî minel Hiç de alevden sizi kurtaramayacak. İnne tarmi bişerren ke'l-kasrü ge'nev cimâletu sufra. Allah. Cehennem öyle bir kıvılcımlar atıyor ki diyor ayette Rabbimiz Tebarek ve Teala büyük köşkler gibi. Yani şu anda dünyada gördüğün en büyük gökdelen kaç katsa yani dünyada yani gördüğün lazım. Ondan da büyük. Kıvılcım o kadar büyük. Kıvılcım. Bir de onu şeye benzetiyor. Sanki sarı develer gibi. O sarı develerde rengini ve şeklini anlatıyor. Büyüklüğünü değil. Büyüklüğü en büyük binalar gibi rengi ve şekli sarı develer gibi diyor. Rabbimiz feylü'n dilip O gün dünyadayken şeriatı, Kur'an'ı, İslam'ı tekzip etmiş, yalanlamış olanların vay geldi başına. Ne helak olacaklar. Fel hararetü efendim hararet ala rujil münafıkîn münafıkların başına o sıcak gölgeli anladın mı? Sıcaklık veren gölge kimin başında? Münafıkların. Demek bayağı münafık var ya. Yani. Çünkü onlara hararet gölgesi niye verildi biliyor musun? Tebuk muharebesine çok sıcak zamana çattı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Müminler icabet etti. Münafıklar bahane üretti. Bir de müminlere ne dediler? La tenfirû fil har. Bu sıcakta gitmeyin. Efendimiz'i tek bırakmak istiyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'da bu ayet. Kul habibi şöyle ki, nâru cehenneme şeddu harra, cehennemin ateşi daha sıcaktır. Levkânü yefkav, ey gidi kafasız münafıklar. Keşke bunu anlayabilseler, bilseydiler. Münafıklıktan vazgeçer, tövbe tevbe ederler. Sonra ve duman, Alâ rûzül Kâfirlerin kafasına o duman gelecek. O duman da tabi hararetli bir şey ama duman şeklinde gelecek. لَنُمْ Onlar dünyada karanlıklar içerisindeydiler. İtikadı bozuk olduğu için eli sünnete muhalif olan karanlık itikadlar içindeydiler. Efendim, işte ayet-i kerimede ne buyuruyor? يُخْرِجُونَهُمْ وَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَا مُتَّاهُودُ Kâfirlerin velileri şeytanlardır, ifritlerdir, kötü cinlerdir ve e, saptırıcı liderlerdir. Bunlar tağut. Bunlar ne yapıyorlar? Yuhrucu neum minen nuru ila zulumat. İnsanları nurdan çıkarıyorlar karanlıklara götürüyorlar. Ya? Onun için e, o kafirlerin başına o duman e, yani karanlık duman gelecek. Karanlığa bürünecekler. İtikatları karanlık olduğu için. Ve nuru nur nereden gelecek? Alaru'l <laughs> mümin. Müminlerin başlarının üzerine gelecek. Çünkü onlar dünyada ameli kötü olsa da en azından iman nuru var. Zerre kadar iman diyoruz, iman nuru var. Yedinci kat semada Beyti'l-Mamur'a bile Miraç gecesinde ne buyurdu? Bir, bir baktım bütün ümmetim yedinci katta. Ama kiminin elbisesi temiz, kiminin elbisesi kirli. Elbisesi kirli olanlar günahkar ölmüşler. Elbisesi temiz olanlar benle girdiler, Beyti'l-Mamur'un içinde namaz kıldık. Elbisesi kirli olanları Beyt-i Mamur'un içine sokmadılar. Ama yine yedinci kat zamanı. Cehennemin dibinde değil yani misal. Onun için veya Sitçin'de değil diyelim yani. Sitçin yedi kat dibinde değil ruhları. Çünkü onlar ruhlarını Efendimiz'e arz edildi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ne buyuruyor Mevla? Allah veliyyüllezine amenu. Allah iman edenlerin velisidir, sahibidir, yarıdır, yardımcısıdır. Yukhricum onları çıkarıyor. Minaz zulümati karanlıklardan ile nuri nura. İşte bizi şu anda dünyada el i sünnet itikadıyla müşerref kılması hasebiyle nura çıkarmıştır. Şu anda nurdayız biz. Çünkü müminsek, eli sünnetsek nurdayız. Kabirde de nurda olacağız inşallah. Kafirler narda olacak. Münafıklar narda olacak. Ehli bidat narda olacak. Nar ateş. Nur biliyorsunuz. İşte e, ee, mahşerde de cehennemden çıkan o işte tron diyorsunuz siz. O gelecek oradan öyle büyük bir parça ayrılacak. O müminlerin üzerine o gölge nur saçacak. Ne buyuruyor allah Teala? Kıyamet günü müminlerin durumu vaziyeti hakkında e, efendim يَوْمَ <laughs> تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورٌ بَيْنَ ve وَبَيْمَانِ Mahşere çıktıklarında önlerinde ve sağlarında nurları koşacak. Önden nur gidecek, yolları aydın olacak. Sol taraflarında nur yok çünkü münafıklar o tarafta olduğu için onlar istifade edemesin diye. Müminler ne diyecekler? Huna Rabbena etmim lena nurana veghfir lana innaka ala kulli şey'in kadir. Münafıklar biraz istifade edecekler, yollarını görecekler. Sonra onların nuru söndürülecek. O zaman müminler de korkacak. Ya Rabbi bizim için nurumuzu tamam eyle. Cennete gidene kadar karanlıkta kalmayalım yolumuzu bulalım. Cennete girelim. Bağfir lena inneke alâ kadir. O hep ayet bak. Şimdi bu rivayet zaten içinde birkaç tane ayet geçti yani. Bunun üzerine allah Teala diyor e, rivayetin devamında eğer bir insan kafirlere ayrılan gölge o tuman ve karanlık buluttan münafıkların başındaki harareti artıran buluttan gölgeden kurtarmak istiyorsa Allahu Teala buyurdu ki ben özellikle bu ayetteki üç gölge hadisesinden dolayı fekalekalum kulları için Allah yarattı şehra şaba fi dünya dünya e, yurdunda bu üç gölgeden yani üç gölgen ikincisi bize zararlı değil. İlk ikisi zararlı. Bu zararlı gölgelerin altına ayrılmaktan, kafir münafık ölmekten kurtarmak isteyenler için Allah Teala Şaban ayını yarattı. Şaban ayı bu bu işte birebir. Birebir. Böyle kolay bir şey değil. Kitabı okusanız daha neler var Şaban ayının özellikleri. Şimdi vaktimiz yetmeyecek. Femen azzame şehre şabane Dikkat! Kim Şaban ayına tazim ederse, değer verirse, büyük tutarsa, fit dünya dünyada. Onu anlattım. Şaban ayına değer vermek ne demek? Şaban ayının posterini yapıp as asıp da önünde hürmetle mi eğileceğiz? Şaban ayına çay çorba mı ikram edeceğiz? Şaban ayına verilen değer haramlardan sakınmakla, nafile ibadetleri artırmakla, özellikle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ay olmak ve salavat-ı şerifi, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve çoğaltmakla buyurun gecemizin salavatını okuyalım. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi Amin. Şeker... 250'den yukarıysa iğne yapsın. Ve 5 ünite. 5 ünite iğne yapsın. 250'de yukarıysa. <laughs> Efendim, iğneyi uzaktan yapabiliyoruz. Programda bluetooth var. E, bluetooth'lu şeyler var yani. Bir şeker ölçme var. Dakikada bir şekerin kaç olduğunu gösteriyor. Bir de şey var. İnsülin kutusu var. O da uzaktan yapılabiliyor. Eskisi gibi kolumuzu göbeğimizi açmak zorunda değilim. Onun için iki tane bluetooth var. E, ee, ondan siz de şimdi keramet gösteriyor zannetmeyin. <laughs> ya böyle işler ya. Millet her işten keramet çıkartma Bende Ben de keramet de ya. <laughs> şeyde. Efendim, i̇laç bulsam başıma süreceğim ya. Ee, şimdi e, oradan yapıyor ben. tık 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 altı metreden yapıyor. Senin içine de iğne giriyor. Şey, i̇şte i̇nsülin giriyor. Allah, Allah Teknoloji çok ilerledi. Ne ilerledi be. Pankrası diriltemiyor ki. Ona da bir çareler çıkmış. Efendimiz öyle dedi bana kürsüde. Senin bu hastalığın geçecek. 35 senedir bekliyorum. Bir yandan da şöyle seviyorum. 60 olduk hastalık geçmedi demek daha yaşayacağız. 70 olduk hastalık geçmedi demek daha yaşayacağız. Efendinin sözü yere düşmez. Evliyan keramet Efendim kardeşlerim. Allah Teala şifamızı ikram eylesin. Amin. Şimdi nereden geldik? Kim Şaban ayına tazim ederse dedik. Tazim neyle olur dedik? E, nama, nafile namaz, salavat-ı şerifi artırmak. Allah'ım salli ala Muhammedin mu aleyhi ve aleyhi sellem artırmak. Sonra efendim e, nafile orucu artırmak. Efendim sallallahu aleyhi ve en çok orucunu Şaban ayında tutardı. Bazen tümünü tuttuğu da olurdu. Onun için ikram budur. Kim Şaban yine... Ya siz nafileyi de e, boş verseniz bile haramlardan sakınmak en büyük tazim odur. Saygı duymanın gereği nedir? Saygı duyduğun insanın yanında yanlış bir iş yapmamaktır. Onun için senin ona çay vermen, çorba vermen veya durumun daha düzgün efendim bir hediye kumaş götürmen veya daha düzgün bir çok pahalı 10 bin dolarlık saat götürmen ona değer vermektir. Ayrı bir şey. Ama bunların hiçbirini yapamasan bile o adam sana gönül koymaz. Ama onun önünde bir terbiyesizlik yaparsan der ki bu demiş. Bozuk adam der. Onun için bizim birinci sırrımız çünkü beş vakit namazı kılmamak en büyük günah işlemek. Ben onun için nafileler diyorum bak. Şaban ayına tazim başta takvadan geçer. Haramlardan sakınan ben senin günlerinde, gecelerinde, saatlerinde, dakikelerinde, anlarında Allah'a isyan etmeyerek seni günahıma şahit etmiyorum demek. Çünkü ve şahidin ve meşhud aylar bizim şahitlerimizdir. Günler ve geceler bizim şahitlerimizdir. Nasıl ki şurada oturduğunuz yer bu cuma gecesi Şaban'a sohbet dinlediğinizde şahitlik edeceğini Kur'an söylüyor. Şu saatlerde burada kaçta girdik, kaçta çıkana kadar ilim ve zikir meclisinde oturduk, bu vakit de şahitlik edecek. Şaban ayının zaman dilimi 30 gün gecesiyle bütün saatleri yaptıklarımız sevaplara da, günahlara da şahitlik edecek. Sen Şaban ayında haramdan sakınırsan ne yapmış oluyorsun? Şaban ayına değer vermiş oluyorsun. Ne bakımdan? onu günahına şahit etmiyorsun. Ta ki o da senin günahına ahirete şahitlik etmeyerek o sıkıntıdan kurtalıyor. Çünkü Şaban ayı da bizim aleyhimize şahitlik etmek istemiyor. Ve ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayı ümmetine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayı olduğu için Efendimiz de bize çok acıdığı için onun ümmetine ayına şahitlik yaparak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i de üzmek istemiyor. Burada çok ince ilimler var yani. Ben bunları kitaplarda gördüğüm şeyler. Şu anda bana ilham gelmiyor yani. Efendimiz'i üzmek istemiyor. 13 için Şaban ayı bizden rica ediyor. Ya ben de güneş şahitlik etmek zorunda kalın. Tevbesiz ölürseniz. Ya güneşlediyseniz dediyseniz tevbe edin, sildirin, mahşere bu dosyalarla gelmeyin. Zaman olarak bütün zamanlara şahitlik verin. E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzülecek. Ümmetin şikayet gibi olacak. Ben de Resulullah'ın ayıyım yani. Beni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e mahcup etmeyin diyor. Siz ne zannediyorsunuz? Aylar günler geldi geçiyor. Boşuna mı geçiyor? Bu İslamiyet ne biçim bir hassasiyet dinidir ya. Ne manevi marifetler var. Şimdi Ramazan, Şaban ayına kim değer verirse ondan sonra yani haramlardan sakınız, bir de nafile namazları artırırsa bir de nafile oruçları artırırsa bir de salavat-ı şerif Muhammedin ve ala artırırsa Neccaullah min zilli Allah onu üç dala ayrılan o gölgenin şerli olan ikisinden kurtaracak. Şaban ayı bizim bu usta teminatımız olacak. Ama onun için diyorum 6 Mart'ta Berat gecesinin ezanı okunmadan kesin tevbe, sildire sildiler. Hem beratımızı almak için, hem kayırlı kaza kaderlerine nail olmak için, hem de şu şerli cehennemden çıkacak gölgelerden Kurtulmak için. Ve menlem yarif hurmetnev. Kim Şaban ayının hürmetini, kıymetini, değerini tanımazsa, ne demek? Günahlara düşerse, hiç fren yapmazsa, ve estehaf ve onu hafife alırsa, değil mi hafife almak? Ha Şaban, ha efendim, cemazi lahir Bir farkı yok. Bir Müslüman için böyle olabilir mi Şaban ayı ya? Tabii ki farkları, ibadetleri var, tevbeleri var ya, sana bak hafife alırsa evka'u zillin zi telâsi şuab. Allah da onu o üç dala ayrılan ateş gölgelerinin, hararet gölgelerinin o iki şerli gölgenin altına sokacak. Bu rivayeti ben ilk gördüm ve sizlerle paylaştım. Çok ilimler istifade olduğunu düşünüyorum. Rabbim amele O, eyle. Yani şeyi payla daha çok şey biraz da paylaşacaktım ama efendim 14 şey hemen bunları söylüyorum sonra 16 14 Mart işine geçelim. 14 secdeler saat 5.30'da canlı yapıyoruz. İmama niyeti şartı yok. Canlı okuduğumuz için secde hepinize vacip oluyor. Canlı dinleyenlere birlikte okuyoruz. 5.30'da Lale Gül TV, Lale Gül FM YouTube kanalımızdan canlı olarak katılırsanız e, faydanız olur. Hayırlı muradınıza nail olsunuz. İnşallah Rahman. Ondan sonra ben 14 Mart'ta onu yine söylerim. 14 Mart'ta akşam e, namazını müteakip akşam orada kılacağım. Nerede? Mahmud Efendi Cami Şerifinde. Çavuş başında. Efendi Hazretleri rüyama girdi öyle buyurdu. Onun için emir tutuyorum. Ben Efendi'ye bağlıyım. Efendim beni hayatım boyu yönlendirmiştir. Ve yönlendirmeye devam ediyor. Evet. Mahmud Efendi Cami Şerifi'nde kendi ismini koydu çünkü kıyamete kadar dua etti. E, 16 e, ne dedik? 14 Mart akşam namazı kadın erkek cemaat bulunursa ne yapacağım? Efendime sana söyleyeyim. Akşam namazından sonra evvabileri kılacağız. Ondan sonra zikirler hemen akşamdan sonra. Gece girdi belalar başlamadan maddi belalar konuşmuyorum. Maddi belalar görünmeyebilir. Manevi belalar önce gelir, sonra maddi belalar gelir, vakti geldiğinde gelir. Biz belaya hemen erken davranıp sadaka vermek mümkünse, tabii çarşamba verilecek. E, ee, zikirleri cemaatle beraber okuyacağız, yapacağız tek tek. O zikirlerden sonra 12 rekat acet namazı kılacağız. O namazı siz de kılın diyorum ama sure bildiğinizle felakin son secde namazın içinde. Namazın içinde olduğu için ezberlemeyenler Dergiye bakıp okuyamaz. Kitaba bakıp okuyamaz. Türkçe'de namazda söylenmez. Onun için mecburen ben sizin için, yoksa ben bunu kendim yapıyordum, bu kadar kadar cemaat belalardan bir sene korunması için bu acet namazını kıldıracağım. Secdede yedi fatiha, ben bir fatiha okuyacağım, anla ki o yedidir, siz de okuyacaksınız. Ondan sonra yedi atel kürsi, bir başlayacağım, Allahu la ilahe sesli, Sonra sesli yapamam. Herkes kendi yedi okuyacağız. Sonra yedi İhlas-ı Şerif okuyacaksınız. Sonra 10 kere La ilahe illallah Hepsi yedi. La ilahe illallah Teala dedim mi anlayacaksınız 10 kere. Leul mülk ve leul hamd, ala Bitti duası var. O duayı siz okuyamazsınız. Yani ezbere bilirim kendim yapan diyen kendiniz kılsanız ben tercih ederim. Oraya da kalabalık fazla lüzum yok hani izdiham yapmayın ama <Sessizlik> Allah men yeselke bi maakidil azim min arşike rahmeti min kitabike ve ismike el azam ve ceddike el ala ve mecdike el ala ve kelimatike ve la tilav cavzu ne la facir kelimatike et tammat olabiliriz. En ala seyyidina Muhammedin ala seyyidina Muhammedin ve ente cealelem ve mahracen şu takdir adatına ve teşbe kurbatına ve te tasunana falan bunlar yapamazsanız namaza gelin bedava. Biz sizden para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Kadınlar alt katta çok geniş yerleri var. Erkekten de yani dışarısı çok geniş. Avlular var. Ee, ondan sonra yatsı namazını kılacağız. Yatsı namazından sonra kısa bir sohbet yapabilirim. O canlı yayınlanacak. Sohbet 21.45. 14 Mart sohbeti inşallah 21.45 Lale Gül'den YouTube'da canlı yapacağız. Ama zikirler ve namaz için gelen eee zikirleri hadi diyelim dergide yazıyor tek başına yaparım dedin ama namazı tam kestiremiyorum e, akşam ezanı kaçta hesap edin zikirler de sür tutsun bir 45 dakika en az zikirler var ilan edeceğim okuyacağız beraber en az 45 dakika en az bir saate de varabilir He, onu yani ne demek istiyorum 40, akşam ezanından bir saate kadar yetişen hacet namazına yetişir. Zikri kendi de yolda da dergide var. Mart de var. Başlayıp yapabilir. Cemaatte yapma şartı yok. Ama namazı kendi kılamayanlar için konuşuyorum. Anlatabildim mi? He, böyle İslamoğlu gibi konuşmuyorum tabii. Anlatabildim mi falan diyor. Ben öyle yapmıyorum. Hakikaten amcacı anlattınız mı? Ha, tamam. Mevzu bu. 14 Mart orada olacak. Efendim 4 Mart Cumartesi günü Muğla'da evvelce yaptığımız bir sohbet. Bunlar çok güzel sohbetler oldu halkla, cemaatle. Bunlar ilk yayınlanıyor, hiç yayınlanmamış daha. Ee, efendim, 2022'de Muğla'da yaptığım sohbet saat 21'de YouTube kanalımızda paylaşılacak. Her cumartesi biz YouTube kanalımıza hiç bugüne kadar paylaşılmamış bir sohbet paylaşıyoruz. Size teşvik olsun. Efendim kardeşlerim. Ondan sonra mesela Bak, e, Facebook'a üyeliğe devam edin. Youtube'a üyeliğe devam edin. Çünkü biz bildirimler gönderiyoruz. E şimdi orada üye olmayana bildirim gitmiyor. Bu bildirimler neye yarar? Ya, şimdi canınıza da yarar. Şimdi malınıza da yarar. Şimdi uyarılarımıza da yarar. Şimdi belalar gelmeden ne yapalım? O mesajlarımıza da yarar. Canınızı, malınızı efendim vesair kutsallarınızı, kendinize göre değerli varlıklarınızı muhafaza istiyorsanız biz size günüyle bildirim atıyoruz. Şuna göre dikkat edin. Şu saatte 14 secdedeyiz. Şu saatte, şu gece şurada hacet namazı var. Ya bu bildirimleri almak istiyorsanız canınızı seviyorsanız yani canınızı beni seviyorsanız demedim. Beni sevmeyen de bana mecbur. Neden? E benden alıyor bu ilmi. O Mehmet Sağlamar öyle derdi. Burada otururdu. Kağıtları, mahatları, bütün ispiyonları, istihbaratları yapardı. Ondan sonra ben bunu tabii zor uyandım biraz. Biraz da saflığım var yani. Bir eblehliğim de var yani. Cennet ehlinin ekserisi, onda bağlamadık sonunda. Cennet ehlinin ekserisi eblehlerdir. Çünkü neden? Cehennemden korkusuna, cennetin müjdesine karıştırmış işe. Ama Allah yine de vaat ettiğini vermiş. Cennet ehli. Ama illiyyun, akıl sahipleri. Akıl sahipleri kim? Cennet müjdesi olmasaydı, cehennem tehlikesi olmasaydı da aynı ibadetleri yapıp hiçbir günah yapmayacak Evliyaullah makamındaki zatlardı. İlliyun on onlardı. Onun için ebrehler biraz çoğaldı yani. Ben başta ben ne dedimse demin ben o makamda değilim ki şimdi cehennem korkusu olmasaydı ben biraz günahlarda biraz bir şeyler yapardım ya. Yani. Doğruyu konuş. Cennet müjdesileri olmasaydı falan, yani Allah'ı seviyorum bir şey ama Allah için bir şeyler yapardım farzları falan ama yani şimdi yüz rekat şu kadar sevap, yani cennete bir şey değil. Cennet müjdesi yok, bir şey yok, sevap da yok o zaman. Sevap müjdesi de yok. Bu gece yüz rekat kulun diye, e şimdi zaten hadisi şerif. Ayet değil, farz değil, vacip değil. E şimdi ama şimdi ne diyorsun? Ama ben kimin kızından aşağıyım diyorum. Şimdi adam bana haset etmiş, fesat etmiş. O da cennete girmiş. Ben de cennete girebilsem inşallah. E ne olacak? Adam yukarıdan bize hava atıyor. Biz aşağıdan bakıyoruz yıldıza bakar gibi. Dünyada da adamla aramız iyi değildi. E diyorum şimdi rezil olmak var ya. Ne olacak? E bari dünyada beni çekemeyen düşmanlarım var. Onlardan da cennete gire Akaitte düşmanım olan Cennete zor. Ehli sünnet itikadında muhalif olan küllüğün finnar hadisine girer. Ama benim şahsiyetime, kişiliğime düşman olanlar, beni sevmeyenler var. Bunlardan da cennete girecekler var elbette. Beni sevmek imanın şartı değil demedim mi size? Ben de şimdi ne yapıyorum? Ya ahirette o bana baksın aşağıdan diye bir şeyler artırmaya çalışıyorum. Anladın? O manada konuştum. Estağfurullah. Yanlış anlamayın. Ama nerede Efendi makam makamı? Hiç cennete müjde, millete anlatırdı teşvik için. Kendi için. Hiç fark etmez o. Hadis mi? Öyle derdi. Sünneti var mı? Var. Efendim sen yapmış mı? Hemen yapalım. Yüz rekat. Siz dayan efendim çok hastasınız. Olsun. Yüz rekatı kılacağız der Biliyorsunuz videosu sesi var. İsmail Han'ın mihrabında bu gece yüz rekat var diyor. Kendi sesiyle. Beyan ediyor Hadi i şerife, ruhul beyan tefsirinde geçer. Bunları bilmez mi? Hepsini ezbere biliyordu ruhul beyan. Yani bu gibi faziletli gecelerde amel edelim diyor arkadaşlar diyor. Kendisi de orada sabaha kadar kılardı oturarak. Artık bazen imaya da düştü tabi. Secde yapamayacak hale geldiği oldu. Ama kılıyordu yani. Rabbim şefaatle nâle Rabbim kabrini uğrayacak. Rabbim on derecesi Rabbim şefaatine dahil ve nâle Amin Allah ve salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ve sellem. Efendi bu yani. Orada bir şeyini daha anlatacak. O gitti aklımda. Şey anlatırken hastan geçecek seni derken yani her şey böyle tabi çok şeyler bildirirdi. Daha benim tüyüm çıkmamış. Senin çocuğun çok olacak. Bunların hepsini söylüyordu. Ki bu gayb ilimlerindendir ancak kerametle bilinir. Kerametsiz bilinmez. Belki beni hiç evlenmeyeceğim. Belki ben iktidarsızım. Belki ben kısırım. Belki çocuğum olmayacak. Bir de çocuğun olacak demek de dört kayıp bilgisi var. İleriye dönük. Çünkü daha hiçbiri olmamış. Beşincisi bir de çok olacak. E şimdi yani sen Mahmut Efendi Kimden bahsediyorsun? Yüce Gavs'tan. Ya. Ha işte vefat etti. Gördük günümüzü. Dünya ne hale geldi ya. Nasıl? Allah'ın dostları. Çivilerin çivisi oydu. Evtat ve tetler. Üçler, yediler, kırklar. 300'ler, 500'ler, 700'ler çiviler, manevi çiviler, dağlar, maddi çiviler evtad. Vel cibale evtada. Dağları kazıklar yaptık diyor Ahmed suresinde. Evtad. Evliyanın lakabı da nedir? Ebdal, evtad, ektab, nüceba, asayib, nukaba. Bunlar hepsi. Bölgeleri bile belli. Asayib Mısır'da. İşte şu asayib onu karıştırmayın. Şu öbürü Fas'ta, Mağripte. O bölgelerin tamamı. Hepsinin yeri belli. Ebtel, Kırklar. Kırklardan birkaç tane Türkiye'de var. E, İlyas Aleyhisselam'la görüştü. Ruh, İmam Suyuti'yi zikrediyor kitabında. E, Hızır Aleyhisselam'la İlyas Aleyhisselam'la görüştü. Evliyaullah'tan bizzat. Dedi ki işte Ebtel nerededir? Şam bölgesindedir. E, Adana tarafı Misis. O bölge şeye tabi. Ne diyorsun adına Şam toprağı esasen. Oralar yani İslami şeyde Mescid-i Aksa'nın bereketleri oralara kadar geliyor. Mersin, Adana Mescid-i Aksa'nın bölgesine dahil bereketler bakımından. Onun için Yahudi uğraşıyor, Erzurum'da oraları da sokmuş. Oralarda 20 vilayet. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Kahrolup perişan eylesin Amin. o Siyon, Siyonistleri. Ondan sonra e, Müslüman düşmanları onlar tabii yine neler yapıyorlar? Müslümanlara eziyet Onlara asla bir dua çek minnet borcumuz, teşekkürümüz yoktur yani. Numaralar yapıyorlar, biraz geliyorlar, gidiyorlar. Onlar hep numara do, dolap çeviriyorlar. Buradan bir şeyler araklıyorlar o bahaneyle. Burada bir şeye girmişler onlar. Neydi ya haberde? Ne? O şey Tevrat'ı almışlar o değil. Bir de burada ayrı bir toplantıları var, bir görüşmeler olmuş gizli. Neler yapmışlar onlar? Ee, sen Yahudi mikser. Dünyanın mikseri sen Yahudi'ye. Yahudiye minnet, teşekkür abi kadar. Protokolde hükümet devlet yapabilir biz sakın kanmayalım ve ondan sonra ahmaklık yapmayalım yani. Bir şey zannetmeyelim onlar bize işte dostlar falan. Ya kafirlerse düşman, dost olmaz buyurun. Kur'an dost olmaz böyle. Sen ne konuşuyorsun ya? Yani? Efendim küfür tek millettir. Bunlar birbirinden de ayırmayalım. Hepsi bir. Ondan sonra ne diyeceğim? Ne diyordum şimdi? Kırklardan e, şey diyor ki kırklardan iki tanesi mutlaka sistem bulunur. El diye geçiyor şey. Misis de eski Adana. Şu anda Adana'nın içinde de kaldı zaten. İçinde kaldı. Orada daima o bölgede ama bölge biraz geniş tabi ilçeler var şeyler var. O bölgede kırklardan iki kişi var. Kesin. Yerli Adikli Ahmet zaten bilinen insanlar ama bir şeyi tanımıyoruz mesela. Ben adama dedim git bak şudur da. Nerede yapacak? Anında yazmıyor ki kardeşim. E, camilere gittim sabah namazına. Mutlaka cemaate gelin. Her gün bir camiyi dolaşın. Bakın halinden anlayabilir misiniz? Ben olsam az bir şey anlarım. Ama biraz adam tanırım yani. Ama işte hani dedi ya Galide abi biz dedi treni kaçırdık ama evladım gar, garda bulunduğumuz için binenleri gördük. Ben de trenden treni kaçıranlardan olabilirim ama garda bulundum ben. Evliya olan yanında bulundum. Binenleri gördüm. Oradan bir alametlerim var. Yani tanırım ama elhamdülillah Türkiye'de en az iki garantimiz var. Eptal'de. O bölgelerde. E burada ne var? Efendim seni Evet, Efendim, evtat çiviler. Diyelim 300 çiviler. Ektabar var. Dörtler de var. Dört kutup var. Ektabar var. Dört kutup her zaman. Dört kutup. Ama Gauss tek. Gauss e. Şimdi tabi e, tabii daha sırlı bilgilerim var. Onları dersem bazılarını gücendirmiş oluruz. Onlara girmeyelim. Efendi Hazretlerimiz, e, Kavs-ı Azam Hazretlerimiz Kaddesallâhü'l-Rûh'un e, tabi üzerimize bereketleri çok idi. E, şimdi dedim tasarruf hümeti daha çok devam ediyor. Ama kıymetini bilemedik. Rabbim ahirette mahrum etmesin. Amin. Amin. Efendim bu sohbette 4 Mart cumartesi de saat 21'de YouTube kanalımızdan yayınlanca beyan ediliyor. Efendi kardeşlerim. Şimdi geldik hemen 14 şeyini söyleyeyim. Ondan sonra şey söyleyeyim hemen hızlı okuyayım onu. Burak'a ama okuma sözü alacağım size. Işte. Herkes Şaban kitabından okuyacak. Ferahat gecesinde affolunmayanlar. Madde madde bakayım şimdi. Bu hangi günahlardan tövbeyiz? Kaçta dedim? 232'den itibaren okursunuz inşallah o rahman. Biz burada bunu madde yapma. Ben bir iki yapmıştım. Burada 3 var. Bir daha B'ler var. Çok kısımları var. Onun için ben şimdi size burada bunu oku, okuyamam. 2'yi de buldum. Geldik şimdi. Bir, efendim. Birinci madde şirk. Biz de şirkten eser olmaz. Allah'a ortak koşmuyoruz. Ehl-i sünnet itikadında ne varsa inanıyoruz. Ayet ve hadislerde ne varsa hepsine iman ettik. Haktır ve gerçektir. Hiçbirine itiraz etmiyoruz. Ehl-i sünnet itikadındayız. Tamam. Tam bir itikadı anlayayım dinliyorsan, kavacül derslerini dinle altı Mart'a kadar dinleyebilirsen, tam bir itikadı oradan öğrenirsin ama genel manada ehl İki şahna. Şahna kin tutmak. Bu kin tutma meselesi bu kin tutma meselesinde Müslüman Müslümana kin tutmaktaki girerse de kalbinde bir kin vardır, şu vardır, bu vardır. Esasen maksat o değildir. Maksat sahabeye kin tutmaktır. Burada izah ediliyor 239'dan sonra sahabeye içinde sevgisizlik olan biri göğü yeri ibadetle doldursa Berat gecesi de af olmaz. Gelelim zurnanın zırt dediği yere. Şiaların hiçbiri af olmayacağı şu anda garanti veriyorum. Sahabeye kin tuttukları için, Ebu Bekir Ömer efendilerimize kafir dedikleri için, Aşağınamıza iftira yaptıkları için asla. Bak ne yaptı? İran. Şimdi Suudi Arabistan'ın bir şeyi kanalda Ramazan ayı için Suudi Arabistan dev bütçeli bir dizi hazırlamış. Çok pahalı bir bütçe ya. Derim, sen yönetimi şu anda etmiyorum. Yani çok amel bakımından çok rezillikler oralarda başladı. Allah muhafaza açıklıklar, çıplaklıklar yani ben hiç tasvip etmiyorum. Yönetim olarak bir şey, metiyem yok. Ve lakin neye binaense, tabi Vahabiler sahabe işinde titizdirler. Vahabiler sahabeyi çok severler. Hz. Muhabir adı falan laf söyletmezler. Vahabilerde sahabeyle ilgili ihtilafımız yoktur. Vehabilerle sorunumuz tarikata girenlere kafir demeleri, Allah gökte demeleri Celle Celaluhu işte efendim siz biliyorsunuz Resulullah'ın yüzü su hürmetine isteyenlere kafir demeleri onlarla sorunumuz başka cihettedir. Sahabe konusunda Vehabilerde bir sıkıntı o noktada yoktur. Onu zaten eskiden, eskiden de söyledim birkaç. Dev bütçeli bir Hazreti Muaviye dizisi hazırlamışlar. Ben onu hani Arapçadır. Bu Bedel Hoca bana onu şey yapar. Ben izleyeceğim. Tabi bakacağım sünnete uygun mu? Bir şey var mı? Karışık. Çözmem lazım. İzlemem lazım. Ben dizi izlemem de. Onu izlemem lazım. Çünkü siyere uyuyor mu? Uymuyor mu? Bu dizi önemli. İran destekli El Şair kanalı ne yapmış? Bu Ramazan olacak. İran destek. Bunu Kanal 7 yayınlarsa efendim namaz herhalde o kadar da değil ya. Kanal 7 yayınladı İran'ın ne kanal ne dizilerini Türkçeye çevirdi Ne hizmet diyor Ne hezimetler yaptı o kanal 7. Allah o kanal 7. Siz bilmiyorsunuz. Ondan şerli kanal yoktur. Efendi Hazretleri sırf onları, kanal 7 bizi yedi. Muhtar dizisi yaptı. Muhtar dizisi. Muhtar neydi? İşte Ali'nin El-Bedir intikamını alan bir adamdı, şuydu buydu. Tamam sen onu met ediyorsun. O muhtar sonra ne yaptı? Sıçtı batırdı. Peygamberlik iddia etti. Peygamberlik iddia eden sahte peygamberi millete kahraman diye yutturdu. Yıllarca o kanal yedi. Ya ben sizi uyarmazsam siz ne yapacaksınız ya? Benden başka da bir şey anlatan kimse yok ya. Klişe hocalar Pazar sohbeti, klişeye bağlamışlar. Millete bir şey söylemiyorlar ya. Bak demin kanser, e, şekerin geçeceğine dair kesin. Onlar çoğu da şeker hastası. Müjde geldiğinde, kesinleştiğinde resmi hepinize söyleyeceğim. Kanserden iyileşme usullerinde hangi doktor? Özelde sonra söyleyeceğim. Ya siz beni dinlerseniz dünyanızda kurtarırsınız. Canınızda kurtarırsanız. Onun için Beni sevmeyen de beni dinlemeye mecburdur. Konumum gereği. Dedi ki, o sağlam meri orada açık kaldı yine. Bayağı dosya açık kalıyor ya. E dedi ki, sonra öğrendim, çağırdım dedim. Sen dedim ya, hem dedim benim hakkımda bu kadar konuşuyorsun, ediyorsun, neler yaptın ortalığa gizli. O jet ski resimlerini patlatan, gazetelere pazarlık yapıp 10 bin lira verirsen vereceğim diyen adam. Dedim hala kürsünün dibine hiç sohbet kaçırmıyorsun dedim. Bak dedim ben sohbete geleni düşmanım olsa engelleme Ama öne gelip de milletin gönderdiği kağıtlar niye senden geçiyor dedim ya. Otur bir yerde dinle. Ben düşmanım gelse buraya mani olma. Öne niye geliyorsun dedim bu kağıtları böyle istihbarat yapıyorsun. Millet o zaman hastayım, hastayım, cenazem var yazı yazıyordu. Onları okuyorsun dedim ya. Sen benim aleme konuşan adam ne gereği var? Dedi ki ben dedi sohbete gelirim dedi. Niye dedim? Senden duyduklarımı hiçbir yerde bulamıyorum dedi çünkü. Akıllı adam. Akıllı olmasa benim gibi eble 20 sene yutturur mu? Ajanlığı. Şimdi kin meselesinde sahabeye kin tutan berat gelir af olmaz zerre kadar şiilikle alakası olan Hayrettin Karaman gibi ben Muaviye'yi sevmem diyenler. Bunlar dikkat et. Yani onu dinleyip de o fikirden etkilenenleri korktu diyorum. Sakın Hayrettin Karaman devlet ödülü aldı diye aldanmayın. Muaviye'yi sevmem diyen bir adamı Resulullah sevmez. Ve men ebgazum fe bibuz eb Tirmizi hadisinde. Beni sevmeyen, sahabemi sevmeyen, Beni sevmediği için onları sevmez. Tirmizi hadisi. Resulullah'ı sevmez. Sevmeyeni de Resulullah sevmez. Haredi Karaman'ın şeyinden etkilenmeyin sakın. Muhabbeti sevmem şeyini hala sürdürüyor. Diner arası diyaloğu neyse benim şeyimden korktu mu Fetö patlayınca inkara kalktı. Abant'taki sözleri ortada. Yahudi Hristiyan'da Yahudi olup kafir olmayan var dedi ya. Ama onu inkar ediyor. Onun için e, ona yürümeyelim üstüne. Muaviye radıyallahu anh meselesinde devam ettiriyor inatını. Sevmem diyor. Onun için Muaviye radıyallahu e, sevmem diyenler Yezid'i sevmiyoruz. Biz de sevmiyoruz. Ama o, Muaviye radıyallahu anh sahabedir. Yezid sahabe değildir. Onun için bunlara dikkat edin. Zerre kadar kalbiniz Hz. Muaviye'ye bir sevgisizlik varsa berat gece saf olmaz. Ben sana söyleyeyim. Peki İran ne yapmış? İran'da efendim bir dizi yapmış. Suda karşı. Dizinin adı ne biliyor musun? Hazreti Ömer'i şehit eden Mecusi Ebu LüLün Cesareti dizisi. Vallahi bunlarda iman yok. Billahi bunlarda iman yok. Ben Saadet Partisi ile ne işim var? Particilikle ne işim var? Particilikle ne işim var? Saadet Partisi niçin İrancı? Sizin İran. Erbakan Hoca İran'la alakalarını sürdürürdü. Devlet adamıydı. Ama Erbakan Hoca'nın ben bizzat şahidiyim. Onlar sahabeyi sevmezler, onlar bitater, onlar onlar ne bozuk adamlardır dediğini ben kulağımla duydum Erbakan Hoca'm. Kabri nur olsun. Ay. Erbakan Hoca bizim canımız cehennemde fena olsun. En sevdiği adamlar evimizde devamlı beraberdik. Erbakan Hoca. Bunlar Erbakan Hoca'nın yolunda değil. Şimdi mesela e, Saadet Partisi'nin adayı kim? Kılıçdaroğlu. Mesela Meral Akşener'inki o değil. Yani o ilan etmedi. Saadet Partisi illa siz olun diye teşvik ediyor. Peki irtibat nereden anlıyor musunuz? Ben şöyle düşünüyorum. Aldığım kulis bilgisine göre konuşmuyorum. İran irtibatı. Biraz zor anlarsınız. Jeton sizin geç düşebilen. İran Saadet, Kılıçdaroğlu, yine de anlamayanlar vardır tabi şimdi. Neyse eblet de olsanız cennete gidersiniz, mesele değil yani. Namazınızı kızdığınızda oruç yırtılsın, devam siz. Ben milleti uyarmak zorundayım. Ebu Lü, lü. geldi mecusi ateş perez, hazır ne cesaret. Arkası bütün sahabe dolu, cemaatla namaz. Sabah namazında birinci safa geçeceksin. Oradan diri çıkmak mümkün Hazreti Ömer'i arkadan mızraklayacaksın. İşte neyse şehit edeceksin. Hazreti Ömer orada şehit olmadı. Üç gün kan, kanaması devam etti ama e, şehit eden operasyon yap. Sahabe seni bırakacak mı? Ama o anda da e, Ebu Lü, Lüey'i orada efendim gebertmediler. Ne yaptılar? Beklediler. Çünkü Hazreti Ömer ölürse kısas Hazreti Ömer 3 gün daha yaşadı ya. Hemen sordu. Dedi kim yaptı bunu bana? O göremedi tabi. Arkadan oldu. için. Kim yaptı bunu dedi Ebu İlbe. Allah Allah'a hamd ederim ki bir Müslümanın eliyle benim kanıma bir Müslümanı sokmadı dedi. O zaten mecusiydi dedi. Hamd etti ki bir Müslümana nasip olmadı o cinayet. Hamd etti. Ama Hz. Ömer şeyde de öyle oldu. Hz. Ali de hemen şehit olmadı. Harici İbni Mülcem. İbni Mülcem şeyi yaraladı darbeleri indirdi. Hani Hazreti hmm, Ali Efendimiz hatta dedi, eziyet etmeyin, şey yapmayın. Bakın, besleyin, dursun. Ben dedi şehit olursam, o zaman kısas icap eder. Anladım. Ya Hazreti Ömer dedi, aynı o. işte bu Ebu Lüle ne kadar cesurmuş ki, birinci safta, belki en azından bin iki bin, kaç binse o zaman Hazreti Ömer döneminde sahabe çok arttı. Şey, sahabe olmasa da hepsi, tabiim var dolu, sahabeye görenler cemaat dolu. Yani Efendimiz'in vefatından nereden baksan efendim 14 sene falan sonra yani. 14 sene falan sonra. Hazreti Sıddık 2-2,5 sene. Hazreti Ömer 12 sene mi? 11-12 gibi bir durum var. E sen şimdi ya da Hazreti Osman mı 12? Hazreti Ömer? He? 10. 10 senelik bir dönem geçiyor. 12 sene sonra Efendimiz'den cemaat çok arttı tabii. Fetihler oldu bütün dünya Müslüman oldu. O kalabalıkta Ebu Lüle'nin sağ çıkması mümkün mü? İşte İran demiş ki dizi Eşşair kanalı İran destekli. Ne diyor? Ebu Lüle'nin Lüle'ye lü esas. Ebu Lü de bu Lü lü yazmış haberler. Ebu Lüle'nin lü cesareti. Tüküreyim onun cesaretine. Lanet olsun onun cesaretine. Hayır. Kabri ateş dolsun. O Ebu ki İran'da şu anda anıt türbesi var. Hazreti Ömer'i şehit eden cesur olduğu için. Hala mı Müslüman diyeceksiniz bunlara? En ufak bir teşeyyü, Şiilik damarı bulunan noktada iman olamaz yani. Dikkat edin. Nelerde neler. İşte biz Mehmet Emin Yıldırım'la ne uğraşıyoruz? Siyer Vakfı ile ne uğraştık? Çünkü sahabeyi zedeleyen yayınlarda mucizeleri inkar, tamamen kafirlik zaten. Musa Aleyhisselam denizi yarmadı diyor. Bu, bu kafirlik Kur'an'da var. Ama esas mesele ne diyor? Dört halife bile, aşere-i mübeşşere bile cahiliyet kininden kurtulamamışlar. Hazreti Ali ile düşmanlık etmişler diyor. Hiç dört halifede böyle bir şey oldu mu ya? Nasıl cahiliyet kini olur ya Müslüman'da? Hele ki Hazreti Bekir'de nasıl olur ya? Siyer Vakfı, Muhammed Emin Yıldırım'a karşı İsmailen hocaları dahil İsmail hocaları dahil. Ehl-i sünnet alimler dahil. Bir işi açıklama yapıyor mu? Yazıklar olsun. Milletimiz dinden çıkaracaklar. Bunun dergilerinde mucize yok diyor. Metcezir diyor. Bunu okutuyor bu adam. Niye reddi yapıyorsun hoca efendi? Aşere-i mübeşşere cahiliyet etkininden kurtulamamış diyor bunun yayınlarında. Sahabe savaşları içtihat değildir diyor. Hadisleri sahih inkar ediyor. Ehl-i görüşü inkar ediyor. Muaviye radıyallahu anh'a neler diyor bunlar? He Muaviye radıyallahu gelene kadar o aşereyi mübeşşereyi konuşuyor adam ya. Bak ben sizi uyandırmasam bir zehirlenseniz, şimdi berat gecesinde bile affolamazsınız, sahabe hakkında kötü düşündüğünüz için şahnaya girer, müşahine girer, müşahin şahna sahibi. Şahna sahabeye bu adamlar sizi dinden imandan edecek. Mehmet Emin Yıldırım deyip geçmeyin. İslam oğlunun ikizidir. Menfaatleri çatıştı, ayrıldı. Şimdi böyle anlaşılıyor. Görüşler aynı çünkü. Ben size ne anlatayım ya. Onun için bunu da demiş oldum. Diğer maddeleri hemen kısa gideceğim de ne yapacağız ya Rabbel Katil, cinayet. Adam öldürmüş olan, Nasıl tövbe edecek işte. Bir daha yapmamak tövbeyi nasıl edecek Ama kul hakkı da var burada. Burada kul hakkı olanlar e, hapis yattılarsa da, hapisten çıktılarsa da veya şu anda hapisteyseler de bugünkü hapis cezası şerata uygun değildir. Şerata göre adam öldüren ne yapılacak? Kısa sakısa idam edilecek. Ancak kan sahipleri para alıp, bedel parası alıp kan sahipleri bağışlayabilir. Böyle bir şey yaptıysa da mahkeme yoluyla da yapsa, gayri resmi de yapsa, onların istediği meblağı ödemişse kul hakkında bu durumda ahirette kurtulur. Kan sahipleriyle. Peki, bu durumda böyle bir şey yapmamış ama hapse girmiş. İstersen 50 sene yatsın. Ahirette bir daha adam öldürmekten ona ceza verirler mi? Verirler. Çünkü neden? Bu kanunlarla tespit edilen bir şey ahirette adamı azaptan kurtarmaz. Ne yapacak bu böyle duruma düşen, şimdi çok pişman olan Müslüman olanlar var, cinayet işlemiş. Bunlara da diyoruz ki, o öldürdüğü kişinin velilerini, vasilerini sahibinden bulacaklar. Bir diyet parası çok büyük. Kaç deve parasıydı hocam? Yüz deve mi? Yüz deve bedeli. Ya yani şu anda yüz deve kaç liraysa TL'de olur, dolar da olur. Yüz deve bedelidir. Yani bu bunlar ayet hadisle sabit meseleler bunlar. Böyle fıkıh teferruatından anlatmıyorum ayet hadisle sabit şeyler. Yüz deve kaç para ediyor? Yüz, bin lira, beş yüz bin lira, bin, bin, Yüz deve, bir deve bir milyon mu? Yok ya sıfırsız konuşun ben, mübarek adam. Mustafa Karataş'a mı dinlediniz ya? Adamın sıfırdan haberi yok ya. Mübarek adam. E, neyse bir deve kaç lira TL diyorum. Bilen varsa konuşsun, bilmezsen sükutunuz daha hayırlıdır. Efendim e, şu kadar para diyelim. Diyelim 500 bin lira. O adamlara bu parayı bulacak. Ne yapacak? Ne yapacak? Irkat gibi çalışacak. Efendim ömrü onunla geçecek. O parayı ödeyecek. Onlardan alırsa azaptan kurtulur. Peki. Bu 99 adamı öldürüp 100. öldürmeye giden Bukhari'deki durum ne olacak? Ya hoca benim param Yok. Kıyamete kadar çalışsam bu parayı bulamam. Ben buna imkanım yok. E adam adı babanı öldürdüm, hakkını helal et dersen adam sana bir çeker. Onu da yapamam. Be. Ben ümidi keseyim mi? Cehenneme mi gireceğim? Ümidi kesme. Şirkle gitmekten başka her şeyin bir mağfireti var. 6 Mart'ta Nasuh tevbesiyle tam bir dönüş yap. Maddi imkanın varsa kan sahiplerine o paraları ödemeye söz ver. Hapisteysen çıkınca param varsa, imkanım varsa ama bak Allah senin imkanın var mı yok mu biliyor, Allah'ı kandıramazsın. O para ödenecek. Onun velisinden başka hakkı bağışlayan yok. Kendi öldü çünkü nasıl var. Öldükten sonra konuşamıyor ki. Onun için ha ben zuhurat gördüm, kabrine gittim, keşfim açıldı, bana bağışladı. Ya işine ya! Şerata muhalif, zuhurat mı olur? Ahiret başka bir şey. Allah ahirette adama, ona cennet verir. Bunu affedersen şartına bağlar. O affeder, o başka. Ben size dünyada kurtulma yönünü söyleyeyim. Tamam kardeşim. Ne oldu? Üç. Dört. Dört nerede acaba bir dört? Dördü görmedim. Beşe geçtik. Dört zina. Zinayı anlatma var mı? Sekiz mi, dokuz mu ders oldu. Daha da bir, bir iki ders devam edecek. Zina eden bir daha yapmamak üzere en son 6 Mart tevbe etmezse, nasıl üzere dönmemek üzere pişman olmazsa tevbe namazı, dua akşama öğle çıkmasın yani. Yapsın öyle çıksın. Beraatını alsın. 5. içki içki de bayağı anlattım kebair günahlarda. İçki biliyorsun zaten. Teferruata şey değil. Adam ne dedi? İhsan ele açık bir tefsir yazmış. Şirk kitabı, şirk. Şirk. Diyanetin yaptığı tek bir faydalı iş gördüm. Eskiden belki vardı faydalı işleri. Yıllardır hiçbir faydalı işlerini görmüyorum. Bir tane faydalı iş gördüm. Bu kitabı toplatma kararı aldılar. Buna destek verenler. Kitapta diyor ki, birkaç tek atabilirsin diyor. Kur'an'da diyor ha bunu, yani mealde. Bize diyor ki, parantez koyma diyor, manayı şaşırtıyorsun. Lan parantez, hadiste geçen izah, tefsir madde parantez. Bu nasıl parantez koymuş? 5 tek atabilirsin diyor. Sarhoş olmadan kurtarır. Bir de ne demiş? Evlilik şartı yok. Alan razı, safaren razı, seküt, otele götür, ne yaparsan yap, zina olmaz. Bunu destekleyenlere bak. Mustafa İslamoğlu. Diyanete karşı açıklama yaptı bunlar. Ercan. Mustafa Öztürk. Bu adamların ismi ağzımdan tek tek çıkıyor. Bunları tanıyın diye kayda geçsin. Bir tane ettiyeler kanalları kuruyorlar, benden çalıyorlar, çalıyorlar, adımı da vermiyorlar, onlara da bildiriyor. Olsun, adımı da vermeyin, çaldığınızı da helal ediyorum. Yeter ki reddiye yapın. Mehmet Azimli, Mustafa İslamoğlu, İlhami Güler, geri kalır mı? Hidayet Şefkatli Tuksal, İslam Özkan, Fatma Akdokur, Ümit Aktaş, Lütfü Özşahin. Bu nazifay belası çıktı. Ya. Her kanalda ilahiyatçıyım diye Halk TV Tele devamlı adamı neler söylüyor? Biz din adına bir şey. Yok. Cemil Kılıç. Eren Erdem. O zaman da nereden? Türkiye ile İran savaşsa dedi, İran'ı tutarım dedi. Fehim Işık. Hamdi Tayfur. Cihangir İslam. Saadet Partisi öyle bir partidir ki Allah için konuşuyorum. Reiki konuşmuyorum. Öyle partidir ki milletin oyunu bu adama verdirdi mi? İki milletvekili çekildi mi? Saadet'in kontenjanından bu girdi mi? Cihangir İslam. Bilmiyorum Konya'dan mı, Anya'dan mı? Konya'dan başka bir geç var. O da bir antika. O da benle uğraşıyor. O da İrancı. O da İrancı da. Bu Cihangir İslam. Şimdi ne diyor? Nikahsız İlişki zina değildir. Sarhoş olana kadar içki içmek caizdir diyen adamın kitabı doğrudur diyor. Toplatmatılması lazımdı diye toplatılmaması lazım diye imza attı. Yani birlik yapıyor. Nikahsız ilişki zina değil diyen ne olur? Siz dediniz. Peki sarhoş olmadan olana kadar şarap içmek caizdir diyen ne olur? O zaman Saadet Partisi bütün milletin reyini kimlere verdiriyor? Onsa İstanbul seçimlerini biz kaybettirdik diyor. Akran hem tek kollan diye bilmem ne yapıyor. Treni durdurmuş şehrim. Şeye basmış da falan. Evgen durdurmuş gelmişler falan. Ne oldu ya bilmem ne. Tren kaza mı yapacak bilmem ne. Kim durdurdu bunu diyorlar. Onlar tabii canım. Kim durdurdu bunu? Kim bastı diyor butona ver neyse kim bastı? Demiş Akan. Hem de tek kolla demiş. yani, treni tek kolla durdurdum diyor yani. Anlıyor musunuz? Saadet Partisi'nin sloganı bu olsun. Akan hem de tek kollan. Batıla anahtar, hayra kilit. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Rey veren, gariban, Erbakan Hoca'nın yolu sanan, zavallılara da Allah şuur versin. Amin. Onlardan da bilgisi olmadan yaşlı dedeler neleri HDP'ye gönderip bastırdıkları gibi bir şey bilmeyen insanlar gibi olanları da Allah taksiratlarını affeylesin. Amin. Ama bilinçli yapan o özel katronun Allah ha yaşadıkları müddetçe Allah hidayet nasip eylesin. Amin. Hidayetleri mukadder değilse şerlerinden emin eylesin. Tamamen İrancı olmuşlar. Ben size Allah için şey söylüyorum. Hüdakaya, o zaten Mustafa İslamoğlu'nu biliyorsunuz. Katrolu elemanı. Milletvekili midir o? HDP'den. Bu A Faruk Ünsal. A kim kardeşim? Buraya A yazılır mı? Ahmet de olabilir, Ali de olabilir. Millet nasıl tanıyacak ben A'yı? Adamları deşifre ediyoruz burada. Faruk Ünsal. O ayı bulun. Berrin Sönmez Ahmet Özkaya. Allah bunları hidayet eylesin. Amin. Hidayetleri mukadder değilse şerlerinden muhafaza eylesin. Amin. Biz bak beddua atmıyoruz, hakaret etmiyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz. Tamam mı kardeş? Ama tabii Mustafa Mustafa şey yok burada tabii. O, o kadar da değil. O sıfırları şaşırıyor ama bir de üzülmesi de şaşırıyor ama bu kadar da değil. Bektaşi gibi dedi. Savurada kalkmayayım da kavur olayım dedi. Onun için yani o yok. Bunlar buraya destekle Nereden geldim buraya? Nereden geleceğim? İçki diyor. Bundan tevbe etmeyen berat cezaf olmaz diyor. Adam da Kur'an'ın mealine sokmuş içebilirsiniz diyor. Öbürleri de diyor ki doğru söylemiş toplatmayın diyor. Ya ben ne yapacağım şaşırdım ya. Ne ne ne. ne. Yediye geldik. Altı, hukuk, anne-babaya ışıyan. Onun çok detaylı anlattım. Şeyde, ana-baba dersleri var. Kebâir Gülallar sesinde Ananızdan, babanızdan hemen e, barışıyorsunuz. E, onlara karşı geldiği işler varsa düzeltiyorsunuz. İmkanınız varsa hemen icra ediyorsunuz. Gayrı meşru bir şey istedilerse yapmıyorsunuz. Ama yine de elini ayağını öpüp helallik alıyorsunuz. Dualarını alıyorsunuz, barışıyorsunuz. Ölmüş varsa... Kabirlerini ziyaret ediyorsunuz, berattan evvel Yasin-i Şerif okuyorsunuz, hediye ediyorsunuz, sadaka veriyorsunuz, ruhlarına bağışlıyorsunuz. Özellikle su hayrı yapabiliyorsanız, kuyu hayrı hediye ediyorsunuz. Yedi, sılah-ı rahim katı. Bu var ya. Deprem bölgelerindeki birçok insanlar, Diyarbakır'dan telefon geldi İhsan Şen Ocak Hoca'ya. O da ses kaydından bana ulaştı. Kendi atmadı da. Mehmet Kaya başkanımız attı. Orada onu diyor rüyada görmüş. Böyle niye oldu? Bu belalar kalkmıyor, depremler durmuyor, üst üste geliyor. E, ee, özellikle din adamları, Müslümanlar, hacılar, hocalar birbirine küs duruyor. Birbiriyle görüşmüyor. Bundan dolayı belalar devam ediyor. Ee, otursunlar, toplansınlar, kin nefretleri gidersinler, el i sünnet içini konuşuyoruz. el i sünnet dışında zaten ben aynı yerde oturmak caiz değil. Barışsınlar, etsinler. Bir de çok teyzesiyle dargın var. Halasıyla dargın var. Deprem bölgesinde de var, burada da var. Toplumumuz müşterek hepimiz aynı genetikleri taşıyoruz. Türkü, Kürdü, müşterek genetiklerimiz var yani. Bu genetiklerde maalesef e, bu sılay rahimi kesme var. Halam bana şöyle etmişti, halam diyor babama şöyle etmişti diyor. Halasıyla konuşmayan adam var. Ya baban halana dargın olsa o da bile sılay rahimi kesmekte. Kaldı ki senin halan olduğu için onunla senin aranda sılay rahim var. Sen çok samimi olmayabilirsin. Bayramda arayacaksın, şurada arayacaksın. Aç kaldı, açık kaldı. Ya, yabancıya yapıyoruz. Gavur, susuzum dese gavura su veriyoruz ya. Onun için sılay rahim kesmek size lanet getirir. Hanginizin akraba, yakın akraba, uzak akrabadan konuşmadığınız, küs durdurup şey varsa, o içki içiyordu, o zina diyordu, o bilmem ne diyordu, o e, CHP'liydi, o bilmem HDP'liydi, o ayrı bir şey o buraya girmez. Sılay Rahim, akraba ilişkisidir. O senin akrabansa mutlaka bir selam, aleykümselam. Nasılsın, iyi misin? Ziyaretleşme. Ama baktın ki kadın erkek bir oturuyorlar. Karısını başı açık yanına getiriyor. Senin karının yanına girmeye çalışıyor. O durumlarda varsa ziyaret şartı yok. Siz o zaman kendiniz gidin. Hanınızı götürmeyin. Bayramlarda, da vesaire. Ama bir telefonla da olsa ulaşın. İhtiyacın var mı? Sorun. Bir fakirliği muhtaçlı varsa, sizin durumunuz varsa bir şeyler yardım gönderin. Mutlaka selamlaşın, kelamlaşın. Bunu yapmazsanız, Kur'an'ın beyanıyla, şu kadar, bende bir kitap var. Sırf sılay rahimin ba kesenlerin başına gelecek belalar. Yemin ediyorum kebair günahlarda, sılay rahimi kesenlerin dersine gelirsek, öyle içki gibi, zina gibi, ana babaya isyan gibi, 8 derste de bitmez, 80 derste de bitmez. O kadar hadis var. Bak anla, anlatabildim mi bilmiyorum. Ne misal verdim sana? Ülâ kellezle lânehumullah diyor Kur'an. Kim sılayrem keser, Allah onlara lanet etmiştir. Lanet ne demek biliyor musun? Rahmetini çekmek demek. Allah senden rahmetini çekerse sana kimse daha merhamet edemez. Etse de fayda veremez. Bütün batmalarımız, bitmelerimiz şu Müslümanım diyenlerin sılay kesmelerinden desek yeridir. İçki kendi Zina kendinedir, nedir? Şudur budur. Ama sallallahu rahim akraba ilişkilerini nesebi keser, soyu keser, yardımı keser. Çok büyük fesat. Ben yani Allah için sizi uyarım. Bana neler edenler oldu. Ben hiçbir sıla rahimde hiç ararım sorarım. Ne kadar bana zarar da veren akrabam var. Ararım. Lanet mi alacağım ya? Sıla-i meselesi. Oldu sekiz e, böyle elbiseni yerden sürütmek kibir için cübbeni veya işte neyse kadın entarisini böyle hani gelinlikler o gelinlikler o gelinliklerin aşağısı iki metre geriden gidiyor parasına göre o gelinlikler orada hava atmak var, cekas atmak var ismali izar, sayı hadisler var efendim kibir ve gurur temsil eden tavır, kılık, kıyafetle yürüme tarzında insanlara hava atan ve çakas atanlar böyle bir gecede bile af kapsamından hariç bırakmıştır. Eteğini sarkıtma. İsbali izar denir bunu hadiste. Kattatlık, Bu da çok izahatlık var. Şunu diyorum. Söz taşımak. izahı çok. Kaç o? Dokuz. Söz taşımak. Onu ona ona on sonra adam adamı vuruyor. Onunla kavga ediyor. Adam karısından boşanıyor ya. O öyle dedi, bu böyle dedi. Taşıma bir söz. Durduğun bir yerde kalsın. Ha, yalan yere şahitlik bile caiz olan yerde sulh için adam adamı vurmasın diye o senin hakkında çok iyi halbuki ana avra sövüyor ama sen ona gidip ne diyeceksin ya senin hakkında çok iyi konuşuyor ya diyeceksin işi düzelteceksin üç yerde yalan caiz bir harpte bir karı koca arasında boşanmamak için yuva dağılmasın diye say hadis bir de iki kişinin arasını sul etmek için sen ne yapıyorsun milleti birbirine vurdurmak için söz taşıyorsun ya Berat gecesi laf af olmayacak bir günahdır. O zaman on tasvir heykel yapmak. Heykel canlı heykelinden bahsediyor. Canlı. Ama gitti bir ağaç oydu. Bir şey yaptı. Cansızları konuşmuyoruz. Canlı, ziruh diyor hadis-i şerifte. Canlı. Kedi de girer. Köpek de canlı ya. Canlı. Heykel, tıraşlar tevbe etmeseler. Bunların hepsinin burada izahları var. 11 sihir, büyü. Uf, bu büyü kırıla gidiyor. Ben böyle bir şey görmüyorum. Kadınlar, çarşaflı kadınlar bile büyücü hocalara Ya diyor ben büyü yaptırmıyorum ki. Ben diyor be, büyü yapmışlar bunu da bozdurmaya gidiyorum. He bozdurmaya gittin. Sonra da ne diyorsun? Kocamın da beni sevmesi için de bir şeyler yap. Başka karılara gidiyor. E başka karılara gidiyorsa sen de bir güzellik lip adama da adamı elde tut. Sen de bir güzellik yap. Sırtını dönüp yatıyorsun yani. Hastayım, ustayım adam. Ben zinayı meşru. Başka karılara gidiyor diyor. Haklısın. Ama bunun için cinci büyücüye gitmen lüzum var. Bende formüller çok. <laughs> Bana gelme nuska yazma. Ben de dergide yazdım da bilmiyorum onu yazmış. Hangi dergi? O dergi kapış gider. Gürsel Efendi. Belki de o dergi bir yüz bin daha basabiliriz. Bir dergi yazdım. Eskiden hatırlıyorum. Yok 31 mi? 33 o da ayrı. 33 dakika tehakim o Resulü'nün ne okuyacaksın. E, şeyde salavatlar getireceksin. Sonra usulü yazdım orada kocan için beni sevsin diye yaparsın. Şükür eden meşru bir şey. Ama cinci hocaya gidip yaptı, yaptıramazsın. Çünkü o ne yapar? Oraya bir şeyler katır karıştırır, onsa adam hasta olur. Adam hasta olur. O ona tutmasa çocuğuna tutar. Herkes hasta olur evde ocakta. Ama bunu çok yaptırıyor kadınlar. Kapalılar bilhassa. Kadınlar. Hep büyücüler de cinci. Bir de şimdi benim adımda da ben bu Cübbel Hoca'dan icazet aldım. Vallahi billahi bir kişiye bile icazet vermedim. Ben cinci miyim de cincilikten icazet vereceğim. Büyücü müyüm de büyücülükten icazet vereceğim. Hasta okumak. Vallahi billahi hasta okumaktan da kimseye icazet vermedim. Böyle bir şey yok. Ben o mesuliyete giremem. Bir kadına okurken orasına eller bilmem ne eder, para alır. Ben öyle bir şeye girebilir miyim? Hiç kimseye inanmayın ki benden icazet almış. Benim öyle bir şey izin vermeye. Benim icazetim yok ki icazet vereyim. E ben Efendim Hazretleri'nden evrad-ı bayi okuma iznim var. Ama o da yapamıyoruz tabi cemaate. Vaktimiz yok. Parasız, pulsuz Allah için. Bir ara yapıyorduk yani. Şimdi yapamıyoruz. Vaktimiz yok. Ama ben size balık tutmayı öğretiyorum. Kitap veriyorum. Şurada şunu oku, burada bunu oku. Kendini kurtar. Ben ne yapayım ya? Ondan sonra bu büyü yapan ve yaptıranlar beraat gecesi af olmaz. Böyle bir şey bu hemen tevbesinler. Altım martı geçmedi kehanet, gelecekten haber vermek, ha, peygamberin mucizesidir, evliyan kerametidir, kitapları onu konuşmuyoruz. Kendiliğinden kalkıp da millete sen şöyle öleceksin, şu gün öleceksin, şunu yapacaksın. Hani rüyada gördüm demek o da ayrı bir şey. Ama rüyada gördüm de hüküm vermiyorum. Sana söylüyorum. Tedbirini al. Ayrı bir şey. Ama onlara böyle gidip benim benim ne olacak? 10 gün sonra, 20 gün sonra gidiyorlar ya işte. kırıla şimdi. Onlara, falcılara falan yapıyorlar. O da ondan sonra efendim iki üç çiftli bir şey söylüyor ondan sonra hangisi tutarsa. 13 hecr ve musarebe. küs durmak. Eğer akraba olma şartı yok, bir Müslümanla üç günden fazla selamı kesip de gördüğün yerde selam verse almıyorsan se, efendim veya sen versen sen versen kurtarız. Sen selam veriyorsan adam almıyorsa o gitti. Üç güne kadar helal, Üç günden sonra hecir, haram, e, en büyük günahlardan biridir. Bu kişi de, ya şu anda sizin selamlaşmadığınız kaç Müslüman vardır? O veriyor da siz almıyorsanız yandınız. Berat gecesi af olmaz. Bu on dokuzu sizde yok, sade bu varsa af olamıyorsun. Yirminin tümü olan demedik ha. Bir tanesi olan af olmuyor. Ben size anlatıyorum. Ribaya ısrar. Faizde devamlılık. Evvelce almış vermiş, tevbe etmiş, yermiş. artık ona geriye dönüşü yok. Olaylar oluyor. Hemen tevbe edecek, bir daha faiz almayacak, vermeyecek. Ticarette ıtırap. Bu ıdırap, yalan yeminlerle malını değerlendirme günah. Vallahi üç aldım, billahi yalan. Memleketleri konudur. Aldatma, eksiltme, fazlalaştırma, haber uydurup piyasayı karıştırma, ticari haberler şu bitecek, şu gelmeyecek daha. Bunlar af olmaz. Şairlik. Şairlik derken İslami şairler, Rasulullah'ın da şairleri vardı. Hasan-ı sadece radıyallahu anh'a, Abdullah ibn gibi. Onu konuşmuyoruz. Ama kahpefelek gibi, adaletin nerede gibi, elfazı küfür itibar şehvet tarih eden şarkı, türkü, şiirler yazmak veya başkasının yazdığını okumak da buna dahildir. E bunlar asla af olmaz. Kolluk kuvveti olmak. Yani asker polis gibi görevlerde olmak. Kolluk kuvveti olmak. Buna şurti deniyor hadislerde. Bu şurtilikten maksadı şudur. Eğer bir asker veya polis veya gücü yeten memur ve muazzaf o üniformayı, o apoletleri hakkının dışında devletin ona verdiği vazife ve yetkinin dışında birini korkutarak kolluk silahlı olmasını kar sayarak muvazzafken veya emekli olduktan sonra gayri meşru bir gasp, bir tehdit, bir korkutma, bir haraca bağlama yapıyorsa beraat gecesi olmaz, kadir gecesi olmaz. Asker ve polis gibi devletin görevlileri devletin verdiği görevleri yapmakla görevlidir. Onun dışında nefsine en ufak bir e, döneri yağlı keserlerse bitmiştir, helak olmuşlardır. Bunu da bugüne kadar böyle açık konuşmadığım konuları konuşuyorum şu an. Bir daha her baraat bu madde en kısa bunu paylaşsınlar. Her sene konuşacak. Biraz da halim kalmaz. Davul, ut ve tambur gibi müzik aletleri çalmak. Bu ihtilaflıdır. Niçin ihtilaflıdır? Şafii mezhebinde aletlere, enstrümanlara müsaade eden ulema vardır. i̇mam Gazali de bunlardandır. İmam-ı Nablusi de e, Halefi Fakih ve Nakşibendi bunlardandır. Bu iş ihtilaflıdır. Ama ihtilaflı olmayan şurasıdır. İçeriği şirk, küfür, kahvefelek gibi olan şarkıların arkasında da bulunmak, çalmak. O zaman ayırt edemiyor ki. Ne gelirse orada çalıyor. Bunun çalması, arkada çalması. Bu haram olur. O kesin. ittifaklıyı konuşuyorum şimdi. İki kadın var. Nameli kırıtarak açık. O söylüyor. Ona çalmak. Ha, ittifaklı haramdır. Orada kadın üzerinden girdiğimiz zaman da avretleri açık olan ortamda. Avretleri ya kadın avreti bütün bedendir yani. Onu konuşuyoruz. Ondan sonra namazı kaçırıyorsa o ayrıyetten o zaten haramdır. İş icabı namaz. Kazaya bırakılmaz. Bu gibi arzi nedenlerle haramlıklar oluşur, haramlıklar oluşur. Ee, ama e, şimdi e, başka da işim yok. Bu, bu çoluk çocuğum da var, aç açıkta kalırım. Babamdan da bir şey kalmadı. Durumunda olanlara ben diyorum ki, bak şartlar ağır. Kadın arkasında olmayacak. E, şerata aykırı söz içerik olmayacak. Nerede şimdi şerata aykırı içerikleri? Sen efendim bulacaksın. Bir bir şey benim beste yaptılar işte yala beni yut beni şap beni şup beni. O da belki hanımı dediyse kocasına kurtarır. Hanımı dediyse kurtarır da millet hanımına niyet mi söylüyor? Gayri meşru sevgililer. O da kurtarmaz. Yani onun için müsaade edilecek bir o şey kalmadı. Ama kasideci masideciler var, garibanlar işte. Onlar da biraz bazen müzik aletlerini deften fazla artırıyorlar falan. Şimdi onlara da haram demek zor iştir. Çünkü birçok Suriye uleması, bütün dünya ulema da görüyor bir şey demeyenler de var, diyenler de var. Mezep ihtilafından dolayı. Ama bu musiki aletleri harama alet olacak şekilde demin anlattığım vecihlerle çalışanların rızkı haram olur, kazançları haram olur. Ve berat gecesi affolmayanlar zümresine girerler, Allah muhafaza eylesin. Aşşarlık ve cibayet yapmak. 19'a geldik. Ticaret ve gümrük vergilerinden haksız gelir elde etmek. Ticaret ve gelir. Bu da yine gümrük memurlarına dönüyor. Çünkü neden? Adama istemiş 20 evrak. Adam 20 evrağını düzeltmiş, azlamış, getirmiş. Ama gümrük memuru işini uzatıyor. Bazı mal gümrükte bozuluyor. E bu adam bunu getirdi Çin'den, Yemen'den. Para bağladı. Devlet sana niye görev verdi sana? Evraklarına bak. Uyuşturucu mu uyuşturucu değilse, meşru bir şey getirirse, şartlara uygusa al adam malını bir an evvel hızlı muamele yap. Hatta iki çay içeyim bile deme. Çünkü görevde gelir iki çay içerken 10 dakika tehir bile yapman caiz değil. Çünkü görev saati, izin saati değil ki. Adamın işini yapacaksın. Öbür tarafta da halk mal bekliyor. Herkesin ticaret yaptığı birbirine bağlı işler. Bütün malları getiriyor Çin'den. Adam elektrik malzemesi getiriyor. E tamam o da orada elektrik malzemesine ihtiyacı var. Kaç tane dükkan? Yüzlerce bayisi var. Herkese zarar veriyorsun bütün Müslümanlara ya. Ne bekletiyorsun adam şeyini? Çok yapıyorlar bunu. 5000 dolar, 10 bin dolar işte malın değerine göre devletin izin vermediği, yakalanırsa zaten belgelenirse devlet hapse atıyor. Bunu yapanlar beraat gecesi bile laf olmaz. Yani haksız vergi haksız vergi ve haksız işte gümrükten çıkarken falan işte rüşvet. Bunu her işe, belediyede işte şey, binalar. Bu kadar bina niye yıkıldı? Kanuni Sultan Süleyman'ın Hatay'ın Belen ilçesi varmış. Ben bilmiyordum. Belen ilçesinde 470 sene evvel yapılan cami Han, Hamam, o şiddetli depremden sonra bugün haberlerde gördüm. Bütün porselen tabaklar böyle birbirinin üstüne önünde koruma da yok. Bir porselen tabak oynamamış. Bir ya tabaklar da arka arkaya, tek tabak da yok. Arka arkaya şu kadar dolap, dolap da şu kadar. Önü boş. Şu şuradan inmemiş ya. Bir minarenin üstü bozulmuş, Düşmüş. Üstü, en üstü, en üstü, küçük. Kule şeyinde. Onu da kim yapmış biliyor musun? Bu bizim yeniler. Restorasyon yapmış. Sana söz veriyorum, restorasyon olmasaydı o da düşmezdi. Kendini kurtardı, 470 lira kurtarmış. Restorasyonda karıştırdılar işi. Yani, bütün rüşvetten oluyor bu ya. Yahu kardeş, nasıl izin veriyorsun buna? Bu imara, bu şeye, zemin etüdü yok, bu şey yok. Suyun içine. Ha suyun içine de yapılır. Çamurun içine de yapılır. Ama ona göre kazıklar koyarsın. Hiçbir şey olmaz. Bak orada şimdi Hatay'da yine iki gökdelen kaç kat dedi? Bugün haberler anlattı. 14 mi, 16 mı kat? En az. Kıram zerre oynamıyor. Adama dediler ki sırrı ne? Sırrı ne dedi? Bir sene iki sene dedi. Zemini incelemekle uğraştık. Sırrı bu. Sonra elemanlar getirdik, onu getirdik, bunu çiviler, ona kazıklar, ona bilmem neler. Neler anlattı adam? Ya yani İslam sebeplere sarılın emredir. Hatay merkezde her yer yerle bir oldu. Kaç kat göktelen bir şey yok. Yani hiçbir şey yok. Ama orada inceleyin onu yani onu bulursunuz. Çünkü çok değişik yöntemler anlattı. O birime gittik, bu birime gittik. Belki yurt Yurt dışından da acayip şeyler. Bilgiler aldık. Buna göre burada nelere dikkat etmemiz lazım ha? Gittik. Geç olsun dedik. Güç olmasın. Aşin ne oldu? Onun için rüşvet, haksız vergi, haksız anafor. Ana işte, merem, bunlar da berat israf olmaz. Bir de geldi? İrafet. İrafet de bir kabile reisi, toplumu yöneticisi, kaymakam, vali. Milletvekili, bakan, başbakan, cumhurbaşkanı ne olursa olsun bunlardan e, efendim e, her kim ağır sorumluluklar yüklendikleri halde eğer insanlara zulmederlerse, insanlara e, eziyet ederlerse ve insanlardan haksız kazanç elde ederlerse, insanların işlerini zora sokarlarsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine zahmet çıkarırlarsa ve döneri kendilerine keserlerse bu sorumluluktan kurtaramayacaklar için ahirette berat gecesi de af olmayanlara girerler. Bürokrat, bürokrasi, yönetim makamında olanlar çok büyük mesuliyet ve vebal altındadırlar. İyi niyetli olanları vardır. Allah onları muvaffak eylesin. Ama ekseriyetinin şerata uygun hareket ettiğini ben söyleyemem maalesef. Onun için ekseriyeti tevbe-i nasuh üzere tevbeye davet ediyoruz. Kendimizle beraber. Ama ben bu 20 günah atan hiçbiri şu anda bende gözükmüyor. Hayır. Halep oradaysa arşın orada. Günah bellidir. Helal belli, aram belli. Sizde gözüken varsa 6 Mart'a kadar bu tevbe-i nasuhleri yapın. O da diyor bana şimdi şarlatan diyemiyor. Dava açıyorum ya yani hemen kazanıyorum şarlatan diyemeyince tam 14 Mart'ı bir yavrun biri gün vermiş. Ona şarlatan diyerek bana da hafif dokundurmuş. Ne yaptın cübbeli diyor. Benzer sözlerden kaç kişi gözaltına alındı. Niye bu alınmıyor demek istiyor orada da. Duruyor orada. Ne yaptın cübbeli? Tarih verdi, uyardı diyor. Ama bu doğrulukları da var ha. Ara başlıklar demiş ki takvimden tespit etti. Yoksa ben rüyadan bir şey demedim. Kitapta da yazdım. Şimdi takdirde onları söylemiş. Şimdi ona bakarız. Deprem şarlatanı tutmayan tahminlerini siliyor. Kimmiş o? Bir gavurmuş bu. İpliğini o bir tipi pazara Avusturyalı Frank Hogerbest gerbest bir bilmemiş. Adamın da reklamını yapmayalım. Yine de siz bakın o adama da. Tutmuyorsa da zararınız yok. Ya tutarsa? Ondan sonra bu defa deprem tahmini astronomiyle yapmış. Dünya, Merkür, Satürn gezegenleri birbirine yaklaşacak. Kıyamet kopacak demiş. Ne zaman? 14 Mart. E işte bu sefer de Fransa'dan da öne geçtim ki ya. NASA'dan da öne geçtik ya. Ama ben deprem olacak dedim. Bakalım ne diyeceğim şimdi? Durun hele. Demiş ki Cübbeli Ahmet ile aynı yerde buluştu. Aynı yerde buluşmadık. Ben kitaptan onu buldum. 150 sene evvel yazıyor onu Mevlana Hazretleri. Kitapta bulduğum hesaptır. Ben bunu kaç senedir söylüyorum. Mart ayının 14'üne dikkat. Ben bunu ya söylemiyorum? Aha. Hangi senesi? 2022. 2022. Aç. Rumi takvime göre Mart ayının ilk çarşambası o zaman 15 Mart Salı'yı 10 Mart Salı'ya bağlayan gece akşam ne zaman, zaman belalardan korunmak için okunacak dualar işte arz ediyorum. Burada o, o seneki 15 Mart'a gelmiş Rumi takvimin ilk çarşambası. 2022. Al. 2021. Beğenmiş. Lale Basılmış dergiler. Herkes evinde var. Ne yazık olur da. Efendime sana söyleyeyim. Rumi takma göre Mart'a ilk 16 Mart. Allah Allah bu da biz bir ben bir gün bir gün mü gelmiş hep? 16 Mart salı 17 Mart çarşamba gece akşam namazından sonra bir senelik belalardan sayfa 63'e denk gelmiş o dergide. Al. Bunun istediğin kadar geriye gelse tabii ki ilk dergilerde ben bu kitabı görmemiştim. Mevlana Hazretleri'nin kitabı Naatül Bidayat ve tevsifun nihayat. Kitap iki cilt halinde son basıldı. 150 sene evvel Moritanya'nın bastonuyla Fransız'ın helikopterini düşüren veli. Böyle bastonu kaldırıyordu, helikopter düşüyordu. Muhammed Mustafa'dı. Muhammed Mustafa Muhammed Aleyhan Kıyti Hazretleri. Ben bunu yeni bir şey söylemedim ki. Şimdi Fransız'la aynı yerde mi buluşmuşum. O mu benle buluşmuş? Yok o buluşmuş. Neyse o da TV'nin hakkını yemiyor. O benle buluşmuş. Tamam o kadar da yalan yapmazlar yani. Neyse efendim şimdi. Onları yazmış ha, Muhammed Mustafa Şenkıt hepsini yazmış. Oda TV. Siz en iyisi biz çözüme uğraşmayalım da o da TV'den link atın millet. Vallahi doğru yazmış. Ben ne dediysem yanlış yazmamış. Ama başlığı atarken benzer sözlerden kaç kişi gözaltına alındı. Bak şimdi yaptı orada yapacağı. Yani bunu da bir çağırır mısınız? Ya diyor ben de bunu bilmiyorum. Bana da haklarca süperese üyeyim. Haberler geliyor bu gelmedi. Başsavcı söyledi. Ben de başsavcıya dedim sohbeti dinlerseniz lüzum olursa ben size ifade vermekten kaçmam. Ama ben deprem demedim. Sohbet belli zaten. Şimdi Süper Ahmet ismiyle tanınan hoca'yı da koymuş sağ olsun. Ahmet Mahmut'un herkesi korkutan bir açıklamada inşallah işaretle Ahmet Hoca Martın on 15'e bağlayan gecenin önemli olduğuna değdi baş. E peki böyle dediğimse şey, üstüne niye göz altına alındı yatını koyuyorsun? Efendim 15 bağlayan gecenin önemli olduğunu vurgulayan Ahmet Hoca bu konu hakkında önemli açıklamalar da bulundu. Rumi takvimine göre ilk çarşamba bak hepsini yazıyor. Öbüründe iki kere çıktı bu. Öbüründe daha detay yazmış. Şenkıtı Hazretleri'nin anında yazmış buraya. İki çarşambaya dikkat çekme vurgulayan Ahmet Hoca. Dualar yazıyoruz. Ben sene de iki kez bu günleri aktarıyorum. Muhammed Mustafa Şengit Hazretleri kitabında çok acayip ilimler koymuş. Bu arada Mart'ın ilk çarşambası işaret ediyor. Zaten Salı Çarşamba belki üçün esenelerdir anlatıyorum. Mart önümüzde şu an. Şimdi neyi anlattım? Eski dergilerde de aynısı yazılar. Onu bilmiyor, yazmamış. Eskiden de söylüyordum. Mart önümüzde şu an bu sene 14 Mart, 15 Mart'ı bağlayan geceye Dikkat edelim. İfadene kullandı? O herkesi korkuttu. Kendisinin astrolog ya da gökbilimci olmadığını ifade ederek ulemalara baktığını vurguladı. Orada yazan velilerin söylediklerini aktardığını dile getiren Ahmet Hoca, ne olur ne biter İstanbul özelinde olmayabilir. Taşrada olabilir, bir musibet olabilir. Allah afetten savaştan bela olanı bizleri korusun şeklinde konuştu. Tamam o da TV okuduk El-Fatiha diyebilir. Bir şey anlatmaya gerek var mı? He? Tamam. Şimdi ben İstanbul için bir depremin e, yakında olacağınına dair bir şey görmedim. Bu zamana kadar görmedim. 3-4 gün evvel denizde bir deprem oldu. Ben denizden, gemiden bakıyordum. Bu benim en son rüyamdır ve bu rüyamda denizde deprem olduğunu gördüğümden dolayı İstanbul gibi bir şey anladım. Ama deniz şu kadar bir kabardı. İsmazamlar Azamlar okuyordum. Dualar ediyordum falan. Allah'ın İsmi Azamı bu iş. E, e, sen iman adam mısın? Azam durdu. Çünkü korktum ki bir daha bir vurur arttan ikinci de mahveder gider. Ben de denizdeyim. Tsunami'den zaten önce ben gideceğiz. Ama şu kadar kabardı. Dalga bile yok. Şu kadar kabardı. Şöyle. İstanbul depremi beklenen deprem bilim adamlarının söylediğine göre mutlaka olacaktır. Yedi şiddetinde yukarı olacağını bilim adamları söylüyorlar. Tevfik abiye gelince, Tevfik abi vefatından evvel kıyamet koptu abi, yer yerinden oynadı, çok büyük, dünyada hiç görülmemiş dedi. Gölcük ve Düzce depreminden sonra olacaktır. Bunun için evlerinizi, ocaklarınızı hemen güvenceye alın. Her türlü tedbirsan, her sohbette bunu söylüyorum. Her derken bu konunun açıldığı olacaktır. Ben size rahatlık veremem. Ama bu yakında mıdır, uzakta mıdır? Saat veremem, gün veremem. Bu şeyden anladığım hafif şeyler olabilirse de bazı bölgeler biliyorsunuz onları deprem e, tarifçileri söylüyorlar ilim adamları, bilim adamları söylüyorlar onların bölgeleri söylüyorlar İstanbul'da. Ben şimdi o bölgeleri söyleyemem. Ama o bölgeler belli. Fay hattı denizde, denize ne kadar yakınsa o kadar. Bilim adamlarından konuşuyorum şu anda. Ben dinliyorum bunları. Şimdi ama bilim adamları İstanbul depremi hakkında ihtilaflıdır. Günü hakkında. Naci görür gibileri diyorlar ki yarından 20 30 sene içinde 30'u geçmez diyorlar. Ben buna doğru diyor diyebilir miyim? Diyemem, kayba girer. Ama bilim adamının tespiti bu. Onlar da cihazlarla da tespit ediyor. Ama bütün bilim adamları ittifak etseydi bir ciddiyeti olurdu. Ama Ahmet Ercan mıydı? Profesör. Şey tutuk gözaltına alınan Ahmet Ercan o da bırakıldı tabi. Tabi e, tabii gözaltına aldım, şey yapılmaz. Tabii. Bir yanlış yapmış oldu. Yani şeyde gezen haberlere aldanıp bir tweet paylaşmış oldu. Kadınlara tecavüz edildi gibi. Öyle paylaşılmaması lazım. Çünkü neden? İnternet yalan haber dolu. Yalan haberleri kim yayıyor? FETÖ'cüler öyle iş başında bütün FETÖ'cüler seferber olup tecavüz olmayan yerde tecavüz var diye yazıyorlar. Efendim susuz olmayan yerde susuz yazıyorlar. Or bilmem ne yani FETÖ'cüler bu deprem sürecini bir de yurt dışından öyle bir organize ettiler ki HDP'ciler zaten bütün HDP'ciler de atladı. CHP'nin de bir kısmı HDP'ci bir de onlarla birlik hareket eden kesimi atladı. Devleti madara etmek için Müslümanlar HDP sokağa çağırdı. HDP'nin Milletvekili sokağa çıkın toplanın diyor. Askerle polisle savaşın diyor yani. Sokağa niye çıkıyorsun yani? Bekle ekmek gelecek yani. Ya da gidiyorsan sen ekmeğe git yani. Niye çıkacak? HDP'nin sokağa çıkın çağrısı ne demek? Askerle polise karşı durun. Bunlar yaşandı. Ha Mehmet görmez. Ne dedi? Depremzedeler naz makamındadır dedi. Sen de saz makamında mısın? Saz makamında. İblisin saz, sazını çalıyor. Şu Diyanetleri başkan ilahiyatta hoca bu adamlar. Bunlar talebe yetiştir. Bunların yetiştirdiği bu ilahiyatçılar hepsi tabi. Zina değil der, işki serbest der ya. Adam ne diyor? Bunlar diyor devlete, şey, Allah'a kırgındır diyor. Allah'a kırgındır. Şunu diyebilirsin. Allah için kalpleri kırık insanlardır. Dualarını alalım. Hadisi kutsi de var. Ama Mehmet görmez onu bilmeyen insan mı? En indel mün kesirati kulubum vel mün derizeti kuburu min Şimdi bak, burada da bir teselli bahsedeyim. Hadis-i şeriften. Ben teselli bahsedemem, Allah bahseder. Hadis-i kutsi Allah'tan geliyor. Lafzı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den manası Mevla'dan. Depremde kayıp oluyor, bulunamıyor, bir sıçık öküzünü bulamıyor, enkaz altında parçalanmalar oluyor, şey, dağılmalar oluyor. Yeni çıkanlar bile hala devam eden ölüler hepsi çıkmamış olabilir. Dolayısıyla kimlik tespiti yapılamayanlar olabilir. Ama bu şeyde çok oldu. Gölcük depreminde çok oldu. tozellerle hiç kefen mefen böyle bulamadılar. tozellerle O zaman ben bir rüya görmüştüm. İşte 2000 kaçtı? 9. Şey, do, şey, 1900'e ta, 1999. Birkaç ay evvel görmüştüm ama ben bilmiyorum. Böyle torba torba kefenler, 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 kefenler. kefenler açıyorlar, kesiyorlar, açıyorlar, kesiyorlar, açıyorlar, kesiyorlar. Ama öyle ölüm olmuş ki, deprem görmedim ama öyle ölüm olmuş ki kefen yetişmedi. Çöp toplar şey şeyde rüya tabir edemedim. Zelzele olunca baktım haberlerde kefen yetişmiyor. O zaman dedim ki Demek rüya tabirinde şöyle düşünmem lazım. Ne olursa böyle bir şey olur. Oradan giderek şu anda rüya tabirlerimi çözebiliyorum. Bir olay görüyorum. Bu ne olursa böyle olur. Anladın mı? Mevzuya buradan yaklaşıyor. Mesela bir kadın diyor ki, işte bir erkekten gördüm kendimi, bilmem ne. İşte kolundan tutmuşum, tavaf ediyor. Ya diyorum dışarıda kolundan tutsam belki namussuzluk yapıyorsun. Ama tavafta gördüğün için bu senin mahremin olacak diyorum. Çünkü senin ondan tavafta kol kola tutuşman için bir mahremiyet bir yerden gelecek. Yani mesela böyle bir tabir şeyi biraz geliştirmeye çalışıyorum. O öyle bir rüyam var idi. Ama tabi rüyaya lüzum yoktu. Tevfik abi sağdı. Tevfik abi sağ olduğu için yediği de söylüyordu. Beş geçeyi de söylüyordu. Üçü beş her şeyi söylüyordu. Ama şu anda bir Tevfik abimiz yok. Şimdi İstanbul'da bir deprem olacak. Çok da büyük olacak. Dakikası uzun mu kısa mı? Allah bilir. Orası tabii her şey Allah bilir. Dakikası da uzun olabilir. Bu da tehlikeyi kat kat artan bir şey. Saniyeler burada çok önemli. Saniyeler. Onun için tabii Kıbrıslı Şeyh Nazım Efendi Allah ruhunu şahadesi, kabrinin nuresi. Ben onunla uğraşmam için. Diricisiyle uğraştık, biraz sıkıntı çektik. Böyle süre hiç uğraşmam. Mübarek adamdır. Efendimiz de hürmet ederdi ona. Onun için hep şey yapayım. O biraz 13 şiddetinde demiş. Ona dedim. Belki göreceli ya. Şu cihetten bakarsan şiddet şöyle oluyor. Bu bin türlü ölçümü var. Şiddetinden kinayedir. Ama ne demiş? 7 dakika mı sürecek demiş. He? Vallahi o 7 dakika sürecek. Kıyamet desem. Kıyamet de bir, bir dakikada o bitecek. Yedi dakika. Onu da Şeyh Nazım Efendi Hazretleri muhterem bir zattır. Boşa çıkartmayalım. Ama onun sözlerinin manası çok şiddetli olacağından kinayedir. Yani Şeyh Efendi Hazretleri'ne de ne yapmayalım? Terbiyesiz konuşmalar yapmayalım. O adam manevi şeyde makamı var. Ehlullah öyle keşfediyor. Bundan dolayı bu usta çok deliller sonra zuhur etti. Bana da onun için. Efendim kardeşlerim, şu anda ben 14 Mart gecesinde İstanbul depremi olacak diyemeyiz. Çünkü neden? Naci Görür'e göre bundan sonra, bu dakikadan sonra her dakika diyor. O zaman 14 Mart'ın bir özelliği kaldı mı? Herkes sokakta mı yatacak? Peki. Ahmet Ercan ne diyor hoca? O da diyor ki ben diyor, televizyonda söyledi bunu. Ben diyor bu depremi görmem diyor. O da ne kadar yaşayacağı belli olmaz. O da sakat konuşuyor da. Çünkü belki yarın ölürsün. Yani uzunluğunu anlatıyor. Ama diyor ki 2070 20-30 sene evvel asla olmaz. Öbürü bu dakikadan sonra her dakika diyor. Öbürü 20 seneden evvel asla diyor. Bu da şey bütün kanallarda konuşturulan bir bilim adamı. 2070'e kadar yolu var diyor. Yolu var diyor. Ben görmem diyor. Şimdi bilim adamları da böyle ihtilaf ediyor. Bana burada bir şey demek düşmez. Çünkü bu işin uzmanı, bilim adamı değilim. Rüyalarla size haberler verip korkutma yapmam caiz değildir. Caiz değildir. Ama son gördüğüm rüyada İstanbul çok yakında ben İstanbul için bir şey bir geçecek bir şey öyle. Ama o büyük deprem olacak. Ne zaman olacak? Allah'a alem. İstanbul'da bir ufak bir şeyle geçecek diye rüyamdan anladığım ama bir zarar var. Hiçbir şey yok. Dalga dalgalanmadı deniz. Elhamdülillah. Ama bu olmayacak anlamına gelmiyor. Siz de 20 seneye kadar olmaz lafına güvenmeyin. Ercan hocanın siz Naci hocanın bu dakikadan sonra her dakika olur lafıyla amel edin. Canınız, dininiz, imanınız, kutsallığınız, malınız, mülkünüz, her şeyiniz için. Allah için çok tedbirli olun. Hükümetin İstanbul'u taşıma projesine, işte bir buçuk milyon bina taşınacak projesine, kuzeyde, güneyde neredeyse bu muhalefetin laflarına kanmayın. Bu muhalefet şimdi kaldı. Tayyip Bey suçluyor, küveti suçluyor. Onlar da ihmalimiz, hatamız, kusurumuz var diye itiraf ediyor. Ama Tayyip Bey 24 senedir, İmamoğlu için çıkmış. Ben 3 senedir uğraşıyorum bunlarla ama 24 senenin diyor şey var. Sen niye 24 sene konuşuyorsun? Tayyip Bey'in gününden başlatıyorsun. İnönü'den başlıyor bu iş. İnönü'den başlıyor bu iş. Bütün iktidarlarda bu ihmaller oldu. Hiçbiri doğru dürüst bu noktada hassasiyet gösteremedi. Niye demiyorsun İnönü'den başlıyor tek parti döneminde? 24 diyerek Tayyip Bey istiyorsun. Ama Tayyip Bey bu işte yine en e, efendim sağlam çalışan adam oldu. İhmalleri olmakla beraber. Çünkü ihmalleri de kendi işi değil yine. Her belediye var. Hatay Belediyesi kimin? CHP. Adana kimin? Vesaire. Diyarbakır kimindi? Kimin yani kayyum yeni atan? HDP. Peki en ufak bir şey yapsa hükümet. Mesela hükümet diyor ki şimdi Hatay'a kaç kere kentsel dönüşüm projeleri sunduk. Hatay Belediye Başkanı istemezük dedi. 14 senedir o adam var. Ondan evvel de ne kadar HDP, CHP vardı bilmiyorum yani. 14 senedir o var. 24 diyorsun. 24 diyorsun. Neyin 24'ü? İstanbul'a göre konuşuyorsun. Hatay'a göre konuş. Adana'ya göre konuş. Diyarbakır'a göre konuş. Böyle zulüm olur mu ya? Şimdi iyidir öldür hakkını yeme. Ben bu hükümetin belediyelerinin yani herkesin yanlışı var. İçeride rüşvet alan olmuştur. İçeride efendim yanlış yapan da olmuştur. Göz yuman da olmuştur. Hepsinin Allah hakkını versin. Amin. Allah hepsine hep hak ettiği cezaları versin. Amin. Dünya ahirette versin. Amin. Benim için partis diye bir şey yok burada. O göreve gelip de suistimal edenlerin hepsinin belasını versin. Amin. Ama şimdi tek tarafa atıp da yıkıp da peki hükümet Hatay'a bu kadar proje sunduğunda engellenin. Daha bizim yeni Beykoz'da Tokatköy olayı oldu. Tokatköy mü o? Bizim orada. Yahu isimlerini vermeyeyim. Bazı muhalefet liderleri geldi millete gaz verdiler evlerinizden çıkmayın diye. Ve orada bir hafta, iki hafta ben muhalifleri izlediğim için gün bile verebiliyorum. Halk TV ve Tele 1 karate bir hafta en az o kadınları, e kadın da yaşlı kadın. Kadın diyor ki ya diyor Karadenizli ya diyor gusül etemedik diyor. Kızlar gusül yapamadı. Sularımızı kestiler. Cık. Şimdi ben de dinliyordum şimdi. Yuh be ne yapmışlar diyorum şimdi. Ama hemen kaza gelmiyorum tabii. Kendi kendime söylüyorum. Kürsüde söylemiyorum. Bir bakıyorum şimdi. Kadın diyor ki abdest ala namaz kıla ayruk. E acıdım yaşlı kadın. Peki kadına çıkma diyen kim? Geliyorsun muhalif lider kadına çıkma diyorsun. Kadına çıkma diyorsun. Peki bu kadına deseydin ki hacı anne ne var? Yakında deprem olacak bu ev kafana yıkılacak en altında torunlarla beraber öleceksin. Neden? Ula hemen çıkalım. Hükümete muhalefet olsun diye milleti kazık çaktırdılar ve ketsel dönüşüm projelerini akamete uğrattılar. Fikir tepe bir kişi imza atmıyor. Artık öyle bir yasa çıkartsınlar ki zorlan çıkartacaklar evinden. Zorlan çıkartacaklar. Bitti. 500 kişi bir kişinin imzasından hepsi kazan mı gitsin ya? Vallahi kul hakkıdır, vallahi haramdır. Sadece sen ölmüyorsun. Ecelin geldiği söylüyorsun da sadece sen enkaz altında kalmıyorsun. Kaç kişiye ve baline ortak oluyorsun biliyor musun? Görüyor musun inim inim inleyenleri? Soğuktan donanları, paramparça olanlar. Görüyor musun şu vaziyeti? Ya hadi cehennemden korkmuyorsun. Dünyadaki beladan da mı korkmuyorsun? Kardeşim yapmayın bunu. Hükümet acil önlem tedbir alması lazım. Bir senelik süreçte yapacağız diyor. Tayyip Bey her şeyi güzel yapar da bazı şeyleri de tam güzel yapamadı. Onu da itiraf edeyim ama mesela milli eğitimdeki müfredat programı. Kendi de itiraf etti yani. Mesela bazı şeyleri güzel ama inşaat işini çok güzel yapar. Onun için bir senede Allah'ın izniyle ben inanıyorum ki bu hükümet devam ederse bu e, bir sene içinde inşallah herkesin evini barkını yapar. İstanbul'da sakın bir buçuk milyon direnmeyin. Hükümet, devlet nereye diyorsa Oraları kabul edin. Metresini bilmemse kabul edin. Bir metre fazla derken çoluğun çocuğun torununla beraber enkazın altında can vermek var. Bir metre için bu rezillikleri yapmayın. Bir de sizinle beraber aynı apartmanda öleceklerin enkazda kalacakların vebane girmeyin. Bunu ödeyemezsiniz dünyada ahirette. Bu gündemde konuşuyorum bunu. Bugün gündem olmasaydı bu konuları konuşsaydım şimdi siz de derdiniz ki hoca da komisyon oluyor herhalde TOKİ'den bilmem nereden. Bize diyor ki evlerinizden çıkın kentsel dönüşüme verin. Siz bile onu düşünürdünüz beni. En çok beni seven şuraya cemaate gelen siz bile bir eceva derdiniz. Ne bileyim ben ya. Size de çok. Neyse Allah razı olsun hepinizden. Şu anda zoru gördünüz. Belki benim Allah için konuştuğumu anlarsınız. Benim hükümetle ne işim var ya? Benim belediyelerle ne işim var ya? Benle. Ben kime gitmişim kimden? Kimden bir menfaat temin etmişim? Ben Tayyip Bey'e gitmişim, görüşmüşüm. Ama ne yapmışım? Bidat ehli hakkında uyarmışım. FETÖ hakkında uyarmışım. Efendim Adnan hakkında uyarmışım. Uyarmışım da uyarmışım. Tayyip Akbay Bey'le hiç görüşmemiş adam değilim. Saatlerce oturmuş adamım. Ama nefsim için bir şey istediysem namerdim. Diğer dernek vakıflar işte inşaata ilave, şuraya bir müsaade bilmem ne bilmem ne. Herkes kendine göre bir şeyler istemiş olabilir. Vakıf tahsisi, büyük tahsisi, şu tahsisi, bu tahsisi. Onlar da meşru isteklerdir. Onlar da kamu yararına hizmet eden vakıf derneklerdir. Ben onları da ayıplamak için haşa söylemiyorum. Ama benden böyle bir şey vallahi billahi tallahi nefsani bir talep sudur etmemiştir. Ancak bidat ehline yol vermemek ve bidat ehlinin diyanetteki durumlar işte biliyorsunuz hep bu işler Mehmet Görmez'in gönderilmesi sürecinde 21 Nisan'ı Mevlüt yaptı. Fethi'nin Mevlüt'ünü Efendimiz'in Mevlüt'üne çevirdi ya. O zaman bu olaylar konuşuldu biliyorsun, Kutlu Doğum haftaları numaraları falan, bunlar Rebül Evelde yap, biz bir hafta yapmak istiyoruz. Rebül Evelde bir hafta yap. Şamda Fas'ta bir ay yapılıyor. Ha sen ne konuşuyorsun? İslam Abad'da Bir ay yapılıyor. Onun için biz bunu konuşmuyoruz. Ee, dolayısıyla e, deprem zedeler Allah'a ne dedi? Kırgındır. Şimdi Allah kırgındır diyor. Ha ben şunu diyorum. Allah Teala açık uçlu buyuruyor ki ben benim için kalbi kırık, benim için, benim yolumda şehit olup kabirleri belli olmayanların yanındayım. Şimdi depremzedelere de çoluğu, çocuğu, anası, babası kaybolup mezarı belli olmayanlara diyorum ki vallahi billahi tallahi eğer bir mezarın sahibi bilinmeyen bir efendim toptan pazar ettiler Gölcük'te olduğu gibi Kefensiz defnettiler toz Şimdi öyle de olmuyor elhamdülillah. Teknoloji daha ilerledi imkanlar. Afat Kızılay çalışıyor. O şekil olmadı ama şimdi bazısı parçalara ayrılmış. Yani kimlik tespit yapılamayacak durumda e, enkaz öyle bir ezen. Kimisi şey yere denk gelmiş. Bu, tam üzerine gelmemiş. Kimisinde bir boşluk olmuş. Kimisinde tam ezilmiş. Böyle durumlar var. Cenazeleri bile yanlış yere götürdüler şimdi. Kimlik tespiti yapılınca geri döndürdüler. Onun için hadis-i şerifte rahim Allah kabren, kabren la Eğer bir kabrin üstünde isim yazmıyorsa, kabrin sahibi belli olmuyorsa Allah ona özel rahmet edecek Fatiha okuyanı olmadığı için. Allah ona özel rahmet edecek. Bir. Ya anan gelse baba gelse, çiçek dişse, mermerini süslü yapsa niye yarar ya? Mermerini süslü yap. Allah özel rahmet edecek diyor. Ha ben size mezarlarını kaybettirin kendi mezarınızı demek istemiyorum. Ama kaybettirirseniz de caiz. Ama şey caiz değil. Yakın beni de küllerimi savurun falan. O caiz değil. Mezarınızı benim yazmayın bir şey dersen. O da sünnette var. Allah ona özel rahmet etsin. Bir de diyor kalbi kırık ama benim için kalbi kırık. Benim korkumdan, benim azam tehtinden veyahut da benim kullarımın için üzüldüğünden kalbi pırık kırık. Şimdi depremzedeler kalbi kırıktır. Onun için duaları müstecaptır. Ama sen Allah'a karşı, Allah'a kırık. Allah'a kırgın, kırgın. Allah'a kırgın. Allah'a kırgın der. ne buyur allah Teala ya? Müslümanlar ancak ne derler? İnna alillahi ve inna aleyh. Raciun, biz Allah'ın mülküyüz, ona döneceğiz derler. Allah mecurni fi musibeti ve ahlifli hayr Rabbine. Başıma gelen bu musibette bana sevap ver ve benim için daha hayırlısını yerine doldur derler. Ayet bunu söylüyor. Hadis-i Şerif'te Taberani Hadis-i Şerif'te menlemiyor sabır alel belayı böyle menlem yorza bir kazayi kaderime razı gelmeyen, velem yasbir ala belayı belama sabretmeyen felyehruz min tahtis semai göklerimin altından çıksın. ve yaltub Rabbensi va kendisine benden başka bir Rab arasın bakalım. Benim mülkümün dışında bir yer var mı yaratılmışta gidecek? Şimdi sen şirk sözü bu. Kimsenin Allah'a kırgın olmaya hakkı yoktur. Kimse Allah'a kırgın olamaz. Gel başına gelen sabreder, Allah'tan da razı gelir. Bitti. Ben depremzedelerin hiçbirinden böyle bir söz duymadım. Bu kadar haberlerde mikrofon tuttular. Allah'a kırgınım, dargınım diyen bir e, bozuk bir fikir görmedim. Ama sen bunu bir Diyanet reisi olarak adamın fikir yapısına bak. Ondan sonra diyor ki, devlete de öfkelidir. Ya daha hükümetle de devletin arasını ayırt edemeyen Hükümete de niye efkar olacaksın? Elden geleni yapmaya çalışıyor ama dünyanın hiçbir devleti bulunan ilk iki günde, üç günde başa demez diyor. Cavurlar itiraf ediyor. Ya, ya Amerika itiraf Herkes itiraf ediyor. Yunanistan kadar bölge. Şu anda deprem bölgesi. 11 il efendim 60 mı kaç ilçe 5 bin, 6 bin köy Yunanistan ülkesi kadar yer Herkes bir anda su istiyor. Herkes bir anda yemek istiyor. Herkes bir anda beni kurtar diyor. İhmaller, hatalar, geç geldik hakkınızı helal edin diyor Tayyip Bey. E, tabii ki insaflı konuşma bunu iktiza eder. Doğru yapıyor. Yani helallık istemek lazım. Ama Tayyip Bey fazla uyudu da mı bu ihmali yaptı? Herkes kendi altına talimatı verdi. Gece gündüz çalıştılar. Ama böyle bir şey oldu. Çünkü çok büyük olması hasebiyle bir, bir iki gün sıkıntı oldu. Ama çadır şeyi hala, yani çadır işi daha fazla stoklarda bulunmalıydı. Hatta şu anda ben her ilin kendine özel, her ilin kendine özel konteyner ve çadır depoları olması lazım. Kendine özel. Her ilin. Devletimizden rica ediyorum. Çünkü neden? Yol arada açılırsa gidemiyorsun. En yakın yere göre bölgelerde ve her ilin kendinde özel konteyner ve çadır, çünkü kışın olur, yazın olur, depoları, büyük depolar, bol yapılması icap ediyor. Bu ihmal. Bu ihmal olmuş. Bu ihmal olmuş. Konya'da hiç deprem olmadı diyorlar. Şimdi i̇şte bütün millet Konya'ya taşınmaya çalışıyor. Bütün İstanbul Konya'ya taşınacak. Bu i̇şte orayı da sallayacaklar. Kardeşim oldu işte. Konya'da hiç olmaz dedi. allah Teala bir işaret verdi. Bana bak Konya'da benim mülküm. Nerede olursanız olun, benim kulum olun. Müslüman olun, İslam dışında ölmeyin, ehli sünnetten ayrılın. Mesajı aldık biz. Ya, kader ecel geldiyse bir şekilde öleceğiz zaten onun için bir şey yok. Ama sen fay hattın üstteki binaya bir şey olmadı ya. İki kat. Fay hattın üstte bina Hem de garibanın biri. Köylü. Dediler, hacı amca bu fay hattının tam üstündesin ya. Burada hiçbir şey olmamış. E dedi, ben dedi, deseydik içine dua koymuşum, hilye falan, onu vermezlerdi. Belki de dedi, gizli de ki? Dedi ki, demirden hiç tasarruf yapmadım. çok acayip demir koydu. <laughs> yani, Ahmet Ercan'a ne lüzum var, köylü bile bizim, köylü vatandaşımız, Efendimiz, abimiz, büyüğümüz, köylünün ekmeğini yiyoruz hepimiz. Ekiyorlar, geçiyorlar. Şey Demiri fazla koydum dedi. Yani şimdi Amerika'dan etüt ettirmeye lüzum var mı? Masrafa lüzum yok. Kaç yüz bin dolar para gitti. Adam fay attığında bir şey olmadı adama ya Tam üstüne gelmiş. Yani onun için tedbir şart. Deprem yönetmeliğine uymak şart. Zemin etüdü burada en büyük önem arz ediyor. Ondan sonra da demirini kömürünü dikkat edeceğiz. Burada devlete öfkeli lafı ben Mehmet Görmez hakkında biraz ırkçılık şaibesi duyardım. Bugüne kadar bir Müslüman tabii nasıl Müslüman o dair bir dava tabii çok inkarları tehlikeli inkarları var. Yani bir hacı hoca geçindiği için bu zamana kadar ırkçılığı ben ona yakıştıramazdım. Ama sen hükümete karşıysan bile en azından ki ben değilim. Yapıcı düşünüyorum. Ama karşıysan bile hükümete, orada hükümet-devlet ayrımı yapıp da derdin ki, ZEPREMZEDELER hükümete öfkeli derdin. Ben bunu dömem Çünkü ben böyle bir öfke görmedim. Birkaç kişilerde, şahıslarda gördüm. Ama bu militan mıdır? DHKPC midir? HDP'li midir? HDP'li kaç? Yüzde on HDP'li var. Altı milyon reye tekabül ediyor. Tabii ki o hükümet düşmanı değil, devlet düşmanıdır. Devlet düşmanı olduğu için tabii ki öyle konuşacak. Ben ama şu var. Her orada başına sıkıntı gelmiş de nerede bu devlet demiş insanlar zor da onlar devlet vatan haini demiyorum haşa. Ya yanlış anlamayın. Ama işi uzatanlar var. 50 kere çıkıyor her yerde röportaj veriyor ya. Ya bir dara düştün, bir söylersin. Ama şimdi sen arka militansın de her videoda sen varsın. E sen o zaman ya FETÖ'cüsün, ya FDB'cisin, be, be PKK'cısın. Bana ne ya? Ama diğer halkımız istisna diyorum. Tara düşmüş. Allah'a itiraz duymadım. Hükümetin geç kaldığına itirazlar duydum bak. Ama Allah razı olsun diyenler de çok duydum. Duydum. E şimdi başına sıkıntı gelen konuşmada mazurdur. allah Teala buyuruyor. Kimseye sövüp sayma izni vermiyorum baba. Zulme uğrayan sövüp saysa da günah yazmaz. Bak şimdi o ayet. La yubul al Bil kavli mine su illa mazulim. Bi su imine kavli illa mazulim. Kötü sözlere iznim yok. Sevmez Allah. Zulme uğrayan yani zalimine şey yapabilir. Ama bu devlet bu hükümet sana zulüm yapmadı ki. Şu anda herkesin burada payı var. Hatay Belediyesi'nin payı var. Adana Belediyesi'nin payı var. Diyarbakır Belediyesi'nin de payı Hepsinin payı olan bir olay oldu. Bu ihmaller yeni mi başladı? Kaç senelik bir ne 30 senelikten başlıyor. Toki'nin yaptığı hiçbir bina yıkılmadı. Öyle mi? Haberlerim öyle mi? Toki'nin yaptığı hiçbir bina zarar cevap görmedi. Yani anladın mı şimdi? Onun için burada eğer Mehmet Görmez gibi bir adam, kültürlü geçinen, hadis talebesiyim diyor, profesör geçinen, on sene bu diyaneti işgal etmiş bir adam bugün kalkıp bugün kalkıp düşmanların ağzıyla vatan hainleri nazıyla bir de depremzedelere iftira yakıştırarak devlete öfkelidir diyorsa diyorsa ben dedim o zaman bu bu adam bilinçli bir adam. Allah'a kırgın nasıl denir? Şirktir. E, efendim devlete öfkeli nasıl denir? Bu e, devlete öfkeli olunmaz. Ama sen muhalif cenahtaysan, öbür partilerle anlaşmışsan veya kimin adamıysan ben bilmiyorum öyle bir bilgim yok. Bilgim olmadığı için bir şey söylemiyorum diyelim. O zaman dersin, hükümete öfkelidir dersin. Devletle hükümeti ne yaparsın? Ayırırsın. Cık. Devlet, Devlet Bahçeli'nin dediği gibi yani simitçiye kadar icabında devletin faydalı bir iş yapmakla görevliyiz vatandaş olarak. Devlet, devletimi Bekle, devlet ne oldu? E burada adam enkazda, inim inim inliyor, biz çıkartmayalım. Niye? Afat'ı bekleyelim. Bizim resmi görevimiz yok mu diyeceğiz. Biz de o adamı çıkartmaya uğraşacağız. Afat iki gün sonra gel, geldiyse bu adam ölsün mü? Su istiyor. Arkadaş ben sana şimdi su veremem. Devletten resmiyet lazım ki su verelim. Şimdi biz burada yanlış bir iş yapmayalım diyen manyak çıktı mı? Hiç öyle bir salak görmedim. Devlet hepimiziz icabında. Seferberlikte hepimiziz yani. Bu seferberlik bu ya. Bu seferberlik ilanı. Onun için kötü niyetlilere prim vermeyelim. Bunları iyi niyetli görmeyelim. Biz Allah'ımıza itimat edelim, güvenelim. Şimdi biz 14 Mart'ta ne diyoruz? 14 Mart gecesi 15'e bağlayan gece. Bu sene Hicri takvim değil de Mart'a göre Maul Aynen Hazretleri buyuruyor ki her sene Rumi takvim demiyor. Onu ben buldum. O zaman baktım Osmanlı'da her yerde İslami da iki takvim var, her zaman var iki takvim tabii. Bir Hicri miladi. Çünkü Hicri'den evvel takvim olmayacak mı? Hicretle başlatırsak, Hicret'ten evvel dünyanın takvimi olmayacak mı? İki takvim mecburen kullanılıyor. O zaman ee, diyor ki Mart diyor, ismini veriyor. Mars diye bine geçiyor Arapçada. Mart'ın ilk çarşamba, 14-15 Şubat e her gece Senede bir kere oluyor tabii. Bir, Safer'in son çarşambası, Onu biliyorsunuz. Bir de Mart'ın ilk Dikkatli olun. Herhalde onu da diyorum. Gezegenlerin yakınlaşmaları var acayip. İşte orada bir Mevla sebeplere bağlamış. Burçların tesiri etkisi var. Bu sebeple güneşin nasıl etkisi var? E, güneş doğmasa meyve, buğday biter. Ayın bile sebzenin, meyvenin üzerinde ayın etkisi var. E, o zaman öbür gezegenlerin de yanaşması, uzaklaşmasını çok büyük etkiler var. Hazreti Ali radıyallahu ne buyuruyor? Ay akrep burcundayken evlenmeyin. Şu yedi günde yola çıkmayın. Her her ay. Ama onlar şeye göre, hicriye göre. E o zaten e, Safer kitabında yazdım onları alın okuyunca. E, bu var zaten. Bu ilk çarşamba. Ben bunu inceledim. Baktım o zaman geçerli takvim Rumi. Rumi de en az 12 gün sonra giriyor. Mesela şimdi Mart girecek ya. Girdi mi şimdi? Girmedi daha. 12 gün sonra girecek Rumi takvimde. Mart şu anda girmedi. Şubat'tayız. Çünkü her ay 12 gün sonra giriyor. En az 12. Bazı 13 oluyor, 13 oluyor. Ondan sonra gelen ilk gün itibarı alınıyor. O da çarşamba bu sene nereye geldi? Bak 16'ya çatmış. 15'e çatmış. Şimdi de 14'e çat. 2022'de 15'miş. Ben hesap yaptım. Bu hesaba göre 14 Mart'ın akşamı, Salı'nın akşamı. Zaten ben size her sene ne diyordum? Ne yapalım? Efendim, e, işte okuyacaklar var. Yüz kere Sübbun Kudüs var, işte La Hule Şerife yüz kere var. Bismillahirrahmanirrahim yüz kere var. Her çarşamba gecesi var. Hiç belaya düşmek istemiyor musun? Sırrı çarşambadadır. Salı ikinden sonra başlar. Eğer salı ikindiden sonra üç kere Allahümme ya kafiyel bela İlk final böyle, ablenüzü ülümlesema, ya Allah, 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 yedi kere. Bunu üç kere tekrar ediyorsun böyle. Sonu yedi kere. Eğer ikindi namazını kıldıktan sonra her salı bunu yapın, bir hafta bir şey yok size. Hadis var. Safer kitabımda bu var. Alın safer kitabımda bunu bulun. Her salı ikinden sonra yapın. Bir, ikinci garanti. Çarşamba girdi akşam ezanıyla. Akşam namazını kıldınız, cevabını kılıyor musunuz, kılmıyor musunuz? Farz değil, vacip değil. Peşine her dergide yazıyor. Efendim, dört tane şey var. Nedir o? Besmele var. Yüz kere besmele, yüz kere la havle, yüz kere ya o, yüz kere subhun kuddüs. Bunlar çok kolay. Ama iki kere uzunu var. Bu iki uzun hangisi? Safer'in son çarşambası. Mart'ın ilk çarşambası. Rumi takvimi. Bunlarda ne ekliyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. uzun 100 kere. İnna 27 kere. Efendim, ee, evet. La havle 100 kere öbüründe de var. 12 kere Fatiha ekleniyor bir de. 2 kere ilavelisi var. Bir de bunun daha uzunu var. Şimdi biz 14 Mart akşam namazından sonra Mahmut Efendi Camisi Beykoz Çavuş başında bu en uzununu yapacağız. Bu en uzunu ne? Bu en uzunda 12 rekat hacet namazı var kılacağız. Zikirler var yapacağız. Zikirler uzun. Mesela şöyle uzun efendim Besmele la ilahe Allahu salli getiriyor 10 kere. La ilahe illallah subhanike getiriyor 126 kere. Hasbi Allah'u getiriyor 7 kere. Selamun kavlen 19 kere. La havle 19 kere. Ya ve düt 3 kere. İşte böyle. Arada da dualar var. Onlara da amin diyeceksiniz. O duaları yaptıktan sonra geleceği sonunda la ilahe illallah bin kere ya latif 129 kere ya kafir 111 kere ya halim 88 kere ya mücip 55 kere ya selam 131 kere ya hafiz koruyucu ismi şerifi 889 kere şifreleri efcetleri havasları meşayih tespit etmiş. Bir de bunu yapacak. Maddi imkanı olan çarşamba günü erkenden kurban kesecek. O kurbanı da 60 parçaya Böldürecek 60 parçaya. Fakirlere tasadduk edecek. Bunu yani ama şey yapmayın. Sağlam iş yapmayan dernek vakıflara yaptırmayın. Güvendiğiniz bu 60 parçaya bölecek mi? Fakirlere dağıtacak mı? Güvendiğiniz yerlere verebilirsiniz. Kendiniz özelde gidip bir kurban kesen yerler var. Kesebilirsiniz. Başında dursan daha iyi. daha iyi. Bunu da söylüyorum. Onun için 14 Mart akşamı çok büyük belaların, şerlerin, musibetlerin dinen takdir edildiği bir gece demiyorum. Ama Allah'ın gezegenlere burçlara verdiği etkilerden dolayı çok kötü etkilerin, etkileşimlerin çok belalara sahne olacak gezegenler iktiranı, birbirine yaklaşması neticesinde belaların hasıl olacağı ertesi günü de buna tabi çarşamba ama bu o vakit olmaz. Sonrasında olur. Bazen de şöyle oluyor. Mesela güneş tutuluyor. Veya gezegen bazen değil hep öyle oluyor. Mesela güneş tutulması korkutucu bir ayettir. Kur'an böyle söylüyor. Ve men nursul bil ayati illa takvifa. Biz ayetleri korkutmak için gösteririz ve göndeririz. 2009 depremi neden sonra oldu? Güneş tutulmasından sonra. Güçlü bir güneş tutulmasından sonra. Çünkü orada zeminin e, çek, çekiş gücü, iticiliği şunu bunu onu sallıyor. Onu sallayınca oraya düşüyor. Bu buraya çıkıyor. iniyor aşağı. Şimdi burada 14 Mart akşamı olacak. 15 Mart'ta olmadıysa cübbeli hani ne oldu diyen kazlara en kazlara söylüyorum. Kafayı karıştırmayın. Ben o gece ve o gün olacak demiyorum. Ben o gece ve o gün okunacaklarla kılınacak namazla kesilce kurbanla tedbirimizi alalım diyorum. Çünkü neden? Güneş tutulduğundan o anda olmuyor. Ertesi gün olmuyor. Ama onun etkileşme gücü birbirinin etkilenmesi ne oluyor? Aylar geçiyor. O etki o zaman çıkıyor. Öyle değil mi şimdi? E bunu ben anlatıyorum. Şimdi burayı anlatmazlar. Bir şey olmayınca da olmadı. İyi ki olmadı elhamdülillah diyelim. Ama biz diyoruz ki olmadıysa Allah yapmadığından olmadı. Olmadıysa zikredenlerin hürmetine olmadı. Allah diyenlerin hürmetine olmadı. Kurban kesenlerin hürmetine olmadı. Namaz kılanların hürmetine olmadı. Nasıl konuşuyorsun? Ya bilmem ne delilim var mı? Vallahi de var, billahi de var. Ayet var. وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضًا بِبَعْضًا لَفَسَدَتِ الْعَرْضِ Diyor Bakara Suresinde. İyilerin namazı, takvası, haccı, ümresi, zikri, duası ile kötülerin zinasını, fuhşunu, faizini, haramını, günahının belasını def ediyorum. Çünkü o zaman ahirette def etmiyorum. Ama dünyada hepsi birden elak olacak. Onların hayrıyla bunların şerrini savuşturmasaydım, lefesedetil erzu, değil İstanbul, değil Türkiye, dünyanın tamamı fesada uğrar, üzerinde karınca bile gezecek kadar bir hayat bırakmazdım diyor Allah. Yasin'in üstünde de hemen söylüyor. Böyle bir vakizullah bir ala İnsanların şirkleri, zulümleri, günahlar sebebiyle belalarını peşin verseydim, yeryüzünde gezen insan değil, karınca bırakmazdım diyor Allah. Onun için burada zikir ve duaya karşı gelenler, niye millete zikir yaptırıyorsun, dua yaptırıyorsun, namaz kıldırıyorsun diyenler dinsizdir. Dinsizdir. Ben ondan sebep bir menfaat mı temin ediyorum? Size Allah için söylüyorum. Evliya Allah böyle demiş. Bu zikirleri yaparsan belalardan korunursun. 14 Mart'ta ben bir şey olacak demiyorum ki zaten. Gezegenler bak Fransız da söylüyor. E bütün şimdi astronotlar da söylüyor. Şu anda ne diyorlar onların adı? Astronot değil de ya. Yok bir şeyle uğraşıyorlar ya ya. Astroloji. O da bir ilim. O da bir ilim. Onlar da söylüyor 14 Mart ama benden sonra söylediler. Benden onlara ben. Çünkü neden? Kitap önce yazmış. Kitabı ben önce görmüşüm yani. Erken kalkan bir şey yazmıyor yani. Dolayısıyla burada ben bir şey olacak demiyorum. Ama bu zikirleri yapalım diyorum. Anladın mı? Ama 14 Mart'taki gezegenlerin iktiranı ve yaklaşımı olumsuz neticeler Allah'ın izniyle dünya üzerinde gösterecektir. Ondan sonraki süreçte ne olur ne olmaz. İstanbul'da olmaz. Ege'de olur. Başka yerde olur. Ee, bu noktalarda tehlikeler olabilir. Bu da buradan etkileşebilir. Bunun için bir zaman geçebilir. Biz ne diye dua ediyoruz? Allah'ım iç savaştan muhafaza etsin. Dış savaştan muhafaza etsin. Depremlerden muhafaza etsin. Afat ve afat yaradın. muhafaza eylesin. Amin Diğerlerinden dar hamdene azal Cennet ile cemalle müşerref eylesin. Ayin. Rızasını helal eylesin bize Amin. Allah'ım salli ala ve sellem. Muhammed ve aleyhi ve sellem. Şehit asker jandarma kıdemli başçavuş ilan kesekler vefat etmiş. Ruhu şahat olsun, kabri nur olsun, şahadeti kabul olsun. A ailesine sabrı, cihaz, eczi, zemin, ihsan olsun. Amin. Ruh için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Salim Yavuz, Bilal, Ulubay, bu kardeşlerimizle bütün şehitlerimiz cümle şu edamıza Rabbime hediye eyledik ruhlarına. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Fi kulli lamhatin min nefsin adadema ve şekamu ilmullah Allah Allah Allah. Hediyemizi vazile ile ruhaniyetten haberdar Amin Allah'ım amin cümlemizden. Vefat eden şey yazıldı mı doktorumuzun anne babası? Onun da anne babası depremde eee şehit oldular. Onların da isimlerini eee yazdılar bilmiyorum. Özellikle niyet ederiz. Bedi, Halil, Mirsezdin, Raşid, Ömer, Mehmet, Abuzer, Abdurrahman, Ali Rıza Hüseyin, Bayram, Niyazi Süleyman, Fahrettin Güzel, Niyazi Fahri Akın, Adil, Cemşit, kardeşlerimiz, Asiye, Fadime, Hikmet, Zahide, Elif, Servinaz, Oya, Ayşe, Zuhal, Durdu, İsmihan, Şefika, Emine, Sevim, meyitelere de rahmetler eylesin. Kabile nur eylesin derecelerini âli Orada iki cenaze. Rabbim ruhlarını şad eylesin. Azapları olanları refah eylesin. Canlarını şehit olarak kabzettiğin için, iman üzere ölenlerin canlarını şehit olarak kabzettiğin için, ne kadar da günahları varsa azap yüzü gösterme ya Amin. Allah'ım musallâhu aleyhi ve Muhammedin ve aleyhi ve ve sellem. Teslimen kesivan. Elhamdülillahi <laughs> 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 Rabbil alemin. el Fatiha.